İyi akşamlar değerciler. Siyaset çok yoğun. Memlekette bir sürü problem var. Siz bilim mi yapıyorsunuz diyeceksiniz. Evet, bilim yapıyoruz. Bu akşam bilime dönüş yaptık. Çünkü memleketteki problemlerin büyük bölümünün temelinde bilim yoksunluğu olduğunu ben 15 yıldır söylüyorum. 15 yıldır burada Çilekeş Celal Şengör'le beraber zaman zaman da İlber Hocamızın da katılımıyla bunu anlatıyoruz. Ama dediğim gibi çeşitli farklı konularda da konuklarımız oluyor. Ama bu akşam bilim konuşacağız. Yani saf bilim konuşacağız. Çünkü bilim yayıncılığı önemli. Ve bu konuda çok değerli bir genç kardeşimiz bizle beraber. Evrim Ağacı platformunun kurucusu, yöneticisi Doktor Çağrı Mert Bakırcı. Çağrı'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Biz seni davet ettik ama aile gelmişsiniz. Evet, biz aile. Ana, baba, çocuk, kim var, kim yok. Yani. Evet. No, çocuğu bırakacak kimse mi yok yani? Yok, evet. Ben Ankaralı olduğum için ve çocuğun da bizimle gelmesi. Şahane bir ailem var, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sıklıkla bekliyoruz. Bilhassa oğlan çok şirin. Sağ olun, çok vallahi teşekkürler. Çok siz nereden tanışıyorsunuz? O buldu beni. Seni bulmaya gerek yok. Nereye açsa karşıda sen varsın. Yani, o buldu, bana program yaptı. Evet, yaptım kaç kez program yaptık Celal Hoca'yla, evet. Hatta bir tanesini Amerika'da. Evet. Amerika'da İngilizce program yaptı. Evet. Allah Allah. Vallahi billahi. Oo, bayağı derin entelektüelsiniz siz gördüğüm evet. kadarıyla. Sorma. Çok. Ve Sayın Emrah Safa Gürkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu akşam çok renklisiniz. Çok teşekkürler. İki papyonlu ilk defa. Türk televizyonu. Evet. O yüzden Celal Hoca'yı yeni diye. Aslında keşke değil bir diğer papyonlu ama. Kim ya? Bir şey. Onu ben damarına basıyorum. Yani, damarına basıyorum. Bak şimdi. Güzel ya bir konuya konuyla girmek istiyorum aslında. Tamam. Evet, konu şu. Üzerinde uzlaşı sağladığınız bir konuya tanık oldum az önce. Carl Sagan konusu. Hı. Çok güzel. Bak, bu konuda Celal Hoca'yla zıt düşünüyoruz. Evet. Senin için Carl Sagan ne? Senin için de bir anlatın bana. Tamam. Çünkü Carl Sagan bilimi popülerize etme konusunda dünyada herhalde bana göre bir numaradır. Hadi bilemedin iki numaradır ama çok önemli bir adamdır o açıdan. Evet. Sen savunuyorsun. Evet. Niye senin için önemli yani Carl Sagan? Savunmadan ziyade yaptığı şeyin değerini buluyorsun. Evet, değerini küçümsememek gerektiğine inanıyorum ben. Benim işim de kabaca onun yaptığı işle aynı, bilim iletişimi. Bu bilimin işte fil dişi kalelere hapsolmaması gerektiğini, halka inmesi gerektiğini ve bunu yaparken düzgün bir dil kullanılması gerektiğini savunuyoruz bilim iletişiminde. Ve Carl Sagan yaptığı programlarla, yazdığı kitaplarla, yani içinde ben de dahil yüz binlerce gencin, o zamanki gençlerin, ki hala genç sayılır. Ama yani o kişilerin bilime ilgi duymasını sağladı. Ve mesela belki Carl Sagan'ın etkisi olmasaydı ben belki de bilim iletişimi yapmıyor olacaktım. Dolayısıyla Carl Sagan'ın hani bu yolda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ki ben düşünmüyorum bunu açıkçası. Literatürde Sagan etkisi denen bir etki var. Bu etki akademisyenlerin popüler bilime bakış açısının yıllar içerisinde nasıl değiştiğiyle ilgili. Mesela 80'lerde falan astrofizikçilere sorduğunuzda akademisyenler halka bilim anlatmalı mıdır, işte halkla bir arayüzleri olmalı mıdır diye sorduğunuzda akademideki sıradan insanlara, yani akademisyenlere, bilim insanlarına çok büyük bir kısmının hayır dediğini görüyorsunuz anketlerde. Bunun bir dolu gerekçesi var. İşte yani halk için bütün detayları bilmeye gerek yok olabilir. Zaman kaybı çok büyük bir şey. Çoğu insan zaten akademik çalışması içerisinde popüler bilim iletişimi yapabilecek bir noktada değil. O kadar zor bir şey ki akademik çalışma yapmak. Ve Sagan'ın yükselişinden sonra ve halkın buna olan pozitif tepkisinden sonra anketler tekrar edildiğinde 90'larda, 2000'lerde çok ciddi bir değişim. Yani şimdi bunu sadece Sagan'a atfedemeyiz ama şimdi az önce sizin de dediğiniz gibi Carl Sagan bu işin bir numarası değilse iki numarasıdır bilim iletişimi. Uluslararası ölçekte bilim iletişimi. Yani Türkiye'deki bir çocuğun okuduğu kitapta, Amerika'daki, Avrupa'daki bir çocuğun okuduğu popüler bilim kitabı konusunda da. Bu etkiye, işte bu değişime Sagan etkisi deniyor. Ve şu anda mesela çok ilginçtir. Ben doktoramı yaparken benim hocamın... Sen doktora ne üstüne yaptın? Evrimsel algoritmalar üzerine yaptım. Yani evrimsel biyolojinin makine mühendisliğine veya genel olarak mühendisliğe uygulanması hakkındaydı benim çalışmam. Bunu yaparken hocamın bana söylediği şey hep şuydu.
bir fon yazacağız, fon almak istiyoruz. Son dönemde bu outreach denen, yani bir akademik çalışma yapacaksın ama o çalışmanın sonucunu halka nasıl anlatacaksın kısmı eskiden es geçilen, çok bakılmayan bir şeyken. Hiç umursamayan bir şeydi. Evet, şimdi kararın %10'u civarını tek başına üstlendiren ve sırf o nedenle redlerin alındığı bir konuma gelmiş halde. Şimdi burada eğer Sagan'ın %1 bile etkisi varsa bence azımsanamaz bir etki. Çünkü ben bilimin halka inmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O nedenle ben Carl Sagan'ın çok önemli bir figür olduğuna inanıyorum. Ama Celal Hocam daha derinlerini bildiği için konunun, daha bireysel bir tanışıklığı olduğu için pek anlaşamıyoruz onunla. Belki şeyde ayırmak lazım. Kişiliği, karakteri ona çünkü bir şey diyemem. O konuda da çok pozitif şeyler duyuyoruz ama o bir şeyden hani fasattan ibaret olabilir. Onu hani destekleyemem. Ama bilim iletişimindeki etkisini destekleyebilirim ve onun o etkinin azımsanmaması gerektiğini düşünüyorum. Hocam ne düşünür bilmem tabii. Evet Celal Bey. Siz ise Carl Sagan'ın abartılmış olduğunu düşünüyorsunuz. Çok. Hem de tanıdım ben kendisini. Bir benim katıldığım Phoenix'teydi galiba. Bir toplantıya geldiydi. Orada hiç konusu olmayan bir konuda bir tebliğ verdi. Niye peki verdi? Onu ona sormak lazım. Bayağı peki niye verdirildi? Hayır. Bu toplantıya sen müracaat ediyorsun. Diyorsun ki işte benim projelerim var. Hı-hı. Bu Plantree Programs'da. Hı-hı. Onun için bir tebliğ vermek istiyorum. Peki gel diyorlar. Benim de ben öğrenciydim. Benim de tebliğim vardı Merih hakkında. Evet. Merih'teki... Onun tebliğini hakkındaydı. Kumullar. Merih'teki kumullar. Ha, konu Merih yani. İkiniz de konusu Merih. İkiniz de konusu ama benimki tektonikti. Onunki jeomorfolojiydi. Şimdi Carl Sagan'ın... Peki kendisi bir jeomorfolog mudur? Hayır. Astronom bu adam. Evet. Yani dolayısıyla orada söyledikleri bana biraz ters geldi. Yani belli ki son derece yüzeysel, bilmediği bir konuyu orada hani ben bu işlerin babasıyım edasında anlatması biraz beni ters etkiledi. Hı-hı. Benim hocam rahmetli Albert Aubrey King Jr. Apollo'nun Lunar Receiving Laboratory yani Apollo'nun getirdiği ay taşlarını kabul laboratuvarının o zaman müdürüydü. Curator'ıydı. Carl Sagan konuşurken King bana eğildi. Sahtekarın biri bu herif. Şimdi bu çok ciddi bir laf. Peki bu akademik kıskançlıktan olabilir mi? Hayır, hayır, hayır. Ya, herif popüler o değil mesela. Hayır, hayır. Kendini daha iyi görüyor. Hayır, hiç alakası yok. Yani King, Charles Palachin'in Harvard'dan öğrencisi, birinci sınıf mineralogtu. Yani üç diyecek yok King'in. Zaten öyle olmasaydı o kadar kritik bir yerin başına getirilmezdi. Benim uzay çalışmalarımın başında King vardır. Hı hı. O bana Mariner'i hatırlarsın. Mariner'in evet. getirmiş olduğu radar şeylerini, resimlerini verdi. Bak bakalım ne düşünüyorsun dedi. Ben birinci sınıftaydım. Hı hı. Ve ben 1975'te bir tebliğ verdim. Merih'teki şeyler hakkında. Onun için Carl Sagan'ın bu davranışı bana çok ters geldi. Evet. Şimdi bak ben Carl Sagan gibi birisini daha tanıyorum. Hı hı. O da Stephen Jay Gould. Fevkalade popüler bir adam. Hı hı. Tonla popüler kitabı var. Hı hı. Ben bunlardan iki tanesinin ne kadar fahiş hatalar içerdiğini işte 2020 yılında Amerika'da yayınlanan bir kitabımda gösterdim. Hı hı. Ben bir kere bu adamla konuştuydum. Sagan'la? Hayır. Ha. Şeyler. Gould'la. Stephen Jay Gould'la. Ha, midem bulandırdı. Kendisinden bir ayrı baskı istedim. Ayrı baskı istemiyorum dedi. Ben ayrı hemen fotokopi sevmiyorum. Hı. Ayrı baskılarını kendilerini istiyorum. Bu hı. 1965 yılında bir makale yazmış. O makale çalıntıdır. Ben gayet iyi biliyorum onu. Hı. Onu istedim. Çünkü çok site edilmiş bir makale. Onu istediydim. Biliyor musun dedi. O dedi çok şey oldu dedi. Çok popüler, önemli bir makale dedi. Elimde kalmadı dedi. Hı. Sen bir yerden fotokopi yap dedi. Dedim, Profesör Gould dedim, ben onu okudum, fotokopisi de mevcut. Zannettiğiniz kadar da önemli bir makale değil o dedim. Ve kapattık telefonu. Walter Pittman'ın ofisindeydim. Walter'a dedim, bu tip herifler midemi bulandırıyorlar beni. Böyle kendini beğenmiş, evet. Herifin istediği makalesinin çalıntı olduğunu ben biliyorum ya. Niye bunu yaymadın? Yaymaya lüzum yok. Herkes biliyor. Herkes biliyor mu? Herkes biliyor. Peki, intihal ayıp bir şey değil mi? Çok ayıp bir şey ama
1965'te olmuş. Şey hakkında, uniformitarianism hakkında bir sempozyum yapıldıydı. Bu öğrenci olarak o sempozyuma katılıyor. O sempozyumda konuşma yapanlardan birinin konuşmasını almış, yayınlamış. Makale yapmış. Sonra o sempozyum yayınlandı. Fena fikirdi. Ben de bundan sonra seni anlattığım ne yapacağım? Mesela. Benim çok canım sıkıldıydı buna. Yani bilimde çok hassas olmak lazım. Bilimi popüler... Sen Sagan'ı da aynı sınıfa mı sokuyorsun yani? Ben Sagan'ın açık intihal yaptığını hiç görmedim. Hani bilmiyorum yani. Tamam mı? Fakat Albert King'in benim kulağıma herif, bu herif sahtekardır demesi beni çok etkiledi. Olabilir, evet. Bilimde popüler olmak güzel bir şey ama popüler olduğun zaman mesela Stephen Hawking gibi olacaksın. Tabii ki. Yani. Yani Stephen Hawking'in halk için yazılmış kitapları var. Onu karıştırdığın zaman... Zamanın çok kısa tarihi. Mesela. Yüzlerce değil hafta mi? Mı ne? Bir numara bestseller. Bir numara bestseller'dı. Stephen Hawking'e bakıyorsun, o kitapta yazdığı her cümlenin arkasında herifin bir ömür boyu ömür var, araştırması var. Ama öyle de bir okuyucu kitlesi olacak. Bizde öyle bir okuyucu kitlesi Stephen yok. Stephen Hawking kendisi. Bizde bile onu da sana soracağım şimdi. Milliyet, Milliyet yayınları yayınladıydı. O bizde bile sattı o kitap. Evet, evet, Türkiye'de de sattı. Hawking'in kendisi de şaşırıyor. Zaten beklendik bir şey değil o kadar popüler olması falan. Yani o kendisini de şaşırtıyor zaten. Ondan sonra yayınları var. Evet. Hep popüler. Evet. Ve son derece başarılı. Evet. Şimdi böyle adamlara ben hayranım. Tabii ki Stephen Hawking. Yani bir şey yaptığın zaman. Ya da David Attenborough. David Attenborough başlı başına bir fenomen. Yani David Attenborough bir program yaptığı zaman hissediyorsun ki adam orada her söylediğini didik didik etmiş. Araştırmış. Ben dışarıda söylüyordum. Bir ihtiyozor fosili bulundu Dorset sahilinde İngiltere'de. Fosilin bulunduğu andan itibaren onun çıkartılması süreci, onun temizlenmesi süreci müze şeyine ne derler gösterimine hazır hale teşhirine hazır hale getirilmesinin her adımında David Attenborough. Tamamını belgeleyip ondan da bir program yapıyor. Evet. Ve orada hissediyorsun ki mesela onu temizleyen adamlarla konuşuyor David Attenborough. Her bir kemiğin adını biliyor David Attenborough. Yapanlar kadar bilir. Konuya hakim. Evet. Ama o tek alanda. Doğa tarafı. Hayır. Sırf biyoloji değil. David Attenborough hem biyoloji yani botanik ve zooloji aynı zamanda jeolojiye de hakim. Yani David Attenborough'un volkanlar hakkında yaptığı çok güzel şeyler vardı. Tabii. Belgeseller vardı. O mesela en büyük dinozorun bulunması hakkında yaptığı bir program var. Orada da bulunduğu andan itibaren Patagonya'da monte edilmesine kadar. Şimdi tabii adam 80 senedir bu işi yapınca bir de artık herkes de onu çağırıyor. Hep olayın içinde. Ama David Attenborough belli ki ya ben bunu popüler edeyim diye anlatmıyor. Hayır, merakından. Zevk alıyor. Zevk tabii ki canım, tabii. Yani hissediyorsun onu. Ben Carl Sagan'da bu hissi hiçbir zaman almadım. Çünkü biri Amerikalı, biri İngiliz. Belki onun sıcaklığı belki, soğukluğu. Olabilir. Biri Amerikalı, biri İngiliz. Biri Avrupalı. Ya. David Attenborough benim gözümde muhteşem bir adam ve İngilizler bir araştırma gemisine Sir David Attenborough adını verdiler. Hak ediyorsun. Evet, zaten ben de helal olsun dedim. Tabii ki. Bunlar öyle bir aile ki David Attenborough'un abisi Lord Yao, artist adam. Artistlikten Lord yapmışlar adamı. Evet. Kim Richard? Efendim? Kardeşi kim? Richard Attenborough. Richard Attenborough diyebilirim ben. Ya. Ya şeyde oynadıydı. Neydi o? Crichton'ın çalma romanlarında. Jurassic Park. Jurassic Park'ta oynadı. Crichton'ın çalma. Crichton'ın John Hammond rolünü oynayan adamdı. Çok çocuk. Ya ben onun hakkında yazı yazdım Crichton hakkında. Yani Sir Arthur Conan Doyle'dan ne kadar yürüttüğü, tabii, yani yayınladığı haritasına kadar. Evet olabilir o. Onu ben de okumuştum. Ve yani o filmler benim midemi bulandırdıydı. Çok. Niye ya çok eğlenceliydi yapmadım. Ya eğlence. İşte eğlence bir şey. Hayır eğlencenin ötesinde korku filmi. Evet biraz. Evet, yani biraz dinozorları. Korkunç şeyler. Bir, korku öğesi haline getirmiş. Evet. Ya sen bir çocuğa, bir gence dinozoru niye korku öğesi olarak tanıtırsın be adam? Ve orada yaptıkları yanlış. Bir sürü verdiği bilgi yanlış. Tabii canım tabii. Yani en basitinden Velociraptor. Kocaman göze Velociraptor bu kadar bir hayvan. Tavuk kendi gibi bir şey. Sonraki filmlerde ortaya çıktıydı ki Velociraptor tüylü.
Evet, orada karar vermişler, biz bunu tüylü yapmayacağız. Lan sen kim oluyorsun, evet, da karar veriyorsun? Evet. Utah Raptor falan, Dino Nichols falan yani, karışım bir şey yaptı. Evet, saçma sapan bir şey çıktı ya. Evet. Tabii canım, onlar ya, ben bu tartışma, yani zaten kesinlikle tartışma Carl Sagan işte versus Stephen Hawking veya David Attenborough şeklinde olmamalı da. Ya burada birkaç tabii detay görebiliyorum. Mesela akademinin içinde çok kalan insanların popülerleştirmeye vakit bulamamasından daha doğal bir şey yok. O doğru değil. O doğru değil. Ama işte zor. Kardeşim, konuna hakimsen, Fatih gibi birisi seni çağırdığında işte, hiçbir özel çalışma yapmadan tabii, geliyorum ortam, diyebilirsin. Öyle bir ortam olmalı zaten. İşte zaten biraz o ortamı sağlayabilmek burada olay. Şimdi Türkiye'deki Fatih'in yani bence anıtsal diyebileceğim başarısı, evet, böyle bir ortam yarattı. Evet. Ve bir işte Alman buraya bir misafirimiz geldi. Evet. Münih Jeoloji Ordinaryası. Anke Friedrich. Anke söyledi, evet, Fatih'e. Ben dedi hayret ettim ya dedi. Yani evet, hele Türkiye'de böyle bir, Almanya'da yok böyle bir problem. Aynı şeyi MIT'de biz deneyimledik. Evrim ağacını anlattığımızda niye böyle bir şey var diyor insan. Yani nasıl bu kadar çok şey yapılabiliyor evrim ağacı? Yani hele Türkiye gibi bir yerde algılayamıyorlar. Evrim ağacı çok hoş. Çünkü çok teşekkürler. Çok bu arada olsun. Siz tişört yapmak istiyormuşsunuz. Evet. Benim resmi kullanmak istiyor. Asım beni arıyor. O biz değilizdir. Belki gelecek bilimden arkadaşlar olabilir. Öyle ama, mi? Evet, ama yani Asım beni aradı ya dedi. Sen şunlara söyle de. Evet, evet. Bir tek X-Large'da kullanacaktır. Olabilir abi. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Hakikaten Fatih Altaylı'nın yaptığı şey burada bilim iletişimi. Yani evet, siz Türkiye televizyonlarında popüler bilim iletişimi yapılabileceğini gösterdiniz. Bize birçok kişi bu şeyi söylüyor işte. Türkiye'de bilim iletişiminin mesela bir meslek olarak yapılabileceğini sizden, Evrim Ağacı'ndan gördük diyor. Ve siz de bence televizyonlarda bunun yapılabileceğini göstermeniz, evet, çok, bunların hepsi bir araya gelerek zaten bir değişime sebep olacak. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bilim hiçbir adamı tekini olarak Fatih bunu ilk defa teklif ettiğinde, hı-hı, ben güldüm. Dedim evet, olmaz öyle şey. Bu dedim, evet, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benzer. Evet. Kimse de bizi seyretmez dedim. Evet. Fatih dedi ki hiç öyle değil dedi. Siz, hı-hı, dedi farkında değilsiniz. Ve İlber'le kesinlikle beraber yaptık. Ben şoke oldum ya. Kesinlikle. Bir ara haber programlarının önüne geçti Fatih, evet, programı. Kesinlikle. Ben hayretler içinde kaldım ve Fatih'e dedim, senin dedim gazetecilik dehanın önünde saygıyla eğiliyorum. Ama tabii sizin bunu anlatış biçiminiz. Yani evet, doğru çok kişileri bulmak çok önemli. Çok iyi bildiğiniz için çok basit anlatıyorsunuz, onun da bir kıymeti oldu. Yalnız bir şey daha söyleyeyim. Bilim adamlarının vakti yoktur dedin ya. Hmm. Bizim İlber'le yaptığımız son programların sonuncuydu galiba hatta. Hiç alakasız bir konu. Birdenbire konu döndü dolaştı. Arminius'un, Varus'un 3 lejyonunu Teutoburg ormanlarında imha etmesi konusu geldi. O meşhur savaş. Teutoburg savaşı. Kardeşim Fatih orada duruyor, İlber orada duruyor. İlber ezbere. Ezbere. Tacitus'tan Latince olarak onu okudu. Bütün metni okudum. Aa evet, izledim onu. Evet, ha, evet. Ve bir de tercüme etti. Fatih'in buna, ağzı açık Fatih dinliyor bunu, ne yapıyor bu herif diye. Evet. Latince'yi olduğu gibi okudu. Evet. Sen dünyada başka bir tane daha yoktur. Yoktur öyle onu yapabilecek adam, evet, ya. Yani belki şey Mary Beard, Cambridge'in. Emin değilim yani. Ben de emin değilim. Emin değilim yani. Televizyonda yani bu ezberden oluyor. İlber'deki hafıza. Evet. Ama yani her bir, yani biz bilim insanları derken ortalama bilim insanlarından söz ediyoruz. Onların hakiki, yani benim hocam gibi insanlar, bizim akademide gördüğümüz insanlar, bunların fon peşinde koşmaktan, işte laboratuvar batıda, işletmekten. Batı'da bir iş buna döndü artık. Evet işte. Yani. Şimdi ben burada bir saplama yapayım. Şimdi Çağrı çok güzel bir noktaya değindi. Outreach hikayesi. Evet. Bu outreach hikayesi ne zaman ortaya çıktı biliyor musun? Paralar Amerika'da suyunu çekince. Evet. Çünkü halka göstermeden halka olmuyor göstermek bu iş. Lazım. Vergilerle oluyor. Çünkü. Aynen öyle abi. Evet. O zaman ortaya çıktım. Evet, daha önce doğru dediğin gibi. Bunlar milyar dolarları ne yapıyor sorusuna, evet, vergi, evet, verenlerin sorması. Daha önce, evet. Ya kardeşim ben hiç unutmuyorum. NASA'dan bir adam geldi. Paul Lowman. John ve Kevin'e dedi ki biz dedi işte satelitler yeni atılmış. Dünyanın manyetik ve yer çekim alanlarını haritalıyorlar. Dediler ki bunu yorumlayabilmek için bize bir dünya tektonik haritası lazım. Kevin dedi ki size dünya tektonik haritası lazım değil dedi. Size de lazım olan kenet kuşakları ve riftlerin haritası dedi. Hmm. Onların imzaları en keskindir dedi. Paul Lowman dedi ki dedi bunu yapar mısınız? Kevin ve John bakıştılar, dediler bu
Zor bir iş. Zor iş. Ama yaparız. İşte ne kadara olur? 1979'un galiba parasıyla 100 bin dolar. Yok pardon, 78'in parasıyla 100 bin dolar. Pollama dedi ki bunu veririz. Adam gitti. John ve Kevin bakıştılar birbirlerine. Hadi bunu yapalım dediler. Ya bir ay sürmedi. Ben hiç unutmuyorum. Bir hafta sonra Kevin geldi. Ben de yeni gitmişim Almanya'ya. Böyle koridorda dolanıyorum. Celal dedi bu hafta sonu ne yapıyorsun? Bir şey dedim, ben geleceğim, çalışacağım. Kendi işimi yapacağım. Sen dedi hafta sonu gel de dedi. Beraber Avustralya'yı yapalım. Avustralya'yı yapalım. Yapmak ne demek? Ne demek abi? Fatih geldim. Kevin dedi ki John'un harita koleksiyonundan dedi 1976 Uluslararası Jeolojik Kongresi için Avustralya'nın bir büyük jeoloji haritası yapılmış, bir de tektonik haritası yapılmış. Tektonik haritayı getir dedi. Getirdim, yaydık masaya. Üstüne bir o film denen Türkiye'de Mylar'ı, Mylar'ı yaydık. Kardeşim adam aldı eline kurşun kalemi. Çağrı, inanamazsın. Bak dedi, bu dedi Yılgarn Kratonu. Bu dedi Pilbara. Arada Gascoigne orojenik kuşağı. Yaz 1800 milyon yıl. Hemen dedi şurada dedi. Bir sedimenter havza var, onu koydu. Bu dedi Gascoigne orojenik kuşağının oluşması esnasında çarpışma tam olmamıştır. Okyanus kabuğu biraz korunmuştur. Şimdi git dedi John'un kütüphanesinde bu Uluslararası Jeolojik Kongresi için Earth Sciences Review'un özel bir sayısı vardı. Onu getir dedi. Buradaydı Rockland'ın makalesinde Smith ve bilmemnenin şeyini bul dedi. Makale, onu referans yazalım. Abi bütün Avustralya'yı yaptık, iyi mi Fatih? Adım adım adım, bir hafta sonu bitti Avustralya. Hani çok zordur dedikleri var ya, o parayı aldılar. Yani bir aydan az bir zamanda bitti. Yediler. Gönderdiler NASA'ya. NASA bunu bastı. İki tane kenet kuşakları ve rift haritaları falan diye. O 100 bin doları bunlar aldılar. Üç öğrencinin doktora parası çıktı. Bravo. Nasıl abi? Şimdi sen diyorsun ya vakti olmuyor insanların diye. Hı hı. Abi bu doğru değil. İstemesini bileceksin. Evet, tutkuyla yapanlar bulurlar vakti. Yani evet, orası hem doğru. Nasıl be kardeşim ya? Evet, hem nasıl doğru. Ya? O doğru. Bir dakika bir ara vereceğim. Tamam. Şunu merak ediyorum ben işte, Doğu toplumları. Bilimle doğrudan benzer bir ilişki kurmuyor. Niye kurmuyor? Aslında kurmuyor değil, kurduğu bir dönem var. Şimdi Doğu toplumu demeyelim de İslam toplumu, İslam bilim olduğu için ve Arapça ve İslam üzerinden döndüğü için söyleyeyim. Çin'de nasıl bilmiyorum. Ben İslam'ı sanılamıyorum. Şeyde de durum farklı yani. Onu bilmediğim için hani ama bildiğim ama. Yerden anlatacağım. Şimdi mesela 9. 10. 11. Farabi, İbn Sina'nın yüzyıllarına gidince bunlar var zaten. Dolayısıyla her toplumun bir paradigması var. Batı 17. 18. yüzyıldan beri bir paradigma yaşıyor. Bunu da bütün dünyaya yaydı. Bu da yeniliğe açık bir paradigma. Bu da bilime açık bir paradigma. Dünyada bilime açık, yeniliğe açık çok az toplum vardı. Bilimsel devrime de baktığınızda birkaç kişinin şeyiyle işte Pascal'lı şey böyle biraz yavaş yavaş yürümüştür. Fedakarlıklarla yürümüştür. Çünkü kurumsal yapılar şey değildir. Yenilikçi olmazlar. Statik olurlar. Üniversite de öyle bir yerde. Bakın dünyanın... Bilhassa üniversite. Tabii son derecesi. Akademiler onun için kurulmuş. Aynen öyle. Mesela sanatta düşünelim. Akademi de Beaux-Arts şey yapmamıştır. Empresyonistler kendileri bir şey kurmuştur. Tarihe bakalım. Anal ekolü Sorbonne'da barınamamıştır. ÖSS'i kurmuştur. Kendi şeyini kurmuştur. Bu Avrupa'da yeni dediğimiz kavram para ettiği için, bir şey getirdiği için bu şeyden sızmışlar. Ama şöyle bir fark belki denebilir. Çok şey olarak akılcılıkla mistisizm arasında belki bir şey olabilir. İslam dini bunu daha uzmanı anlatsın ama özellikle bu 11. 12. yüzyıldan sonra biraz daha akılcılıktan uzaklaştığı söyleniyor. Dedim ki ben tam... Ama yani oradan tarihe bak hakikaten öyle. Evet. Yani bir bunu... Ömer Hayyam yetişmemiştir daha sonra. Bir İbn-i Rüşd yetişmemiştir. İbn-i Rüşd'ün yetiştiği dönem o altın yüzyılın dışında kaldığı için döneminde de özür diler konuma girmiştir. Evet. Mesela İbn-i Sina kadar rahat yazamamıştır ve onların yazdığı bazı şeylere bugün baktığımızda bugün tel'in edilir, lanetlenir. Bugün Twitter'da İbn-i Sina olsa pek hoş karşılanmaz. Yani. Gerçi Twitter'a kimi koysak hoş karşılanmaz. Yani, Freud olsa düşünsene de Twitter'da Freud var. Of adamı ne hale getirirler. Bakın işte ama Batı toplumu da belki de o paradigmasının sonuna geliyor. Politik doğruculukla. Batı toplumu. Aynen öyle. Hadi gelelim. Çok iyi söyledin. Tabii hadi gelelim Freud'u koyalım bakalım.
bir toplum kendini rahatsız edici lafı duymak istemiyorsa gelişemez. İnsanlar da kendilerini rahatsız... Şimdi yeni iyi diyoruz. Evet, bu alet, markası söylemem lazım. Bu alet iyi yeni olarak. Ama bu aleti getiren yenilik direkt sonuç verirse... Şimdi 1780 yılındayız diyelim, Osmanlı'dayız. Yeni fikri ne getirecek ki bize? Bir şey getirmeyecek, bir sonucu yok, bir icat getirmeyecek. Dolayısıyla toplumlar muhafazakar olur. Bizim problemimiz sadece yeniliğe kapalı olmamız değil. Biz teoriye kapalıyız. Ve bunun da Osmanlı'nın gerilemesiyle falan çok ilgisi var. Biz de aydın, pratik çözüm üreten bir nevi içtimai tabi. Evet. Bravo. Şimdi bakıyorsun mesela batıya özenmiş bir Osmanlı gençliği var. İşte Jön Türkler diyebileceğimiz. Evet. Bunlarda da bilim yok mesela. Ya Şevket Süreyya çok güzel anlatıyor. Namık Kemal gitti orada diyor işte şey, bunlar alem yapıp dönmüşler. Ve hakikaten bak mesela Marksizmle ilgili hiçbir şeyleri yok. Çünkü pratik değil. Pratik adamların şeyleri. İşte şunu yapacağız, Abdülhamit'i devireceğiz. İşte ülkeyi nasıl kurtaracağız? Bir nevi buna Şerif Mardin içtimai tabip diyor. Çok da güzel bir laf. Hakikaten içtimai tabip. Şimdi böyle toplumlar ya çok basit. Bolşevizm yanlısı bir sürü insan var 1920'de 21'de Bolşevizmin ne olduğunu bilmiyorlar. Peki bilmiyor. Ya bir ya bugünkü solculara benziyor. Yani bugünkü herkese benziyor. Türkiye'deki evet. Ya sabah gelirken işte şey bir tweet atmış. Fransızca kelime kullanıyorum diye Atatürk'ü örnek vermiş. Çok örnek alıyor. En çok Fransızca kelime konuşan Atatürk kullanır herhalde. Bilmiyor mesela. Ya herkese soruyorum. Herkesin nutuk var. Kaç kişi tek adam okumuş Şevket Süreyya'dan? Hayranız, değil mi? Tişörtünü yapıyor. Birkaç tane şey al. Tam skolastisizm. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyor. İşte istikbal göklerdedir diyor. Tam skolastisizm bu işte. Bağlamından kopmuş da. Ama hayatıyla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Okuduğu nutun gerçek nutuk olmadığını bile bilmiyor. İçinden bir şey çıkarıldığını da biliyor musun? Nutun kendisinden Atatürkçülükle alakası olmadığı için metin çıkarıldı ya. Ve orijinali bugünkü o Türkçeyle değil Osmanlıca'da. Onu bile bilmiyor. Sormuyor, sorgulamıyor. Hiçbir şey okumamış. Niye? Çünkü bizim o eğitim sistemimizle de alakalı. Hem o felsefesizlik diyor buna. Evet. Şerif Mardin'den aldım gene onu. Felsefesizlik diyor. Tamam, pratik şeyler üretme var. Bizim bir de bir eğitim şeyimiz var. Bakın hala Künesli övüyor. Niye? Künesli pratik şeyi de öğretiyordu. Onu övüyor. Bu övülebilir. Ama teoriye değer yok. Çünkü teori olması için bir kere bu test sınavından vazgeçmeleri lazım. Ben tekst veriyorum öğrencilere. Diyelim bir Afrikalı'nın yazdığı metni veriyor 15 yılda Avrupa'da görünce. Bana özetliyor. Bundan çıkamadım 10 senedir. Ben öğrenciye verdiğim metni tarihsel bağlam içinde iki paragraf anlatmayı öğretemedim. Özetliyor. Ya bu İngilizce dersimi niye özetliyorsun kardeşim? Şey yapsana. Anlatamadım. Sınav var yakında çocuklar buradan duyun öğrenin artık falan. Fenalık geldi yani. Olmuyor. Çünkü ABCD'ye girmiş. Mesela yakınlarda bir bilim adamı orada o açıdan biliyorsunuz çok büyük şeyler bu Covid zamanı konuşmuştu. Oradaki problem ne? Bu böyledir diyordu. Bu böyle olabilir demiyor. Böyledir diyor ve onu istiyor. Çünkü dershanede ders veren bir hocaydı o ve öyle anlıyorlar. Gerçekleri bir sıfır diye anlıyorlar. Hmm. Ben çıkıp böyle arada metot söylediğim zaman ne sağcılık ne sol. Herkes bir şey anlayıp bir yerden aynı yerde iki tarafından linç edilebiliyor. Sizin için de başınıza gelmiştir. Adam diyor ki sen ne diyorsun? Atatürk'ü anlattın burada benim ya Atatürk'ü karşımda. Anlattım. Atatürk'ün İngiliz ajanı olmasının ne kadar ihtimal dışı olduğunu anlattın. Kesip geçmişler Atatürk İngiliz ajanı olacak bir şey diyor. Ne zaman Fatih yani, Bey'le bir araya gelsek. Gerçeklerin değeri... ne göstermek gerekiyor işte burada yani abi o 1-0 bilgisayar bundan çıkması gerekiyor evet. Şimdi mühendis eğitimi diyorum ben sosyal bilimci kafam. Belki mühendis o işi yapmıyor olabilir ama teori tam tersine mühendis sürekli sorgular. Hayır pratikle teorik arasındaki fark ne demek gerekiyor? Hayır mühendis problem çözer. Problem çözebilmek için onun teorisini tabii kurman canım. Lazım kafana. İşte bizdekiler abi. O zaman elektrikçi, tesisatçı. Tabii. Yani ben bizim teknik üniversitesi bütün öğrencilere diyorum. Burası diyorum mühendis mektebidir. Sizin birinci derece öğrenmeniz gereken şey problem çözmek. Hocam bir soru kaç kitabınız var evde? Ortalama. 50 bin. 50 bin. Bu rakamla Türkiye'deki özel okulların, para verilip gidilen özel okulların 15 tanesi hariç hepsini geride bıraktınız. Bakın, öyle mi? Tabii ki. Bir şöyle söyleyeyim. Mesela anaokulunda 300 bin lira verildiğini biliyorum ben. Liseye şeye 150-200 üniversite. Üniversite çocuklarınızı görüyorsunuz. İsim de söylerim. YÖK raporundadır. Yazsınlar YÖK 2019 raporu. Üniversite var, 1000 kitabı var ya. Benim Zeynep Mehveşgür kızımın daha çok kitabı var. 500 evet. Kitabı olan üniversite var. 100 bini geçen... O üniversite değil ama. Hocam bak. Özel tamam 100... Ya ben hep ne diyorum? Hocam. Türkiye'de hiç üniversite yok. Doğru da hocam. Ya şimdi pratik sonuçları var ama adam o diplomayla evet. Her şey olabiliyor. Tabii. Belki diplomasız da her şey olabiliyorsun. O diplomayla her şey olabiliyor. Anlatabildim mi? Şimdi pratik sonuçları var. Benim önüme geçiyor. Benle memuriyet sınavına giriyor. Tabii. Biz istediğimiz kadar kendi fil düşünüyoruz. Bina yapıyor. Ve evet. Sınavda seni geçemese bile mülakatta geçiyor. Aynen öyle. Evet. Bina yapıyor. İmza atıyor. Aynen bir doğru. Neticesi ortada. Bir de şöyle bir şey var. Ben bir gün birine söyledim. O zaman bir belediye başkanı bir yerde daha kimse bilmiyor beni o zaman. Bir tarihle ilgili bir şey sordu.
Sizden önce de bir profesör geldi. Tam tersini söyledi. Saçma sapan bir şey söylemiş. Şimdi ben adama bir şey diyemedim. Ben yarım doçentim o zaman. Akademide de var böyle. Her yerde var. İntihar, ispatladık. İntihar, indeks yap. İndeksi tez diye bastılar. Bu çıktı. Kaç kere? Ta 15 sene önce Murat Bardakçı kaç kere? Ne oldu bunlar akademide? Yani akademide de o standardı sağlayamıyoruz. Ama işte tekrar... Eskiden bir şey oluyordu. Eskiden intihar yakalanırsa genellikle bir soruşturma oluyordu, bir şey oluyordu. Hatta şöyle söyleyeyim, AK Parti'nin ilk dönemlerinde bile oluyordu. Yani başbakanlık ya, müsteşarı... Kurucusu intihar yapmış. Yani o ayrı. Yani başbakanlık müsteşarı olan kişi, ki kendisi düzgün de bir adamdır bildiğim kadarıyla. Gerçi intihar yapan ne kadar düzgün olduğu ayrı bir mesele ama. Murat Bardakçı yazdı, yok adamın şeyini aldı elinden. Onu aldı mı? Benim bahsettiğim olay var. Sonucu artık oldu. Sonra ne oldu? Aynı yok iade etti. Etti mi? Tabii. Onu hatırlamıyorum. Bir YÖK başkanı değişti. Evet, bir başkan. Hocam problem ne? 2006 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti ilk 75 senede 76 üniversite açmış. Sonraki 5 senede 100 tane açmış. Evet. Ama bunların hiçbir üniversite. Tabii değil. Doğru da. Gene veriyor ya diplomayı. Evet. Pratik sonucu ben, açısından ben bakıyorum. Ben teknik üniversitenin başına gelen en büyük felaketlerden birini 1944'te Adana Üniversite ilave edilmesi olarak görmüşümdür. Bak ETH'nin Zürih'te İsviçre'nin en iyi üniversitesi. Ama adı üniversite değil. Fransa'ya git. Politeknik. Adı üstünde Ecole Politeknik. Ya da biz, Sciences Po yani üniversite mi yazıyoruz? Biz yüksek mühendis mektebiydik. Öyle de kalmamız gerekirdi. Bizim YÖK çerçevesi içine alınmamamız gerekir. Herhalde ikili bir sistem olması lazım. Şimdi araştırma üniversiteye bir şey yapmaya çalıştılar da belli üniversiteler... Bak Fransızların çok güzel bir isimleri var. Grandes Écoles dedi. Grandes Écoles. École normale, tabii, école normale supérieure, école polytechnique. Bu grandes école'lere girmek için sen liseden sonra 2 sene hazırlık okuyorsun. Tabii. İmtihana giriyorsun. Başarısız olursan... Ama bir şey daha var mı hocam? Mesela Amerika Cumhurbaşkanı adayları genelde hep oralardı. Ya bizde bir karşılığı abi, yok ki. Evet. Hayır, başarısız olursan herhangi bir Fransız üniversitesi seni 3. sınıfa kabul ediyor. Düşünebiliyor musun bunu? Okullara verdiği seviyeye ya da bak. Collège de France diye bir şey var. Mesela bir akademisyen içinde Collège de France hocasıysanız. Ben Deniz. Kendisi hocası. Collège de France her şeyinde hocasısınız. Collège de France her şey yok. Ama Collège de France niçin kurulmuştur? Senin daha önce parmak bastığın bir konu nedeniyle kurulmuştur. Sorbonne yobazların eline geçmiş. Evet, evet. Hiçbir halt edemiyor. Brodel'in tezi 4-1 geçti ya. Fernand Brodel'in tezi 4-1 geçti. Ve yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kim Collège de France'ı kurduruyor? Margaret de Navarre. 1540'larda falan mı? 1530. Değil mi? Margaret de Navarre. Margaret de Navarre. Onun bu hep de şeyin yazarı değil mi o? Yazar kadın değil mi? Hem nasıl ya? Fransa'nın en büyük entelektüeli o zaman. Kardeşine gidiyor bana bak diyor. Bu böyle devam etmez. Adam yani François Premier diyor ki benim yetkim yok üniversite açmaya. Tabii çünkü... Papa. Yetki kilisede. Evet. Yetki kilisede. Papa hatta o yüzden Sorbon şeyin nehrin öteki tarafındadır. Şeyin yetkisinden kaçmak için. Onun üzerine Guillaume Budé, Maliye Bakanı, diyor ki, Majeste diyor, şöyle bir formül yapalım diyor. Biz bir okul açalım diyor. Zaten kolej. Üniversiteden önceki şeylerin adı. Biz diyor bu okulda diploma vermeyelim. İmtihan da yapmayalım. İsteyen gelsin dinlesin. Ve Lecteur Royaux. Krallık, yani, kral, şahane dersler. Hayır, hayır. Kral şeyleri. Tamam, şah ve kral şahane. Kral hocaları. Lecteur Royaux. Bunlar diyor, ders versin. İbranice'de bir, Yunanca'da bir, matematikte bir. Lecteur Royaux. Ama o dönem çok garip. Mesela Fatih Beşe var. 28 diye bilen kadın var ya. Şimdi ismini unuttum da hep şey yapıyorum Belçika'da. Habeşistanca öğrenmiş falan. Kadın yani. Şimdi bu bir ruh meselesi de yani evet. Bizim ekşi sözlüğe girin. Ya biz de mesela teneke yani tenekeyi alıyoruz. Giremezsin şu anda zaten. Ya açılmadım abi. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi Collège de France'dan gidelim. İhtilalde Sorbon'daki bütün yobazları kesiyorlar. Sorbon bir kendine geliyor. Peki ne yapacaksın şimdi Collège de France'la? Fransızlar diyorlar ki bunu diyorlar bir üst seviye okul olarak muhafaza edelim. Buraya diyorlar Fransa'nın en iyi adamlarını profesör. Profesör atandın mı? Ya sen... kamuya açık ders vereceksin ya doktora. Hayır, hayır, çok basit. Kamuya açık 9 ders verme mecburiyetin var. 9 tane de seminer organize etme mecburiyetin var. Evet, bugün de podcast olarak yayınlıyorlar. Hakikaten çok güzel ya Fransa. Onun öğretmen. Dışında hiçbir podcast'lar onu sağlamaya başladı. Onun dışında hiçbir mesuliyetin yok. Ve muazzam da paran var. Ben Collège de France'a profesör oldum. Ana,
muazzam miktarda bir bütçem var. La ne yapayım ben bu bütçeyle? Birden Avusturya'da Obruchev'in Zeus biyografisinin tercümesi gündemde para bulunamıyor. Ben administratöre sordum, dedim ben bu paramı harcayabilir miyim? Dedi istediğin yere harcarsın. Ben o paranın bir kısmını Avusturya'ya kaydırdım. Ve Edward Zeus'un Rusça olan tek biyografisi Almanca'ya tercüme edildi. Benden de uzun bir ön söz yazmamı rica ettiler. Almanca niye tercüme edildi hocam? Fransızca değil. Hayır efendim, Almanya, Avusturyalılar yapıyor. Yayınlamak istiyorum. Zaten talep oradaydı. Tabii Avusturyalılar yapıyor. Ve bunu Collège de France finanse etti. İşte bu kaynak meselesi ama nereye gideceğini belirtti. Yani kaynak olmadan bilimin ilerlemesi mümkün değil. Ama adamın sana verdiği hürriyete bak. Evet. İstediğin yere harcadın. Evet. Ama orada sadece da kaynak verip sonra iplerini yönlendirmekle işte değil. Serbest toplumu var. Yani orada bu aristokrasiden gelen de bir katmanlı toplum var. Mesela Fransa, İtalya şöyle toplumlar değil. Bir yerden geldin, taşrasından geldin, en üstüne bir kişi çıkar da böyle 500 kişi çıkmaz. Türkiye öyle yerler değil. Türkiye'de elit tutan bir yer değil. Evet. O yüzden mesela İlber Hoca, Murat Bardakçı'ya derdi ya, Türk arası olmaz. Niye olmaz? 3. 4. kuşakta çırak çıkarıyorlar. Hukuki şeyin yok. Ne bileyim mesela... Dayanağın yok. Venedik arşivinin 1980'lerdeki müdiresi eski bir Venedik dosyasının gayrimeşru kızıydı. Ama yani ondan inen. Dolayısıyla hep kendisi La Doceza. Ben işte şey dedim. Kardeşim Prince Eugen de evet. İlberciğimin söylediğine göre 14. Louis'nin. Ama o değil. Ama yani bakın bugün hala orada devam ediyor. Yani Venedik'te hala o aile bir yere kadar sürmüş. Fransa'da da mesela bir yerdeki ailelerin hepsi, ya Türkiye'de bakıyorsunuz bugün rektörlere, valilere, hepsine bakın, hepsi birinci kuşak, ikinci kuşak. Türkiye bilakis üçüncü kuşakta şımaran ama, adamı döver. Yani benim çocuğumu, sizin çocuğunuzu döver. Kendisini sorguluyor diye. Bu bir devşirme mantığıdır. Alttan sadakati olan, liyakati olmayan adamı çıkarır ki kendisini sorgulamasın. Bu kolay yönetme taktiğidir. Evet. Topluma da verir iki tane kırmızı çizgi. Siz oralarda böyle işte şey İzmir Marşı söylersin ya da tarzlarda bir şey söylerken oradaki o kalite yükselimini azaltır. Bilim gibi, müzik gibi şeyler 5-6 jenerasyonda olduğu için 5-6 jenerasyon tutmazsa... Ya ben tutmazsa... sana bir şey söyleyeyim. Greilenstein statüsünü duydun mu bilmiyorum. Ama Kufstein kontunu duymuşsundur. 4. Murat'a şey gelen, elçi gelen adam. Ben bunun ailesini ziyarete gittim. Çünkü benim... Bunun bir ailesini biliyoruz bir kere değil mi? Dalga mı geçiyorsun hem? Ne aile kardeşim? Benim bir paleontolog dostum, bunların dostuymuş. Biz Kont ve Kontes Kufstein'i ziyarete gittik. Abi şato. Koskoca şato. Şatoda oturamıyorlar artık. Paraları yetmiyor ısıtmaya. Kiralıyorlar onları bazen. Evet. Düğünlere falan kiralı. Evet. Fakat şatoda bir oda var. Orası Kontes'in odası. Kontes tarihçi, senin meslektaşın, iyi mi? Şatoda iki tane oda. Kufstein'in 4. Murat'ı ziyareti. Ne tablolar yapılmış. Ketü daimi istersin. Sultan Murat'ın kendisi. Bunlar kataloglanmamış falan. Kişisel private. Ha, kişisel şeyde duruyor. Prive yani. Bunlar... Tabii. Ben o salonları gezerken bir baktım. Kapının üstünde Osmanlıca dünya haritası. Dedim Kontes, bu bilinmeyen bir harita. Acaba dedim izin verir misiniz dedim bunu yayınlayalım. Tabii buyurun dedi. Ya fotoğrafını çektirmek lazım. Steininger geldi bana bak dedi. Viyana'dan fotoğrafçı getireceğiz, pahalıdır o dedi. Bunların dedi onu ödeyecek parası yok dedi. Dedim iyi ben veririm, dert değil. Bir fotoğrafçı getirdik. Adam birebir fotoğrafını çekti haritanın. Şimdi haritayı aldık. O zaman Oramiral Metin Ataç, Deniz Kuvvetleri Komutanı. O bir uluslararası denizcilik sempozyumu düzenledi. Hala da yapıyor. Ben hemen Ataç Amiral'e dedim ki, komutanım dedim böyle yeni bir harita bulundu. Acaba dedim siz Kont ve Kontes'i davet eder misiniz? Kontes dedim bu konuda bir tebliğ vermeyi kabul etti dedim. Benimle beraber. Kardeşim kadın çıktı. Kadın kim biliyor musun? Aslında Baviera prensesi. Kontlar evlenip kontes olmuş. İşte tam Downton Abbey gibi. Para kalmamış artık değil mi? Baviera prensesi kadın. Orada bir tebliğ verdi. Ya kardeşim hayran olmamak mümkün değil. Yani bütün ailenin geçmişini anlattığı, haritanın nasıl elde edildiğini tam bilmiyorlar ama İstanbul'da elde edildiği kesin.
Kufstein İstanbul'dan aldı. Yürümüş ödeyi. Hayır, satın aldı. Ya şey söyle, Stanford şunu söylemişti. Harvard Üniversitesi adına 1960'larda sahaflarda dolaşıp el yazmalarını götürüp bugün zannedersem Osmanlı müziği ile ilgili en büyük kaynaklıklar Harvard Üniversitesi'nde. Biz bunları korumayı, arşivciliği, mesela biz de arşivcilik... Murat Bardakçı'da. Tabii yani Murat Bardakçı bir de şey var ya, siz su döktünüz üstüne. O bardakçının değildi. Ya olsun, bir onda çok arşiv var. Ahmet de Turgut Kutu'ydu. Ama siz de canlı yayında su döktünüz. Turgut abi. Fakat burada senin dediğine geliyorum. Kufsteinler sempozyum bitti falan. Ben dedim ki Kont dedim. Birkaç gün daha bizde kalır mısınız dedim. Memnuniyetle dedi. Bizim eve geldiler, bizde misafir oldular. Adam bana bir hediye verdi. Ailenin tarihi. Nasıl memnun oldum sana anlatamam. Bizde bir de öyle bir şey olamaz mı? Yok abi. Evet, bizde de devlet bile yerel. Evet. Mesela Diyarbakır'da ne olduğunu hiç bilemiyoruz. Arşivi yok. Evet. Yani o hafıza da çok önemli. Bizde arşiv diyorlar ya, her gelen Osmanlı arşivini diyor. Ya Diyarbakır'la ilgili sadece şeriye sicili var. Şöyle senin ülkene matbaa gelmemiş. Ve talep eksikliğinden gelmemiş. Evet. Matbaa var. Ve hocam Hristiyanlar da okumuyor ki, onlara da gelmemiş ki matbaa. Hı hı. Yani söz... Zaten Osmanlı'nın içine giren ne Yahudi adam olabilmiş, ne Rum adam olabilmiş, ne Ermeni adam olabilmiş. Valla şöyle bir istatistik var İsmail Önüsal çalışmaları, ki genelde İsmail Önüsal hep tam tersi şekilde şey yaparlar ama aslında benim dediğimi gösteriyor. Müslümanlar arasında baktığınızda da okuma yazma bilme oranı Bosna'da en yüksek, Suriye'de daha şey. Bunun coğrafya böyle konsantrik circle'lar içinde geçiyor. Yani sanayi devrimi de öyle. Mesela sanayi devriminde bakıyorsun, İtalya 1900-1910, İspanya 1950-60, Türkiye 80. Yani bu böyle kültürden bağımsız da olabilir. Bazen coğrafya da olabilir. Tabii ki onun içinde varyasyonlar var. Abi kültür çok önemli. Hayır ama o kültürün transformasyonu. Evet. Yani o kültürün nakledilmesi. Mesela sen şeyi düşün ya, Türkiye'de Rumeli Anadolu nüfusu arasındaki farkı düşün. Neden? Ya Anadolu çorak olduğu için. Hayır. Ne? Sen şeyi okudun mu? Une part sur l'Orient. No. By şey, Cihatçov. No. Prens Cihatçov 15 senesini Anadolu'da geçirmiş. Herif Anadolu'nun jeolojik haritasını yapmış. Neydi ismi? Cihatçov. Yok, kitabın ismi ne? Kitabın ismi Une part sur l'Orient. Bu adam meşhur Lazi Mineur. 8 cilt. 3 atlas halinde yayınlamıştı. Cilt mi okuyacağım hocam? Hayır. Sen Ümpaşırlı'ya şu kadar bir kitap. Ümpaşırlı'ya şu kadar bir kitap. Lazimine. Sen de var kitapların hepsi galiba değil mi? Evet. 8 cilt. 3 atlas. Muhteşem bir kitap. Yani Anadolu hakkındaki ilk derli toplu doğa bilimi kitabı. Bu adam Anadolu'yu karış karış gezmiş. Birkaç kere tutuklanmış casus diye. Ki muhtemelen casustur. Arkeologlar şeyler, yan iş olarak yapıyorlar. Cihatçov'un öyle olduğunu zannetmiyorum. Cihatçov müthiş bir adam. Cihatçov çok samimi. Hocam bir... konu dağılmadan bir şey soracağım. Şimdi şöyle bir problem var. 1800 yılına geldik mi? İki tane şey çok bariz göze çarpıyor. Birincisi okuma yazma oranları. Fransa'da %47 erkekler arasında, 1798'de, bizde 1927'de bile %10 değil. İki. Yani mezar taşlarını o zaman da okuyamıyorum. Mezar taşlarını ben buradan açıyorum. Herkesin mezar taşını okurum. Hepsi Vel Baki falan. Yani hep yollayın okuyacağım ben. Hepsinde aynı şey yazıyor. Kamu hizmeti. Kamu hizmeti. Ya okuyacağım. Tamam. Bugün okumuyorsun sen yani. Ne okuyacaksın? Okusan ne olacak? Bütün Osmanlıca şeyler çevriliyor, çevrilebilir. Gazeteler falan filan çok zevklidir. Onların da hepsi çevrilecek. Hep kolay, bu çözülür. Evet. Osmanlıca öğrenmek de çok kolaydır. Yani zannedersin çok okuyorlar da. Türkçe yazınca okuyoruz. Bir gecede atalarımızın şeyinden. Hayır, bir gecede değil. Hala cahil ola gele yazıyoruz zaten. Neyse onun kendisi. Yani hala öyleyiz. Öyle bir şey yok yahu. Böyle anlatıyorlar sanki. Bugün söylüyorum. Kitap pahalı diyor. TÜİK sıralaması 235. sırada kitap ihtiyaç olarak ya. Dünyanın en ucuz kitabını okuyor. Hala pahalı diyor. Ama konu ikinci şey. Yani bunları hiç tarihçiler konuşmuyorlar. Çünkü sosyolojiye ya da nüfus bilimine gitmiyorlar. 1800 yılına baktığımızda Japonya'da 30 milyon adam var. Osmanlı'da toplam hiçbir zaman 20 milyonu geçmiş. Biz nüfussuz toplumuz. Bu şey yalan mı ya? Bunu uzman bulamıyorum. Çok da sizin alanda şeyim yok ama belki siz birine soralım yani. Bu şey yalan mı? Anadolu bereketliydi, şeydi falan. Hayır. Anadolu'da hiç üretim yoktu ki. Ama hep öyle anlatıyorlar. Bak şimdi yalnız şeyi anlatacağım sana. Cihatçov. Bir kitap işte, Emperor L'Orient. Bir Türkiye'nin gelişmesi için bir formül teklif ediyor. Diyor ki Türk halkı diyor, Araplar gibi yobaz değildir. Dinine bağlıdır, cahildir, bilmem nedir ama diyor bağnaz değildir. Onun için diyor Avrupa'dan diyor köyler nakledelim. Türk köyleri arasına. Çünkü diyor Anadolu'da nüfus çok az diyor.
bu köylere diyor baka baka diyor Türk onların seviyesine gelir diyor. Getiriyorlar tam tersi oluyor. Geldi ama bir sürü insan da yanlış mı? Bebekle şempanzeyi bir arada yetiştirirsek hangisi Avrupa'dan olduğu gibi nüfus nakledelim diyor. Ama Avrupalı nüfusu. Oraya giden Türk'ü geri getirelim demiyor. Çünkü öyle bir şey yok o zaman. Tabii. Avrupalı nüfusunu getirelim diyor. O çok ilginç bir kitap. Bak onu oku. Böyle bir teklifte bu. Peki. Başka bir konuya geçelim şimdi. Detayda bu bereketli mi bereketsiz mi? Evet, bilim iletişimiyle ilgili bir noktaya çekmek için şunu da söylemek istiyorum. Ben sonra orada başka bir şey söyleyeyim. Sen söyle unut. Hemen söyleyeyim. Söyle. Şimdi bizim karşılaştığımız bilim iletişimi yaparken Türkiye'de karşılaştığımız iki büyük tema var. Birincisi umutsuzluk. Deminden beri bahsettiğim işte coğrafya kaderdire inananlar, işte biz nasıl dönüştürebileceğiz bu toplumu, nasıl olur da buradan o ya hayal ettiğimiz topluma ulaşırız. 1918'de Kurtuluş Savaşı'nın başında olsalar ne yapacaklar? Ha yani değil mi? Bu da bu nedir ya? Bir de yani bir de coğrafyayı atmak birazcık bana şey geliyor, kolaya kaçmak geliyor. İşte coğrafya biz böyleyiz kardeşim deyip o zaman duralım mı olduğumuz yer? Hiçbir şey yapmayalım. Yani bir o ama ikincisi tıpkı az önce söylediğiniz gibi bilime açlık. Evet. Çok ciddi bir bilime açlık. Yani zaten bilime açlık olmasa evrim ağacı diye bir şey var olamazdı. Evet, Fatih'in programları milyonları vurmazdı abi. Yani çok ciddi bir merak var. Ve daha önemlisi güzel bir karikatür vardır. Hani eğer o dışladığınız kesimden olan insanlarla konuşmazsanız biri gider onlarla konuşur deyip işte böyle ne bileyim faşist falan gibi akımların onları nasıl çekebildiğine gönderme yapar. Aynı şey geçerli. Eğer bilim insanları gidip halkla konuşmazsa, bilime halka ulaştırmazsanız işte o zaman birileri yanaşıp onlara başka şeyler anlatıyorlar. Aynen. İşte. Biz o programı tam bu nedenle başladık ama en başta siyasetçi olmak üzere, daha doğrusu muhalif siyasetçi olmak üzere vay korkaklar siyasetten kaçmak için bunu yapıyorsunuz dediler. Evet abi. Ya bu ekranı çok şey yapıyor. Ben senin programa çıktığımda burada biraz şey yaptım ve Fatih Bey çok rahatlattı beni. Ortayı yaptı. Sonra Twitter'a bir baktım. Vay hocanın sözünü kesti. Şeyde bilin. Tam tersi yansımış. Tam çok tersi. Burada hakkınızı vereyim. Onu söyleyeyim. Çok enteresan. Burada bazen bir şey oluyor. Ben bir şey yaşıyorum. Çok güzel konuşuyoruz. Twitter'a bakıyorum. Bambaşka bir şey anlaşılabiliyor. Ve belki ben de ekrandan izlesem öyle anlaşacağım. Çok enteresan bir şey. Evet. Ve ya siyaset... benim için de öyle dediler. Fatih ikinci de senin lafını kesiyor. Tam tersi lan. Nerede alakası yok? Yok o konudaki... Fatih çok güzel soru soruyor. Evet dinlemeyi de çok iyi biliyor. Birçok aslında diğer programlarla... Sizin laf kolay kesilmiyor hocam. Fatih Bey bile kesemezler. Aynen. Şuna gelmek istiyorum. Şu bilim iletişiminde. Şimdi bilim iletişiminde temel meselen bir tanesi sanki giderek şu olmaya başladı gibi geliyor bana. Bir bu işi bir hakkın yapanlar var. Bir yandan da bilim adamı kimliği altında veya bilim iletişimi kimliği altında hurafe, yalan yanlış bilgi, saçmalık, zırvalık, gayri bilimsel teoriler, teori demek bile mümkün değil onlara, bunları yayanlar ve işin garibi bunların müşterisi daha çok. Mesela biz burada sabahtan akşama bütün bilimsel verilerle anlatalım ki, ne bileyim gökyüzünden 10 metrelik çubuk atmakla yeryüzünde 7.8 büyüklüğünde bir depremi tetikleyemezsiniz. Zirilyon ton kayayı oynatmak için bir 10 metrelik çubuk olmaz kardeşim. Evet. Anlatalım. Bir tane adam, üstelik de bu adam nasıl olduysa uzay ajansı başkanı olmuş. Gerçi bu zamanda başkasının olması beklenemezdi. Söyleyince vay efendim yolda çeviren bana Fatih abi 10 metrelik titanyum çubukla. Zor tutuyorum kendini o çubuğu ne yapmasıyla ilgili olan. Zaten söyle artık program. Yalnız artık zaten yani. Söylenebilir yani. Ne diyorsun bununla ilgili? Ve tabii şimdi, Celal Bey'e soracağız bu çubukları sonra. Şimdi bakın bu çok güzel bir nokta aslında. İki nedenle. Şimdi akademisyen olan insanlar bu tür şeylerle uğraşmak istemiyorlar. Ve uğraşmadıklarında işte o şeyler yayılmaya devam ediyorlar. Çünkü çok yani normal, yani anlaşılır. Kimse bununla zaman kaybı, hakikaten zaman kaybı bu. Yani bilim iletişimcisi için de zaman kaybı. Anlatabileceğin onca güzel şey varken bunları anlatmaya zaman harcamak. Ama işte bilim iletişimcisi o belki bir ara sınıf olarak veya bir ara grup olarak, bir ara yüz olarak bilimle halk arasında sadece bilime de değil kulağa, bir kulağa da halkta. Eğer halkta bu tür bir yanlışlık varsa onu hemen tespit edip ona düzgün anlatımlar yapmak, gerektiğinde hakkı doğru şekilde vermek. Mesela hemen hakkını verelim doğru şekilde. Orada Uzay Ajansı Başkanı'nın bahsettiği şey... O depremden çok önceymiş başka bir konuşma. Birincisi o depremle hiçbir alakası yok. Ama silah yok olarak konuşulmuş. İkincisi evet
Amerikan Hava Kuvvetleri bunu değerlendirdi. Neden değerlendirdi? 1967 yılında o uzayın nükleer silahlara kapatılması veya herhangi bir silahlanmaya kapatılması, dış uzay anlaşması, çok uzun bir adı vardı, dış uzay anlaşması diye bir anlaşma yapılıyor. Ve dolayısıyla ateşli patlayıcı biyolojik silahlar, kimyasal silahlar uzaya yerleştirilemiyor. Bunlar da düşünüyorlar ki, peki bunları etrafından dolaşmanın bir yolu olabilir mi? Oradan kinetic impactor olarak özetleyebileceğimiz kinetik enerjiye dayalı bir silah yapabilir miyiz? Burada da titanyum gibi titanyum alaşımlı, tungsten daha da iyi, dayanıklı. Tungsten çubuklardan diyorlar ki uzaya yerleştirelim. Bunlardan 10 tanesini, 20 tanesini bir tane uydunun içerisine yerleştirelim. Bir iki amaçla yapıyorlar. Birincisi siloları, yeraltı silolarına penetre edebilsin bu. Patlayıcı olmadan içinde. İkincisi interkontinental balistik füzeleri tepesinden vurabilelim gelirken. Bunun üzerinde düşünüyorlar ve bu hakikaten hesabını kitabını yaptığınızda yani işte birkaç yüz TNT patlayıcıya karşılık gelebilecek kadar belki birkaç bin hatta yeterince büyük yeterince şey yaparsanız daha da fazlasına küçük bir atom bombasına karşılık çünkü artık çok küçük atom bombaları da var hepsi şeyler değil böyle çok taktik füze olacak şekilde. Buna karşılık gelebilecek bir kinetik enerjiye sahip olduğu çıkıyor ve ya bu değerlendiriliyor. Ama sorun şu, siz şu anda 1 kilogram yükü 2000 dolara 5000 dolara en son yani 22.000 dolarlardaydı şimdi SpaceX sayesinde düştü birazcık bunun maliyeti. Buna çıkarırken sizin oraya 10 binlerce kilogramlık bir kütleyi çıkarmanız bunun mali olarak mümkün olması orada mümkün gerektiği değil. Güne kadar havada tutmanız. Tabii o yörüngede kalacak. Kalması. Birincisi bu. İkincisi üretimi vesairesi zaten çok zor olan süreçler. Üçüncüsü bunun söylenmesinin nedeni, depremle ilişkilendirilmesinin nedeni depremin saçtığı enerjiyi tahayyül edemiyor insanlar. Tahayyül edemiyor. Sanıyor ki bir tane bomba atarsın, ya bırak çubuğumu bu, bir tane atom bombası atarsın, orası 7, 8, 9 büyüklüğünde sallayabilirsin. Dinamit gibi bir şey zannediyor. Yani ben bugün Twitter'da şunu sordum, 7.8 dündü daha doğrusu, 7.8 bir büyüklüğündeki bir depremin saçtığı enerjiyi saçmak için 4.5 büyüklüğünde, çünkü 4.5 çok sık olan, kaç tane deprem gerekir? Bu Richter ölçeğini niye böyle karmaşık yaptın? Evet biraz abi, logaritmik çok logaritmik. Logaritma okumadın mı? Okudum da ya. Çok basit, çok basit aslında. Herkesin eleştirdiği şey İyi, o. 7-8-7 arasında nasıl hesaplıyorsun? Yani bunu yazdım. 7-4 diye açıkladılar depremi biliyorsun önce. Ben de 7.8 dedim. Oo bana küfür etmeye başladılar. Kardeşim niye abartıyorsun? AFAD'ı küçük mü düşüyorsun? Ben de ki kardeşim. 7.4 ile 7.8 arasında biri diğerinin 4 katı fark var. Evet. 3.91 galiba ya. Katı büyüklükte. Evet. Yani ona göre tedbir alın diye söylüyorum ben. Yoksa isterseniz bir değil. Ya bu çok garip bir şey. Şimdi burada nasıl bilim yapılacak ki? AFAD'ı küçük mü düşürüyorsun diye bir standart. Bizde lafın gittiği yer çok önemli. Evet. Ya kardeşim Kızılay'ı eleştirene bir AKP milletvekili devleti küçük düşürüyorsun. O çok Türkiye çok bari devlet ve hükümeti ayıramıyorlar. Ya çok, aynen, evet o çok büyük bir sıkıntı. O bir yani faşizm de ayrılamaz. Tek parti devletlerinin uzun süreli yönetimlerinde evet. Genelde fakat ola gelen bir dönelim şu hikayesi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Uzaydan öyle bir şeyi ciddi bir kinetik etki yaratacak hızda atarsan varamaz yere. Parçalanır, yanar. Yanar diye. Abi yanar. İşte tungstenin erime sıcaklığı o iniş sırasında oluşan sıcaklığın üstünde olduğu için dayanabileceğini hesaplıyor. Kütlesinin bir bölümünü en azından kaybeder. Evet yani bence de bu tür detaylar. Ya Everest büyüklüğünde Kratese sonunda düşen göktaşı havada patlıyor. Evet. Hocam Everest büyüklüğünde bir taşı mı olur yani? Burada düşün o büyüklükte mi göktaşı geldi? Tabii burada şey Kratese'nin var. Zaten sonunda. Yanmasa... Ya dinozorları yok etti ya. O dünyanın içine okudu. O mahvetti o yani. Evet. Ama Everest büyüklüğünde. Neredeki senin çubuk? Evet bu arada az önceki sorumun cevabını da vereyim. Twitter'dan da merak ediyorlardı. 89.125 tane gerekiyor. 4.5 büyüklüğünde depremden. Yani 89.000 küsür tane. Aradaki işte mesela güzel bir nokta. Bilim insanları için logaritmik skala çok sıradan bir skala. Artık bizim için şey haline gelmiş. Sıradan bir parçası hayatlarının. Anında düşünebiliyorlar logaritmik. Bir de olarak. İnternet olmadığı dönemde düşünün. Bunu şimdi yazarsınız da. Bunu düşünebilmesi imkansız. Yani eğitimle falan. Ya, tamam olur o, eğer düşün. Hayır bilsek diye biliyorum. Şu andan itibaren. Her adam logaritmayı bilir işte. Ama hocam şimdi bir dakika. Diyelim 97 yılındayız. Ben bunu logaritmik olarak biliyorum. Hesaplamayı bilmiyorsam
duyduğumda da anlamıyorum ki. Evet, bir yani his. Zor yok o zaman bir tane. Sen hesaplamayı nasıl bilmezsin ya? Olabilir. Lisede okumadın mı logaritma? Ya okudum da nasıl hesaplayayım? Hesaplamak için bir tabloya ihtiyacım var. E tamam, logaritma ama tablo. Şimdi, ama şimdiki kompüterlerde ona bir ihtiyacım var. Şimdiki kompüter öyle tabii, ama tabii. Eskiden tabloyu eline al, hesapla. Tabii. Ya ama işte bakın, bu işte akademi ile bilim iletişim arasındaki tam fark tam bu dediğimiz yere geldi işte. Yani halkla ilgili bir şey olmadı çıkıyor ortaya. Şimdi bakın ben burada başka bir şey söylemek istiyorum. Büyük bir sel felaketi oldu depremden sonra. Evet. Sel felaketinde yıkılan evlere bakmış Oya galiba. Sevim'le konuşuyorlardı. Galiba Sevim bakmış. Bir dereyi daraltmışlar. Evet. Hemen yanına da ev yapmışlar. Şimdi sen eğer lisede çocuğuna coğrafya öğretmezsen, bir derenin taşkın ovası nedir bilmezse, gelir o taşkın ovasına ev yapar. Bu ovanın adı üstünde, taşkın ovası. Peki, daha ne peki şimdi bu konuyu hep konuşuyoruz. Evet. Ve bunu bizim memleketle konuşuyoruz. Ya kardeşim şimdi bir yandan da baktığın zaman da o zaman Napoli'yi de oraya yapmamak lazım. Kabul. Ama yalnız, oradan yalnız güzel tarım toprağı çıkıyor herhalde. Tabii. Napoli'yi Romalı yapmış. Romalı yapmış. Şimdi biliyorsun İtalyan hükümeti Napoli'den taşınacaksan sana para veriyor. Taşın buradan diyor. Evet. İkaz ediyor. İtalya'nın bilime, İtalyan avamının bilime bakışı bizimkinden çok farklı değil. İtalya'nın sanata bakışı farklı. Ama bilime bakışı çok farklı değil. Hı. İtalya doğru, dünyanın önemli bilim ülkelerinden bir tanesi. Evet. Ama tabii evet, kuzeyi. Burası güney İtalya değil. Burası güney İtalya. Evet. Az İtalya. Burası daha Türk İtalya'sı diyebiliriz. Evet. İtalya'sı. Yani, evet. Osmanlılar Otranto'ya çıkmış ya orayı da oraya hitap ediyor. Yani İtalyanlar mesela Eriçe'de şahane bir merkez kurdular. Bu NATO okullarının falan yapıldığı. Ben hayran oldum. Bir bilim merkezi kurdular Sicilya'da. Hiç beklemediğin bir yerde. Evet. Ama her şeye rağmen Güney İtalya'nın bilime bakışı başka. Bir de Napoli'de düşün ki Roma'dan beri yerleşmiş bir toplum var. Buna kalk git demek çok hani yani İstanbul'a kalk git demeye benziyor. Evet. Toplumlar gitmiyor öyle bir yerden bir yere. Mesela Hatay eski haline döner mi diyor. Dönüyorlar. Aynı insanlar dönüyorlar. Ya İstanbul kaç kere yıkılmış? Yani bir 5-6 kere. Ada çökmüş ya İstanbul'da yani. Ada yıkılmış ama İstanbul tamamen yıkılmış. Ben size bir şey diyeyim mi? Böyle yerler senin dediğin gibi halk gitmiyor. Gitmiyor. Bırakmıyor. Çünkü kökleri orada, her şey orada. Yani bu gitme işi yani sanayi devrimi, tren çıkınca falan biraz arttı. Bir de ilk 100 yılında arttı. Artık da gitmiyor. Yani kimse böyle gitmemiştir hiç. Sen olduğu gibi taşınan bir şehir biliyor musun? Yok, hiç bilmiyorum. Yok öyle bir şey. Şöyle şehirler var. Depremden sonra hiç yapılmayan şehirler var ama onlar ufak onlar yani. Onlar ufak ve çok eskiden. Ufak ve gene biri gidip orada yerleşiyor. Mesela evet, diyorlar ya St. Petersburg'un kurulması. Öyle değil. Oranın emperyal bir şekilde orada bir şehir var yani. O yerleşim yerlerini 20. yüzyılda bataklık olmayan yerlerinde. Evet, bataklık olmayan. Bataklığın etrafında ya da küçük İstanbul, yerleşim yerleri var. İstanbul'u Konstantin kurdu diyoruz ya. Ondan önce de bir şey var. Yani zaten ya Lykos var. Ya adam şeyde yaşıyor ya. Grönland'da yaşıyor. Şeyde evet. C vitamini bulmak için arada 10 saniyede şey midye kapıyor evet, çıkıyor falan. Evet. Bu insanoğlu garip bir yer yani. Çok garip bir hayvan değil mi? Her yerde her ortamda yaşıyor. Deli gibi evet, niye orada yaşıyorsun diye bakıyorsun ama işte öyle yani. Ya Grönland'da Eskimoların oraya yerleşmiş kültür. Viking gidiyor. İklim değişince dayanamıyor. Hocam bir de ona Grönland demeleri bileti kandırmak için. Tabii biliyorum. Tabii. Grönland'da İzlanda'nın yapmak için millet yerleşsin tersi diye. Tabii yok millet yerleşsin diye. Evet. Öyle bir Grönland Leif Erikson'un evet, bulduğu bir uydurma lafı. Hangisi pardon? Grönland. Ya yani millet orayı kolonize edecek. Fakat Grönland buz, fakat İzlanda daha yeşil. Ters işe. Oraya Vikingler gittiğinde hakikaten yeşil ülke. Bir tık daha şey değil mi? Tabii. Tabii çünkü iklim değişik o zaman. Evet. Ama ne kadar iklim değişik. Yakında yine yeşil oluyor. Ya tarım yapıyor. Hayvancılık yapıyor. Yakında yine öyle olacak. Bu buzullar bu hızla evet, öyle giderse. 50 yıl sonra öyle olacak. Evet. Buzullar buz değilse 50 yıl sonra başka şeyler de olacak. Dolayısıyla Grönland yani o kadar da. Ama mesela şey de biliyoruz. Akdeniz'de eskiden mesela bugün çöl olan daha ne bileyim çorak olan birçok yerde ağaçlar vardı. O kadar eskiydi. Zaman Marmara Denizi yok yani. Marmara'da küçük bir göl var. Tabii. Ama o kadar eskiydi ya 500 yıl önce. Bu da o kadar eskiydi 16 bin yıl önce. Tabii yani şey eğer yok, bir bak, arkeolog gibi bakarsan. Evet. Arkeolog gibi bakarsan. Tarihçiyle arkeolog gibi bakarsan. Evet ben sizin bir şeyi okudum. O diyor zaten. Bu çok yeni diyor. 2 milyon yıllık. Evet evet tabii. Her skalalar bir farklı. Bir de onların kendi böyle PBSP'sinin kısaltmalar onları hiç anlayamıyor. Her seferinde bir şeye bakmak gerekiyor. Yani iklim değişimi. Az önce 1800 milyon yıl dedi mesela. Mesela hiç zaman 1800 milyar yerine 1800 milyon
ya bu bize lafların çok play bir Pleistosen. İşte her seferinde okuyor. Fransızca gibi okunuyor ama İngilizce öyle mi okunuyor? Pleistosen. Mesela onu hiçbir zaman söyleyemiyorum. Hep Pleistosen. Allah'tan söylemek gerekiyor. Şeyleri geziyor. Görüyor musun? Almanca konuşuyor, İngilizce konuşuyor, evet, çok iyi. Fakat bilim yapmak istiyorsan bilimin literatürüne hakim olman lazım. Diyemezsin ki kardeşim sen İngilizce yaz. Ben hiç unutmuyorum, dur içinde yatsın. Luc Emmanuel Rico ile konuşuyoruz. Ben de o zaman Fransızca bilmiyorum. Dedim kardeşim şunları İngilizce yazın da okuyalım dedim. Ben Fransızca yazarım dedi. İstiyorsan oku dedi. Sen de gittin Fransızca. Sen misin diyen hakikaten gittin tamam, Fransızca. Yani. Ya bunu biraz abi çok kolay değil mi bu şeyler? Bu, yani evet. Bir tane öğrenince bir dil öğrenmek kolay değil. Dil öğrenmek kolay abi. Dil öğrenmek kolay bir şey. Yani dil özellikle yaş gençken çok daha kolay. Evet yani. Ne kadar genç. Dil hani konuşması bir... biraz zordur ama anlamacak kadar. Gerek var mı yok mu emin değilim. Doğru evet. Dediğin. O da doğru. Gerek de yok. Bakın bu pratiğe bağlı. Bu konuda mesela bizim yaptığımız şeye de temas ediyor. Mesela insanlar çok özel, çok farklı bir şey yaptığımızı düşünebiliyorlar böyle bu kadar çok kişiye ulaştığımız için falan. Halbuki yaptığımız şey Türkçe kaynak yaratmak bizim. Tamam. Çünkü insan mesela bizim kurulduğumuzda 2010 yılında atıyorum evrim teorisi, biz evrimsel biyoloji odaklı kurulduk. İnternete evrimle ilgili bir şey yazdığınızda bilimsel bir bilgi, Türkçe olarak bilimsel bir bilgiye ulaşmanız imkansız. Harun Yahya evet. Çıkıyor olabilir. Yani. Yüzlerce site. Ya bir Harun tane iki tane değil. Yüzlerce site ve bunlar Google'ın algoritmaları. Kiliselerden ve İsrail'den fonlarında ortaya çıkıyor. İşte ICR'lar Amerika'daki falan. Ya Creation Research. Evangelistlerden. Evangelistler. Bunun hakkında Amerika'da makale yazıldı be. Zaten İslamiyet'in evrine bir derdi yoktur. Tabii. Kilisenin vardır evrine derdi ve kilise kültürü İslamiyet'e sokuşturulmuş. Evet çok sadece protestan kilisesinin. Evet, Katoliklerin evet. De bir derdi yok. Çünkü evet. Saint Augustine ne diyor? İnsana benzeyen ne olursa olsun Adem'in çocuğudur. Dolayısıyla daha sonra değişerek bu hale gelmiş. Ki özür de dilediler Darwin'den sonra. Evet. Biraz geç de olsa. O güç olmasın. Anglikan kilisesi. Anglikan tabii. Kendi o kilisesi olduğu Papa için. Papa da Galileo'dan diledi ama. Evet doğru. Papa da Galileo'dan. Kaç sene mesela, sonra? Kaç 540 mı? 550 civarı. Yani bayağı. Giordano Bruno'yu yak. O ben de varım bu işe ya. Ben yapayım. İleride torunum özür dilesin. Ya. Evet evet. O çok kötü bir şey. Ama Bruno'dan da dilediler değil mi? Yani sadece. Özür dilediler mi ondan diyorum. Onu bilmiyorum. İlla dilemişlerdi bir yerde. Adamlar İtalya'da. Dilememiş olabilirler. Gündeme geldi. Turing'den dilendi. Alan Turing'den dilendi. Ama Alan Turing'den kilise özür dilemedi. Kilise değil de. Onların günahı daha şey. 1950 yılına kadar nasıl getirdiler o şeyi ya? Evet, yani. Onlar İngilizler özür diledi. Onlar İngilizler. Bir de o 1950 artık. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'de ki ana ihtiyaç, kaynak ihtiyacı bilmiyor çünkü İngilizce bilmiyor. Şimdi bak gençler sormuşlar. Yani güya yani İngilizce bilme oranı %9 ama ben bunun çok daha altında olduğuna inanıyorum. Ben de aynı fikirde. Düşünsenize İngilizce bilmeyen bir toplumun şu anda bilime erişebilmesi mümkün mü? Şöyle bir de %9'un, şöyle bir şey %9'un %90'ı da turist İngilizce. Ha ona işte Cem Yılmaz'ın hani, dediği gibi. Ne diyor? Öğrenciye ilk girdiğinde Reşat diyor ki İngilizce bilmiyorsan seni okuma yazması yok hadi. Evet, evet. Şimdi Fatih Bey siz de Galatasaray mezunsunuz. Yani erken yaşta hepimiz şey mezunuz. Şimdi şöyle de bir tip var Türkiye'de. Adam İngilizce biliyor. Ama İngilizce kitap okumuyor. Okumuyor. Olmaz unutursun. Evet, tabii, sokak rap İngilizcesini herkes konuşur. O da tabii. Bir değerdir ama bizim bahsettiğimiz o değil. Tabii tabii. Şimdi var mı mesela oluyor mu öyle Galatasaray'dan mezun olup ya da Fenerbahçe'den mezun olup Fransızca bir kitabın Türkçe tercümesini mi okur? Okursun Fransızcasını. Yani. Evet. Ya da yani hangi, ya bulamıyorsan kitabı okursun ama ben onu da çok gördüm. İngilizce eğitim almış en iyi kurumlarda. Hı-hı. Okumuyor adam. Hı-hı. Okumadığın zaman gelişmez ki. Çünkü doğru. İngilizce okunurken gelişir. Evet. Ve hala öğrenirsiniz. Gençler sormuşlar. Diyorlar ki bu eğil için falan filan. Amerika doktor öğrencisiyim. Buradaki diğer Türk doktor öğrenci arkadaşlarımız ile üstüne tartışmamız bir konu var. Yorumları merak ediyorum. Doktora yaptığımız konularda mevcut olan temel kaynakların hiçbirisi Türkçe değil. Evet. Bu kaynakları Türkçe'ye çevirmenin bizim toplumumuza katkısı olur mu? Evet. Yani... Geçmişte olmuştur. Dur. Geçmişte olmuştur. Teknik Üniversitenin üstlendiği görevlerden biriydi bu. Hı hı. Türkçe ders kitabı yazmak ve meşhur ders kitaplarını Türkçe'ye tercüme etmek. Hı hı. Eğer işte İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi adı altında sayı numarası vererek bunlar tercüme ediliyordu. Hı hı. Ve bunlar o zaman yetişmiş olan ve çok kaliteli Türk mühendislerine çok faydalı oldu. Bu kitapların hı hı. Hala relevance'a şeyi var mı? Hala işe yarar mı? Var var. Peki var, yeni baskıları yapılıyor mu? Bir tek benim bildiğim Mustafa İnan'ınki yapıldı. Diğerleri yapılmıyor. Diğerleri yapılmıyor çünkü git İngilizcesini oku diyor. Şimdi ben utanarak söyleyeyim. İhsan Ketin'den sonra bir genel jeoloji kitabı yazılmadı. Bana sordukları zaman diyorum kardeşim 100 tane İngilizce kitap var. İngilizce bilmiyorsan Fransızca var, Fransızca bilmiyorsan Almanca var.
Git bunlardan birini oku. Bunların hiçbirini okuyamıyorsan zaten senin bilimde yerin yok. Şimdi bu çok doğru bir felsefe değil. Onun için teknik üniversite bana en azından doçentliğimden beri baskı yapıyor. Bir ders kitabı yaz, bir ders kitabı ben yaz. Ben de yapacağım. Ve ben mesela ve ben çok, başladım. Çok ben bu konuya çok idealist yaklaşıyorum. Hani pratik bir direkt faydasını görmesek bile Türkiye'de Türkçe kaynakların çoğaltılması gerektiğine kalben, ben, gönülden inanıyorum. Yani çünkü istediğin kadar İngilizcesini oku de. Bilmiyorsa ne yapsın? Ne yapsın? Hayır, en azından ben başlayacak. Ben şunu düşünüyorum artık. Yani bu Google'ın şeyi. Translate. Artı şimdi onun kulaklıkları falan çıkıyor. Yani. Evet. Tabii bunların mutlaka etkisi olacak. Bunlar herhalde 5-10, 15-20 sene içerisinde. Ama bir tane de kitap. Değil. Bir de bir tane de kitap olmaz mı? Ya? Mesela Türkiye'de Çin tarihi bir tane. Bu çok ayıp bir şey. Ya burada bak. Eberhard'dan sonra bir tane Çin tarihi yok. Burada biz Çin yapalım dedik. Kerel'le beraber bir Çin programı yapalım. Yani Çin kültürü, Çin medeniyeti üstüne. Türkiye'de sinolog yok ya. İşte şey var. Evet. Hale Erol olması lazım. O Harvard'da onda işim var. Adını ilk defa duyuyorum. Veysel Erol da çok da Harvard'da şey yapmış. Ne üretmiş? Yani hocam bilmiyorum. Ben bak sevgili kardeşim. Yani şimdi bir meslektaşımla ilgili bu ismini gündeme getirip ateş atmış olmayayım da belki de genç yani. Belki de öğretmiştir, ben görmemişimdir. Ama en azından bir uzman olarak onu biliyorum. Ben Türkiye'de bir hindolog. Bir sinolog. Hocam şöyle söyleyeyim. Niye olamaz? Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bakın, para etmiyor. Daha başka bir engel var. İki engel var. Bunu üniversitede... Şimdi ben doçentlik sınavına giriyorum. Diyelim ben Min Çin'i yapıyorum. Benim karşıma 5 kişi diziliyor ve onlar 4. Murat, Fatih falan soruyorlar. Çünkü dönemsel ayrılmış. Yani Orta Çağ diye bir şey var. Abbasilerden girseniz de şeyden girseniz de karşınızda Selçuklu tarihçi çıkıyor. Bir tek o var çünkü. Ya da İslam tarihçisi çıkıyor. İkinci neden, bir tek bu nerede ayrılmış? Bakın Uyanıklar ne yapmışlar? Müessese tarihi diye bir şey uydurmuşlar. Çünkü iki profesör var. Tematik olarak. Bir tane de genel Türk tarihi uydurmuşlar. Abi, bunu gidip dışarıda okuyacak. Tamam, dışarıda okuyacak adam burada gelip iş bulamıyor ki o zaman. Çünkü doçentlik olmadığı zaman böyle pratik şeyler var. Bak, kitap da yazmaz. İstanbul Türkçe. Üniversitesi'nde Akdeniz tarihi kürsüsü açtılar. Şimdi burada master yapacak insanlar. Devlet adam alacak, sosyoloji, tarih falan diyor. Akdeniz tarihi gibi için oraya da başvuramıyor. Böyle pratik engeller var. Merkezi bir sistem. Sonuçta para yani, para kazanıyor işte. Ya 1940'tan beri İslam Üniversitesi'ndeki dersler yani hep aynı. Yani 40'ı uydurun da uzun süredir senatodan geçmediği için aynı kalır. Üniversite statik olarak kalmış. Biz zaten bırakmışız, salmışız orayı. Evet. Ya şeyi okuyun, bu eskiden de var. Adam Macar tarihinde 35 sene hiçbir şey üretmeden şey yapmış, oturmuş. Semavi Ece'nin şeyinde var. Öyle bir kürsü açıyorlar. Kurutmuş, kimseye de yetiştirmemiş. Ne yapsın bu cumhuriyet daha? Hem insan faktörü hem bürokratik faktörü. Semavi Ece'nin kendisi ne üretmiş? Onu da düşündüm ama siz söylemiş olun. Yani birçok doğrudur. Değil mi? Bizantolog ya. Yani. Ne üretmiş? Yani. Laf. Çok evet, laf. Evet. Çok şey var Koca ama. Çok iyi laf üretmişler ama başka bir şey dönmüş. Ya ben bilimsel çalışması yani analiz çok az. Evet, analiz öyle. Babında maalesef şey öyle. Yok. Evet. Yani severiz, saygı duyuyoruz ama çok azdır. Doğru söylüyorsun. Yani en azından çalışmış ya. O jenerasyona baktık mı? İyi de çalıştı da be kardeşim. Bonpour Lorient gibi bir şey var ya. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyledir. Mesela bir Semavi Ece, bir Doğan Kuban değildir. Evet. Ama yani o şeyde ben onu gördüm. İstanbul Üniversitesi'nin içindeki o sistem 35 sene para alıyor devletten. Hiçbir şey üretmiyor. Hiçbir şey üretmiyor. Peki ve başka bir tekrar ben bir şu yanlış bilgiye dönmek istiyorum. Brandolini yasası nedir? Brandolini yasası. Neymiş? Bir iddiayı çürütmek onu ortaya atmaktan çok daha zordur. Evet, çok doğru bu. Bu ekonomide Gresham yasası var ya, iyi para kötü para yapar. Onu benzerim. Gresham yasasının aynen öyle. Bunlar biraz şey, eğlence. Şey bilimde kolay. Neymiş onun adı? Brandolini. Halk arasında değiştirmek. Fakat halk nezdinde değiştirmek. Evet, işte zaten onu soruyor. O mümkün değil. Çünkü halk bilimsel düşünmüyor. Evet, evet. Yani bilimde çok kolay. Biraz önce verdiğim örneğe gidelim. Adam kendi hayatını tehlikeye atacak şeyleri dahi bilmiyor, işin kötüsü öğrenmek de istemiyor. Evet. Şimdi bunu nasıl kıracağız? Bakın, bilimin toplumdaki yerinden bahsettik. Bunu nasıl kıracağız? Yani adam öyle bir yere ev yapıyor ki üstünden heyelan geleceği garanti. Evet. Depremdeki. Niye burada? Depreme bile gerek yok. Ya yani hızlı bir yağmurda gömülür gidersin. Evet. Niçin bunu yapıyorsun? Çünkü adam bu konuda hiçbir şey bilmiyor.
kendi hayatının tehlikeye gireceğinin farkında değil. Bak geçen hafta burada çok güzel bir şey örnek verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Ankara'nın bir ilçesinde, galiba Beypazarı'nda adam bir inşaat yapmış. Sonra parası bitmiş, inşaat yarım kalmış. 10 sene beton, çıplak beton, doğaya karşı durmuş öyle. Sonra parayı bulmuş tekrar, inşaat elmeymiş. Bey demiş ki bir dakika baba, yapamazsın, biz bu betona bir bakacağız. Çünkü bu açıkta durdu, biz bunu bir test etmek zorundayız. Belediye gelmiş, betondan örnek almış. Demişler ki yapamazsın. Niye? Bu beton çürümüş. Sen bu binayı yaparsan bu bina yıkılabilir. Size ne demiş? Nasıl bir üzerine? Ben oturacağım üstüze ne? Nasıl bir üstsüzlük? Ya Beypazarı'nı geçtim, Çankaya'nın kalbinde böyle binalar var. Yani şimdi yani bir de adam böyle bakıyor yani. Ben bu, oturacağım. Şimdi, bu bilgisizlikten mi kaynaklanıyor hocam? Cehali. Şöyle de bir şey var. Mesela maliyetinin altında, ben İzmit'te ev satıldığını biliyorum. Maliyetinin altında satılıyordu yani, ya da kafa kafaya. Yani bunu jeolog olmaya gerek yok. Demek ki adam bir şeyden çalmış ki... Olması gereken maliyetin altında. Fakat yani, bakın, bütün bunların, tabii olması gereken maliyetin bütün altında. Bunların yani buradan altında, da çıkaramıyor mu? Çıkaramıyor. İşte bütün bunların altında bizim bilimsel düşünce dediğimiz şey, yani adam 2 artı 2 eşittir 4'ü söyleyemiyor. Ya bu böyleyse o bunun bilim, sebebi şu mantıksızlık ama şunu diyeceğim. Ya, ama tabii, işte, bu daha temel. Bu bilimsel düşünce. Bu saptamaların hepsi yapılabilir. Bir sonraki adım ne? Ne? Değil mi? Bizim yapmaya çalıştığımız şey bu. Biz kaynakları kendi dilinde insanların sağladıktan sonra insanlar ne, yani bu tür saçmalıklara karşı ne diyebileceklerine dair cephaneler edinmiş oldular. Çünkü değişim hiçbir zaman benim anlatmamla olmuyor. Tabii. Değişim iki şekilde oluyor. Ya akrabalar arasında bazen oluyor ama daha önemlisi kişi kendi başına kaldığında, kendisiyle yüzleştiğinde, bu konu üzerine bir an kafa yormaya başladığında değişmeye başlıyor. Çünkü hemen de böyle 180 derece dönmüyor. Ama yumuşuyor. Yumuşadığında var olan kaynaklara açılmaya başlıyor. Açıldığında o kaynaklar hazırsa eğer, onları tüketmeye başlıyor. Çok temel o kadar çok insan var ki bana gelip diyen, ben işte şunların okullarına gittim, ben şöyle şöyle imam hatiplerde okudum da şimdi biyoloji okumak istiyorum, yurt dışına gidip biyolog olmak istiyorum veya Türkiye'de de kalmak isteyenler çok. Yani o kadar çok kişi var ki. Yani biraz da bu zincirden, döngüden bahsetmeyi bırakıp bir yerinden kıralım şunu ya demek gerekiyor. Bir yerinden kıralım da bakalım ne olacak, i̇şte nereye kıralım gidecek. Kıralım dediğin yer popüler bilim. Evet. Adam gibi popüler bilim yapmamız lazım. Evet. Şimdi senin ve özellikle Fatih'in yaptığı programları ben gönderiyor bana gelen e-mailleri. Bana bir sürü e-mail geliyor. İşte sizin program sayesinde ben... Evet. Bize bile geliyor sizden. Gönlüm yine açıldı. Bilmem ne oldu. Efendim şuraları etüt etmeye başladım. Şu okula gitmek istiyorum. Evet. Bu konuda ne yapabilirim? Bana kitap tavsiye edebilir. O kadar çok geliyor ki cevap veremiyorum. Yok tabii ki evet. Yani mümkün değil bunlara. Ama bunları tatmin edecek programlar. Yani siz 1000 tane akademik makale yazın. 10 bin tane, 100 bin tane yazın. Bunun Türkiye'yi bir yere getirmesi imkansız. İmkansız. Getirseydi işte getirirdi. Yani getirseydi getirirdi. Orada şey de var ya, Türkiye'de bunu Mete Tunçay söylemiş işte. %3 çok eğitimli bir kesim oluyor. Evet. Mete Tunçay demiş onu. Ben duymadım ondan ama. Problem o %3'te kalıyor yani, işte. Yani mesela bir de sistem mesela. Ortalama Amerikalı. Ortalama Türk'ten çok... Ortam Türk gene genel kültür parlak falan oluyor. Fark yoktur. Amerika'yı biz çok beğeniyoruz. Amerikalı daha cahil. Daha cahil. Ben yaşadım yani Türk'ün genel basit kültürü var. Meraklı en azından. Şimdi problem bu böyle vesayetle mesayetle anlattılar ama bunu siyasi bir şey olarak almasınlar. Sınıfsız toplum liyakatsız topluma dönüşüyor. Çünkü bir nesilde öğrenebileceğiniz, evet abi ekonomide herkes eşit olsun, evet abi hukukta herkes eşit olsun ama işte senfoni orkestrası şefi bulurken, üniversite hocası bulurken bir kişiden bahsetmiyorum. Askerlikte bile böyledir. Tabii yani bir kişiden bahsetmiyorum. İngiltere'de. Bir dakika, bir kişiden de bahsetmediğimizi söyleyelim. Yani bir insan bunu yapabilir ama bir yerde bir sosyolojinin %90'ı, üniversite hocasının %90'ı yani birinci kuşaksa orada işte ve hep öyle kalırsa sıkıntı oluyor. Sosyal kapital diye bir şey vardı yani Pierre Bourdieu falan okumuşlardır. Sosyal kapital diye bir şey var. Evde öğrenilen bir şey var. Benim kızım benim şartlarımdan daha farklı şartlarda. O başka birini görüyor. Onun kızı o da benim okuduğum kadar okursa benden daha değişik bir şey olur. Şimdi bunu sağlayamıyoruz. Dolayısıyla o %3 oraya sıkışıyor. Bir de bu Türklerin devşirme sisteminde. Yani devlet şey istediği zaman şimdi
sizin çocuğunuz oluyor, bambaşka bir yerden başlayacak. O başlıyor devlete alıştı. Ya Hasan Cemal, Cemal Paşa'nın torunu. Şimdi ya da ne bileyim, bugün bir sürü muhalif insan, hatta 90'larda bir tanesi çok hapse girerdi, ismini unuttum. Yassıada yargıçının yeğenidir. Öyle olmuş. O eski devlet elitlerinin çocukları eleştirmiş, hemen cezalandırılmış. Onlar daha radikal olmuş. Hop, sen şeysin, bilmem nesin, anarşistin, teröristin. Ve kendini yeniden üretemeyen bir elit var. Ama işte burada bu yine elit nasıl de üretecek kaynağa erişilebilirlik çok önemli. Bakın mesela benim Amerika'da gözlediğim, Amerika'da yaşayan biri olarak ki ben yani Texas'ın kuzeyinde olabilecek en tutucu berbat insanların yer olduğu yerde yaşıyorum ki o civarda da işte doktoramı yaptım. Gerçi üniversitenin olduğu yer tabii biraz daha özgür oluyor ama şöyle bir şey var. Amerikan ortalama bir Amerikalı dünya kültürü bakımından özellikle yani dünyada olan bitenler bakımından kesinlikle bir Türk, ortalama bir Türk'ün altında zor, tartışılmaz bile. Hani belki başka konu ama Amerikan kültüründe belki işte Avrupa geleneğinden miras aldıkları bir şey. Bilim kültürün bir parçası. Mesela yani bu tabii akademik bilimden bahsetmiyorum. Bakın benim okuduğum üniversitede Texas Tech Üniversitesi jeoloji konusunda da iyidir. Güzel, iyi jeologlar çıkarmıştır. Mühendislik de iyidir. Ve bu üniversitenin bir müzesi var. Halka açık, sabit bir müze. Öyle hani bazen çünkü çok popüler bir müze gelir, herkes yığılır oraya. Ya bizim müzede işimiz oluyordu. İşte hocalarımız oluyor, çalışan arkadaşlarımız var. Ne zaman gitsem, öğlen 12'de de gitsem, salı günü öğlen 12'de. İnsanlar çocuklarıyla birlikte oradalar. Çocuklarıyla birlikte. Biz de hadi bir bilim müzesine gidelim. Nereye gideceğiz? Yok ki. Nereye gideceğiz? Yok zaten. Yani müze kültürünün olmaması. Yani çünkü bilimsel kaynak sadece internet sitesindeki makaleyle olmaz. Bunu Celal Hoca da hep söylüyor. Yani bir müze olacak ve müze sergiden ibaret olmayacak. O bir araştırma kurumudur. Bizde gidelim yani, panayır gibi. Bizde evet para getirir mi diye. Ben bunu Kültür Bakanı'ndan söyleyeyim. Yarın galiba konuk olacakmış. Keşke birisi sorsaydı. Türkiye'de müze yapıyorlar. Sergi alanı. Dedim ki evet, bunu panayırda da başlayayım. Evet. Bir gün Kültür Bakanı'yla evet kalktık gittik işte doğudaki, güneydoğudaki müzeleri falan geziyoruz. Dedim ki peki burada evet enstitüsü nedir bunun? Ne evet enstitüsü? Yok. Peki bunun araştırması nerede yapılıyor? Görgüsüzlük yok, korkunç bir şey. Evet, evet. Bilim görgüsünün abi olmaması korkunç bir şey. Belki görgü demek lazım. Evet. Bilim görgüsü evet, bir evet şart. Yani bunu yerleştirebilmek için devletin yardımına ihtiyaç var. Hocam evet, ama sizin şey de pratikte uygulanamıyor işte. Çünkü ha, Amerika'da olan, Amerika'da göçmenler topluluğu. Ya orada bu Roma hukukundan da parlamenterizmden kaynaklanan bir şey var. Herkes her yere hukuken de gelebilir. Bir sistem var. Sırf mesele onunla değil şimdi. Celal gelince katılacaktı bu söyleyeceğime. Üniversite. 210 mu ne oldu galiba. Bizde her parası olan iyi niyetlisi parasıyla bir üniversite yapıp adını yaşatmak istiyor. Kötü niyetlisi parasıyla bir üniversite yapıp dandik bir üniversitede para kazanmak istiyor. İyi örnekler var. Koç, Sabancı, Özyeğin falan gibi 3-5 tane iyi örnekler var. Abi Amerika'da adam var olan bir üniversiteye gidiyor. Diyor ki al sana 1 milyar dolar. Benim adıma bir enstitü kur, bir şey kur. O zaman ben araştırma. O zaman bir örnek ya vereyim. Ya şey neydi o herifin ama adı? Ama bu Türkiye'de olamaz. Bir örnek vereyim. Şehir Üniversitesi diye bir üniversite kuruldu. O zaman da ülke ailesi bunun içindeydi. Değil mi? Evet. Para verdiler çok şey. Sonra dekan atayacak, atatmıyordular. Şehir şey rektör olacak, özgür problem oldu. Sonra da kızdılar. Ahmet Davutoğlu'na kızdılar. Ondan önce de zaten dekan atanacak bir şey oluyor. Şimdi ben üniversite açacağım, parayı vereceğim. Çok param var. Sen oraya mecbur Türkçe dersi koyacaksın, inkılap evet dersi koyacaksın, yarın belki ilahiyat dersi koyacaksın rejimin şeyine göre. Tabii ki evet, öyle fakülte açacaksın, onun ismine karışacaksın. Dekanımı, rektörüme kadar karışacaksın. Üstüne yarın kapatabilirsin, ben buraya niye para yatırayım? Tabii. Gider şey dostağına işte, veririm, niye gidip şey yatırımcıların vereyim bir ülkeye para yatırıp yatırmamayı hayır, seçmesi ben çok benziyor. Ben diyorum ki niye üniversite açıyorsun? Git kalk, ama Türkiye'nin eski köklü üniversiteleri var. Buralara bağış yap. Ama tabii orada da haklısın, adam orayı da yapmıyor çünkü atıyorum mesela ben dedim ki benim 10 milyar dolarım var. Gidip Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışladım. Abi yarın oraya bir rektör atıyorlar. Nereye oraya gidiyor, rektör değil şeye umumi helal üstü bir gece yapmayacaksın. Adam rektör oluyor zart diye birdenbire. Ya bir çok köklü bir üniversitenin İTÜ değil ama adı benzeyen ve yakın olan bir teknik üniversitenin ben 50. yılında insanlar mezun olarak gidiyorlarmış. Benim şimdi 10. yılına mı 20. yılına mı ne denk geldi gitti. Rektör konuşuyor orada ve o sırada çok yaşlı ve saygın Türkiye'nin önemli mimarları, mühendisleri var. Yahu bir konuşma yaptı zaten, hükümet propagandası gibiydi. İki, şeyleri yapmamışlar. Biri düştü ağzını burnunu kırdı, 75 yaşında adam. Şimdi üniversitenin hali bu.
Düşünün bak 50. yıla çağırmış ve çok önemli insanlar var. Çünkü bunlar aynı İTÜ gibi o zaman mühendis mi var 3-4 üniversiteden yetiştiriyor. 50. yıla çağırmışsın adamı, yollarda böyle şey var, adam oraya takıldı, bir şey var. Ağzı burnu kırıldı Fatih Bey. Şimdi siz bu üniversiteye parayı vereceksiniz, adam parayı nereye harcayacak? O da belli ama değil. Ama şimdi bak çok enteresan, ben Caltech'teyken Gordon Caltech Moore... yılda ne kadar fon alıyor sence? Ha? Ne kadar fon alıyor Caltech yılda? 3 milyar dolar. 3 milyar dolar. Harvard'ın toplam parası 30 milyar. Foundation 30 milyar. Caltech'te 1800 kişi var. 3000 kişi, 30 bin kişi yok. 1800 kişi var. Bunlardan 800'ü, 1000'i doktor öğrencisi. Ha, 1000'den fazlası doktor öğrencisi. Princeton'da undergrad sayısı bir undergrad'e iki tane postgrad. Caltech'te öyle. Yani. Caltech'te dediği gibi işte ben oradayken 2000 kişiydi toplam. Bunun 1200'ü doktora ve master, 800 tanesi şey, undergraduate. Undergraduate'la pek önem vermiyorlardı zaten. Ben oradayken Gordon Moore, bu Intel'in sahibi, herif tek bir çek verdi. 600 milyon dolar. Amerikan tarihinin en büyük tek bağışıymış. Benim orada bulunma sebebim Gordon W. Moore Scholarship'ti. Ben Gordon W. Moore Scholar'dım. Gittim Caltech'e, Ed Stolper bölüm başkanı, Ed'e gittim dedim. İyi güzel sağ ol, 10 bin dolar maaş alıyorum, bana bir ev verdiniz. Ha, 10 bin dolar yani vergiden falan sonra. Sonrası net gibi. Para. Oh. Net para, 10 bin dolar ev verdiler. Bir de araba kullanmayı... Biz de doktor öğrencisiydik. Hocam ben 2200 dolar alıyordum. Hakikaten bir dakika ya. 2500 biz de doktor öğrencisiydik. Hayır ben şeydim, yani profesör olarak gittim. Bu 2000 senesinde. Tabii. Bana şey bir de araba kullanmayı bize araba vereceklerdi. Evet. Oya ile Cevdet ve Asım gelince... Yani öyle bir anladın ya, Oya gelmese diyeceksin diye korktum ya. Ben de öyle anladım. Hayır, Oya Cevdet'le beraber geldiler onlar. Cevdet gelince araba da alındı. Tam şimdi ben de Ed Stolper'a dedim ki bunun karşılığında ne yapacağım lazım? Koridorlarda yürü yeter dedi. Hiçbir şey istemiyor adam. Tek istediği burada o. Hatta öğrenciler toplandılar, bana geldiler. Hem postdoklar hem doktora öğrencileri. Dediler ki ya burada dediler rejyonel jeoloji öğreten yok. Yani bu da önemli bir şey ama bilen adam yok burada fazla bu işi. Sen dediler bir ders verir misin? Dedim memnuniyetle veririm. Ben dedim başkaya sorayım, bölüm başkanına. Ede gittim. Vallahi dedi resmen veremez. Çünkü dedi Moore Scholarship'in dedi önemli bir maddesi. Üniversite senden hiçbir şey isteyemez. Çok ilginç, wow. 10 bin dolar para veriyor, ev veriyor, araba veriyor. Karşılığında senden hiçbir şey isteyemez. Gözleri ışıldamış. Evet ya. Bize tek isteyebildiği şey senin kampüste bulunman. Kampüste bulunman. Tabii bu Ceren için çok zor bir şey biliyorsun. Evet, orada yürüyecek. En zor şeyi istemiş. Kameraya, bunun da gidiyor böyle. Şeyle gidiyor. Yani bu tam ders ver desen daha hoşuna gider. Ben ders vereyim yürümeyeyim. Bu tam benlik bursmuş. Ve yerlere yatarsınız gülmekten. Sonunda Ed dedi ki sana dedi resmen ders verdiremeyiz. Ama dedi ders vereceksen kimse de mani olamaz. Hayır dedi. Kimse hayır demez. Onun üzerine Brian Wernicke'nin ofisinin dışında şunun hilafsız dört misli devasa bir masa vardı. Haritaları yayıyordu o zaman Brian onun üzerine. Çocuklar onun etrafına oturuyorlardı. Brian Wernicke, benim yaşımda, onun görevi o akşam yemeği ısmarlamaktı. Brian gurmedir. Şahane yemekler ısmarlıyordu. Ben masanın ortasına oturuyordum. O şekilde ders yaptık. İşte böyle ortamlarda çıkıyor bilim. Ve çocuklara ben rahat dedim ki, şimdi siz dedim rejyonel jeoloji istiyorsunuz. Ben dedim istediğiniz kıtayı size anlatayım. Sıkıntıdan patlarsınız. Şöyle bir şey yapalım. Bir problem ele alalım. Bu problemi nasıl çözeceğiz? Ve biz o dersin sonunda bir paper ürettik, iyi mi? Çok güzel. Andlar hakkında. Orada İspanyolca bilen bir kız vardı. Şey, dağlar. Andalar. Orada İspanyolca bilen bir kız vardı. Şimdi profesör oldu, Nadine McQuarrie. Nadine İspanyolca bildiği için dedim, sen şeyden sorumlusun. Yazmak. İspanyolca literatürü toplamaktan sorumlusun. Ondan sonra sekretere gittik, ben dedim, Şu haritaları benim paradan ısmarla. Ya aklıma gelen bir soru sorabilir miyim sana? Tabii. And Dağları ile Rocky Mountains arasında bir bağlantı var mıdır? Hayır. Aynı şekilde oluşmuş. O yüzden sorayım. Ama hayır. Birbirine çünkü aralarındaki yani. Bağlantı
5 milyon sene önce ancak kurulabildi. Panama berzahı geldi, Güney Amerika ile çarpıştı. Ve o çarpışma neticesinde ilk defa doğu batı şeyi akıntısı kesildi. Zaten Panama okyanusun altındaydı değil mi? Tabii tabii. Yani bu adayı, bildiğin adayı geliyor, çarpıyor ve dikkatini çekerim. Ondan sonra buzullaşma başlıyor kuzeyde. Evet. Amerika'da. Çünkü jet akıntılarını falan kesiyor artık orada. Evet. Bizde Arabistan'ın çarpışması. Jet akıntısı deyince o da jetten akıntı deniz hattının kesilmesi aşağı yukarı 5-10 milyon senedir. Cebel-i Tarık'ın kapanması aynı şekilde. Panama Berzahı'nın kapanması o Jarın'ın dediği şey etrafı ekvatoryal akıntıyı kesmişti. O da peki bu kıtaların şeyi sürerse sonra biz tekrar Pangea'ya mı döneceğiz? Pangea'ya dönüyoruz. Ortada bir kapalı deniz oluşuyor. Ondan sonra tekrar parçalanacak. O göl mü oluyor? Peki tuzlu mu oluyor? Daha çok mu? Hazer Denizi nedir? Hazer gibi oluyor. Bilmiyorum işte. Hakikaten nedir? Denizdir. Deniz tuzlu değil mi? Onun bayağı şeyden, tuzlu. Büyüklüğünden dolayı deniz değil mi? Hayır, tuzlu ya. Tuzlu. Ve altında okyanus kabuğu var. Peki onun sürecinin nedeni ne? Mesela neden göl tatlı oluyor da o tuzlu oluyor? Kapalı... A, çünkü eskiden denizin parçasıydı o. Ha, o su yapısı izole değişti. Yani. Tabii tabii tabii. Ben gittim Bakü'de. Baktım, dedim Karadeniz'e benziyor. Karadeniz'e benziyor. Ya. İşte amprik. Yani. Şimdi bu böyle diyor, sonra diyorlar ki işte yok onu yedi. Evet yedi evet falan. Oraları. Hocam hakikaten burada bunlar şey yapıyor, tuzluları hiçbir sefer. Yiyemem. O yakınlar. Çünkü şikayet yasak. Ediyor. Yasak. Bu hemen evet. Beni oya yakamaz diyor. Ben de yiyip geldim, siz nasıl Emrah'cığım, tuzlu bırakmadınız. Bunlar burada, bu ve İlber Hoca adam başı 12 tane şey yediler, ekler yediler. Nasıl şikayet? Sayıyor. Biz şey yapınca salata falan şey yapıyor. 12 ekler yediler. Evet. Sonra abi. İlber Hastanesi hemen kapmazlar. Hocam şu Sorbonun oradaki eklerciye gittiniz mi? Ben de şey gibi oldum. Çok gurur. Ya Sorbonun oradaki her yeri hangisini söylüyorsun? Bir kere Sorbonun karşısında güzel bir kafe vardır. Tam onu diyorum işte. Biz Doğan Hoca'yla oraya gittik. Ekler şimdi biz şeye gidiyorduk. Ya, esastı yani kapı. Yani, üniversite omuzu şey diyor. Üniversite payı. Şimdi abicim biz Jiber Joseph'e gidiyoruz Doğan Hoca'yla, kitapları alıyoruz, yükleniyoruz. Benim Collège de France'daki odama geliyoruz, depoluyoruz onları. Ana binada mıydı odanız? Ana binada. Tekrar gidiyoruz. Gene biz bunları yaptık, sonra acıktık. Dedik oturalım bir şeyler yiyelim. Kafeye oturduk, bir şey yiyoruz. Kel bir adam diş çökmüş önümüze, bizim fotoğrafımızı çekiyor. Fotoğraf makinesini bir indirdi Enis Batur. Aa, merhaba falan. Dedim lan ne yapıyorsun? Kardeşim dedi, teminden beri iki manyağı seyrediyorum. Paketler dolu gidiyorlar, paketler boş dönüyorlar. Paketleri dolduruyorlar gidiyor, tekrar boş. Biz Doğan Hoca'yla bam kitap alıyoruz şeyde. Bir de bana taşıtıyor oralarda bunları. Artık Google Books var, gerek yok falan diye. Yani geziyoruz. Yok. Pazar arabası var ya, pazar arabası. Pazar arabası kitapçıya gidiyordum. Bavul falan şey yaptıydın. Evet. Sonra o dönüşte. Abi çok önemli. Kitap çok önemli. Ya bir de şeyde Fransa'da falan. Ya şimdi fiziksel diyorsun, eskiden bulunmuyordu. Şöyle ben mesela korsan üzerine çalışıyorum. Adam şimdi Portekiz'de 17. yüzyıl kitabı. Eskiden kütüphaneye gidiyordun. Şimdi Google Books'ta var. Tabii canım. Fiziksel olarak elde edemiyorsun her kitabı. Ya abi kardeşim siz şeye gitmiyor muydunuz? Neydi o? Georges Brassens Parkı'na. Cumartesi günleri. Ya tabii ki gidiyorsun da her şeyi bulamıyorsunuz ki. Doğru ama bir de burada geldi aklınıza. Ne yapayım buradan hani şimdi bir kitap abi geldi. Abi ben her cumartesi Georges Brassens Parkı'ndaydım. Ve orada Macrobius'un 16. yüzyıldan kalma Scipio'nun şeyini, uykusunu buldum. Ne kadar verdiniz? 350. Bir de bir şey. Ha bir de bunu da söyleyelim. Eski şeyler çok olduğu için Avrupa'da o kadar pahalı değil. Aa, bazıları müthiş şey pahalı. Baskı kitap eğer nadir değilse 200-300 euroya falan, yani insanlar elinde de olabilir. Biz tabii. Şey, mesela bizdeki mesela gibi değil. Bizdeki... Sen boyundaki bu kiliselerde evet. Bir sürü kadar. Bir sürü kitap almışım. Ben de öyle çok aldım. 1730, ama
Yani şey değil. Bir keresinde, kitap her yerde yok. İyi kitap pahalı. Bir keresinde eve dönüyorum. Bizde kötü kitap da pahalı. Bir evet, şey Osmanlıca olsun, dandik de olsa çünkü çok az var. Yok. Yani bizde bilgisizlik var. Adam bana kitabını yolluyor. Fatih abi bu kitap para eder mi? Geliyor böyle bakıyorsun. Oo maşallah ciddi falan filan. Diyorum ki 100 doları satarsan iyi müşteri buldun. Abi ben onu araba almayı düşünüyordum. Dedim, al baba. Ya kitapla araba. Nerede araba alıyorsun? Nerede? Zaten kitapla araba alıyorsan onu sana satmam. Ama bak ben bir gün Collège de France'dan eve dönüyorum. Şeytan dürttü. O zaman şey vardı. Şeyin önünde neydi o? Ya sen söyle. Cumhuriyet Cambattisi Lüksemburg'un. Lüksemburg'un önünde böyle bir cadde iner aşağı. Orada şahane bir kitapçı vardı. Thomas Schiller. Meşhur. Gittim. Bakayım ne var ne yok diyor. Beyler bir çıktı, aa Celal dedi. Senin için bir kitap dedi. Abi bir baktım, Bernard Palissy, Discours Admirable, jeolojinin ilk kitaplarından biri, 16. yüzyıl. Dedim ne kadar bu? Dedi senin için 30 bin euro. Hemen alıyorum. Sonra başladı oraya yalvarmaya. Ve ben o kitabı aldım, eve gittim. Abi oya indifa etti. Şu kadar bir kitap. Ama o kadar önemli bir kitap ki o. Orada mesela o kitabın İngilizce tercümesi var. Oraya baktım onun girişinde... Bir tercümesi etmiyor mu sana? He? Tercümesi. Ay işte bak onu diyeceğim. Onu zaten Fransızcasında yeni baskısı vardır herhalde. Siz onu, onu antik olarak. Hayır onu bilmiyorum. Bak ben hiç görmedim. Basın kaç yılında oluyor bu? 10, bu 2005'ti ben. Hocam bütün bu kitapların hepsi şeyde Fransız Bibliothèque Nationale'in zaten şeyinde var. El yazmaları dahil. Yani ha, bir dakika sen şeyi diyorsun. Elektronik olarak. Evet evet. Elektronik olarak tabii var. Ha, yani siz okumak için de değil aynı zamanda sahip olmak ama için. Ama evimde de bulunsun ha, kardeşim tabii, yani ne demek. Hiç okumadığınız, yani şunu daha önce okumadığınız bir kitap değil. Onu demek istiyorum. Ama ben Bibliothèque Nationale'e niye mahkum olayım? Sonra. Ya, PDF olarak evde bulunur. Hayır bir dakika. Bibliothèque Nationale'in kitabından herhangi bir şeyi kullanırsan. Hı. Mesela bir sayfasını yayınlayacaksın. İzin almak lazım. Hatta para ödemen lazım. Tabii para ödemen lazım. Ben niye bunları yapayım? 30 bin eurodan daha tehlikeli vereceğiniz için olabilir yani. 50 fakat euro bak ben sana bir örnek vereyim. Nasıl kızmasın Oya Hanım? Yani ben Oya Hanım'ın tarafını tutuyorum hocam bu matematik. Hepimiz Oya'nın askerleriyiz. Bak ben yani. 1988'de bunu bir kere burada anlatmışımdır. Neşatel Üniversitesi. Kaç senesi? 1988. Neşatel Üniversitesi bana şeref doktorası verdi. Ailece gittik. Falan. Neyse Neşatel'de işimizi bitirdik, Zürih'e döndük. Orada bir kızcağız baktım var, MIT'den doktora öğrencisi, Himalayalar'da çalışıyor. Mary, Oya dedim ki ben bu kızı yemeğe götüreceğim, sen de gel. Oya dedi ki ben gelmem, siz de jeoloji konuşacaksınız, Mary Hubbard. Peki dedim. Hakikaten jeoloji konuştuk, Himalayaları bilmem neleri falan. Sonra Mary'e dedim ki gel uzun yoldan dönelim ETH'ye. O zaman o ETH'da misafir öğrenciydi. Uzun yoldan dönelim dedim, benim bir kitapçım var. Oraya uğrayalım dedim. Ben şey, Schumann antikvariat. Oraya gittik, içeri girdik. Neubauer beni gördü, ah Herr Schenger dedi, size bir mektup yazdım bugün dedi. Hemen kopyasını vereyim dedi. Steno'nun kitabını bulmuş abi. Bu, jeolojinin bismillah. Stephen Jay Gould onun hakkında bir şey yazdı ve saçmaladıydı. Bu orijinali. Baktım 25 bin Swiss franc. 30 bin dolar. Vay vay vay. Dedim vallahi abi yani dedim benim param buna hiçbir zaman yetmez. Ama dedim şükür ki babam burada dedim. Mary de dedi ki bana bak kitap topluyorsan al bunu dedi. Tamam. Mary'i ETH'ye bıraktım döndüm otele. Annem, Oya, babam. Babam böyle yatağın üstüne uzanmış. Ben bunu söyleyince annemle Oya tavana vurdu. Bu kadar para bir kitaba verilir mi? Şımarık herif. Bilmem ne. Doğru. Fakat ya hiç değil. Bak abi babam dedi. Babam dedi ki canım dedi bu kitap ne işe yarayacak? Vallahi babacığım dedim hiçbir işe yaramayacak. Çünkü dedim bu o kadar meşhur bir kitap ki. Tercümeleri var, faksimilleri var. Bir sürü. Ama dedim
Benim bildiğim dedim bundan 20 tane mi ne var dünyada? Kalmış. Yani şimdi bir arabaya şey verip 2-3 milyar... Ve babam ne dedi? Şey gibi, Ferrari GTO, 250 yani, GTO almış. Yok bir tane, ya uyduruk bir tane Alman Mercedes alsanız... Abici böyle değil milyon, bak ama... Yani aslında 30 bin euro biz kitaba verince çok da... Ben babama dedim ki, ama dedim alırsan diyecekler ki bir kopya da Türkiye'dedir. Git al dedi. Hiç unutmuyorum ona. Git al dedi. Ben şöyle başladım. Ben şöyle... Hiç tereddüt etmedim. Peki bir şey soracağım. Bu çok kritik bir soru bir tarihçi olarak. Bu kitaplara ne olacak? Nedet abiye mi gidecek yani? Hep hayır, öyle hayır, hayır, hayır. Ben kendisine sordum. Bu 10 senedir de, 10 değil 8 senedir de yayında bu kitaplara ne olacak meselesi. Allah'tan, o sen dedin ya hani ailelerde nesiller bilim insanı. Yani, onu da bilim insanı olarak devam ediyor. Evet, ama aslında aynı da aldığında çünkü değil. Çünkü iki tabii tane örnek var. Biri Halil Nadıç örneği bildiğimiz. Bir de Sim programında Semaviyeci örneğiydi sanırım. Hatta dedi ki İnan Kıraç aldı şey yaptı. Size yani kitabı vermiş sonra kendi girememiş falan filan. Öyle. Yok, bu öyle değil. Bu öyle. Şimdi bir örnek var. Halil Nadıç örneği de Bilkent Üniversitesi. O zaman doğru amacı Chicago'dan kitapları getiriyor. Çünkü bu kadar değerli yazmalar falan da yok onun işte. Başka yok, türlü tabii, şey. Tabii. Altta ama Leylin gibi bir özelliği var. Tek bir alanda kitap. Evet. Bu Halil, jeoloji alanında. Halil Nalcınki de tek bir başka alanda. Başka şeyde ama tek, az ondan. Ama Halil, o kütüphane değerli zaten. Halil Nalcınki de tek bir alanda. De onu Bilkent Üniversitesi. Ya ben de Humboldt'un 1828'deki derslerinin tutulmuş notları en yazması var. Dünyada 4 tane biliniyor. 3 tanesi tamam, Alman. Tamam şimdi burada 2 tane yani tamam birinin elinde kalacaksa ama böyle de bir problem oluyor Türkiye'de. Bu hayır Asım'a kalacak bunlar. Tamam öyle biri varsa bilmiyorum. Asım dedi ki bunun dedi bir tanesini bile kimseye vermem. Ya bence de vermesin. Ben de olsam vermem de bazen de biri şey yapıyor onu kuruma veriyorsunuz. Bakın orada da şey oluyor. Şimdi kuruma bir şey Türkiye'de verilmiyor. Evet. Ali Emir Kütüphanesi vardır biliyorsun. Evet. İyi bakıldı, iyi evet korundu. Evet. Devlete bırakıldı ve iyi korundu. Yani ama şimdi, onun binası vardı. Bilmiyorum şey var, Millet Kütüphanesi'nde duruyor Ali Emiri'nin koleksiyonu. Ama birçok şey de şimdi spekülasyon olmasa söylemiyorum. İyi korunmuyor ya. Çoğu. Bir şeyi güvenip veremiyorsunuz. Yağmalanabiliyor. Ben bunu niye İlber Hoca'nın şeyleri kaybetti Galatasaray Üniversitesi. Ben niye topladıydım bunu biliyor musun? Teknik üniversiteye vermek için. Hocam teknik üniversitenin bilmediğim için soruyorum. Kütüphanesi. Amerika'yla karşılaştırmadan ya en azından ya isterseniz başka bir konuya geçelim ya. Evet. Ben hemen gene bir ara bir şey şunu söyleyeceğim. Güvenmiyoruz dediler. Vermeyiz dediler. İşte belki bilim iletişiminin önemine tekrar çekeceğim benim konumu olduğu için. Yani bizim kitlemizde mesela ki hepsi sizi çok seviyorlar. Bir kitaba 30 bin doları verebileceğini tahayyül edebilecek. Yani işte yani bunu 3 kişi yapabilir, 5 kişi yapabilir. O 3 kişi, 5 kişi önemlidir. Ama bak şu mesele şu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani o geriye kalan 10 binler, 100 binler için bunu o kitapların, o kitapların anlattığı şeylerin, o kitapların değerinin bir nebze kokusunu verebilmek gerekiyor. Çünkü tabii o mesela sizin kütüphanenizde nasıl erişilecek şimdi o imkanı garip olan şu şimdi. Celal'in kütüphanesine kitabına 35 bin euro vermesi garip karşılanıyor. Hı-hı. Ama Mercedes'e vermeyeceğiz. Ya Mercedes'e bırak. İki tane velet Celal'in yaşında, Celal'in o günkü yaşındaki iki evet tane çocuk bara gidip binler, 7 tane şampanya patlatıp tabii birbirlerinin tabii üstüne onu canım döküp tabii bilmem ne yapıp falan sonra onu tabii onu hesap diye vermesi kimse garipsemiyor. Veyahut da bunu otomobil diye onun 10 katı, 100 katını vermesi kimse garipsemiyor. Tabii ki. Yani Arda Turan'ın 42 milyon lira verip araba almasını kimse garipsemiyor tabii ama... Tabii zaten şimdi... Ama bu özel bir durum. Bak, evet şimdi, Celal Şengör alacak tabii ki. Şimdi bu ama özel bir durum. Bunun aileyle falan da alakası yok. Celal'in ailesinin diğer yarısı benim yakın çocuk arkadaşlarım. Bizim aileyi çok iyi tanıyor. Diğer yarısı çocuk arkadaşım. Alakaları yok. Yani hani dedin ya aile değil ya abi. Oradan biri değil çıkabilir ama. Bir tane manyak her aileden çıkıyor. O aileden de o çıkıyor. Diğerlerinin evet alakası yok. Tabii. Yani Celal Şengör onu alabilir. Ama ortalama bir Türk insanının bunu tahayyül edebilmesi bile mümkün. Ama şimdi Celal Şengör, Celal Şengör özelliği şu. O kütüphane bununla ilgili araştırma yapan herkese açık. Arayıp da Celal'e deyince çok ki şey. Celal ben geliyorum işte bununla ilgili gel kardeşim diyor sana açıp sayfasından da gösteriyor. Bak burada al oku diye. Doğru tabii mu? Doğru. Ben, yani, bu bir outreach'tir işte ben mesela. Ben sana bu bir şey söyleyeyim mi? Ben derslerimi kütüphanede veriyorum. Graduate derslerimi evimdeki kütüphanede veriyordum. Rektörden izin aldım. Dedim, sorun yok. Rektörün kendisi bir akşam yemeğe geldi bize. Faruk
Karadoğan eşiyle ben rahmetli Hülya Hanım'la beraber bize yemeğe geldiler. Ben ders verdiğim yeri gösterdim kütüphane içinde. Faruk Hoca baktı. Vallahi Celal'cim dedi, ben dedi öğrenci olsam ben de burada ders görmek tabii, isterim. Tabii ki, tabii ki. Peki orada bir iki öğrenci oluyor, bir şey çalışan, bir şey öğrenen. Evet, tabii. Evet. İşte o elit tabakaya hitap etmek, onlar çok önemli. Yani en üstün en üstleri. Ama öyle olmayıp da bizi ileriye götürecek de çok fazla genç var. Yani tabii. Belki hiçbir zaman yok, elit seviyeye öyle ulaşamayacak. Bir şey, öyle bir mesaj vermiş olmayalım zaten. Evet. Yani. Tabii. Şimdi benim elitleri ben burada halk kaldım. Tabii. Hayır, yok, ben öyle bir mesaj vermek istiyorum orada ama benim dokunabildiğim insanlar İTÜ öğrencileri. Evet. Onun dışında işte tek dokunabildiğim Fatih'in programlarıyla. İşte böyle şeylerin olması gerekiyor. Sizlere yer açması gerekiyor. İşte böyle olacak. Yani benim hep işte dönüp dolaşıp geldiğim şey, öğrenciler, insanlar umutlarını yitirmiş haldeler. Yani bu insanlar biz buradan nasıl olup da o hayal ettiğimiz yere gideceğizi soruyorlar ve artık saptamaların ötesine geçmek gerekiyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani bu, ve bunun çok başlığı var. Tabii ki sadece işte bilim platformlarıyla olacak iş değil. Ama hani kurul mu kurulacak? Bakanlık mı açılacak? Yani bilim onlar kurtarmaz. Evet, yani biliyorum. Yapılacak iş birkaç üniversiteyi kurtarmaktır. Evet, onlarla mı başlayacak? Evet, orada başka çare yok. Tamam, o nasıl olacak? Yani bize somut adımlar gerekiyor. Somut adımlar. Nasıl yapalım? Ben nasıl yapalım? Bu konuda Teknik Üniversite 250. yıl münasebetiyle özel sayılar çıkarttı. Bunlardan bir tanesine ben davet edildim. Ne yazmak istersin dediler. Dedim ki ben hayalimdeki İTÜ'yü yazmak istedim. Hı. Ve orada ben şunları söyledim. Dedim ki benim hayalimdeki İTÜ eskisi gibi kendi imtihanını yapan, evet, YÖK sisteminin dışında hocalarının kalitesini kendi tayin eden bir müessesedir. Kalitesiz hocanın burada ekmeği kesilmelidir. Hı hı. Barındırılmamalıdır. Eğer üniversite bunu kendisi yapamıyorsa bir yerden müdahale edilmelidir. O müdahalenin mekanizması da Türkiye'nin ileri gelen akademisyenleri, iş adamları, şehir yöneticilerinden bir mütevelli heyeti kurulmalıdır. Bu mütevelli heyetine de denmelidir ki kardeşim bilim adamı kriterleri bunlardır. Hı. Siz ne bekliyorsunuz bizden? Bunlar karar vermelidir ki bu adam okeydir, bu adam değildir. Bu adam değildir dendiği zaman üniversite o adamın ilişkisini kesmelidir. Yani tenure mekanizması hafif işletilmelidir. Evet, Amerika'da evet. Kadar katı işletilmemelidir. Peki böyle bir tenzilat yapılmaz mısın şeye göre? Enver Paşa gibi, rütbelerdeki gibi. Hayır. Yani olabilecek bir şey mi bu? Şu anda öyle bir sistem gelse, bir sürü insan profesör oldu haksız yere falan desek mesela. İşte ama bu ince bir üniversiteyi nokta ayırman, o sistemin dışına taşıman lazım. O sistemin dışına taşımazsan çıngar çıkar. O sistemin dışına taşırsan dersin ki kardeşim bu üniversite o eski bildiğin üniversite değil. İşte aslında üniversiteler lise oldu da biz tekrar üniversite kuracağız. Evet, işte aslında yani o bu tür enstitüler, ben üniversitenin politeknik lise olduğu kadar değil. İbe aynı şey onun için. Yani onların daha için da lise kriteri de ya daha. Kardeşim Fatih'in okuduğu lise Türkiye'de gittiği üniversiteden daha iyiydi. Evet ama mesela Galatasaray Lisesi liselerdeki şey gibi üniversitelerin de iyileri var. Bütün tabii üniversitelerin... ki ama çok iyisi yok yani Türkiye'de ne yazık ki. Yok abi. Yani şöyle söyleyeyim bak. Şimdi Celal'le ayrıldığımız yerden bir tanesi o. Ben dünyada da üniversitenin büyük, tabii, tabii, büyük bir kötü büyük bir krizde şey. Doğru. Birkaçı hariç. Doğru. Onlarda da gidiş var. Yani onlar da aşağı doğru gidiyorlar. Hiçbir eski... Ve politize ama oluyorlar. Yani mesela hala bana göre İngiliz üniversitesi en iyidir. Bilmiyorum katılır mı Celal? Cambridge, ama... Oxford, Edinburgh, St. Andrews. Yes. Yes. Ama diğerleri... Hepsini demiyorum. Hepsini demiyorum. Ya bir de alana göre herhalde değişecektir. Alana göre değişiyor ama alanlar. Ama mesela bir Cambridge, bir Oxford, mesela Harvard gibi değil. Harvard'a bakıyorsun. Harvard'ın işletmesi iyi. Hukuku iyi, tıbbı çok iyi. Çok iyi. Tarihi dökülüyor. Oxford'un da ben gittim orada şey mülkiye dersi gibi ders yapıyorlar. Anladım ama her zaman çok büyük adamlar çıkıyor. Neden biliyor musun? Oxford'a gittiğin zaman bir Bodleian Library var. Tabii.
Bir de onların hocam çok enteresan bir şey var. Bir garip bir şey var. Tarihçilerde İngilizler çok iyi yazıyorlar. Ben onu çözdüm Oxford'a gidince. Her hafta adamlara response paper yazdırıyorlarmış. Yaza yaza. Bakın, bakın iyi tarihçi olmasın bile en okunacak kitapları hep İngilizler yazar. Hayır, şahane. Herif öğreniyor onu ufak. Ama herif kendi dilini daha lisede... Ortaokulda evet, Amerikalı'ya göre ama Amerikalı öğrenmiyor mu kendini? Öğrenmiyor. Nasıl öğrenmiyor ya? Harvard'da gidemiyor. Ya o kardeşim benim karşıma gelen, ben hiç unutmuyorum. Niye öğrenmiyorsunuz? Gidip soracağım niye? University of Houston'da benden rica ettilerdi. Birkaç ders şey anlattım ben. The Historical Geology of North America. Ben düşün ki birinci sınıf öğrenciyim. Benden bunu anlatır mısın dediler. Peki dedim. Okuduğunu anlayamayan, yani zor okuyabilen bir zenci öğrenci gördüğümü hatırlıyorum. Abi bu adamın yeri üniversite olamaz. Hocam bizde de öyle. Yani taş üniversite. Şimdi şöyle bir sistem çıktı üniversite şey. Normalde insanların kendi bir realitesi olacak. Sosyoekonomik realitesi. Bu ne bileyim işte belki iş hayatına atılacak. Teknisyenlik öğrenecek. Belki ne bileyim köyünde kalıp çobanlık yapacak. Şey görmek için söylemiyorum. Şimdi biz bunları da alıyoruz üniversiteye. Adam konsept çözümleyici yapma durumunda değil, istemiyor. Onu 4 sene öderdi orada. Beri ne diyorum? Türkiye'de üniversite yok. Ama peki, bir şey açıklamıyor kapatalım. Ya. Zaman ne yapacağız? Başka bir yere. Ne yapacağız o zaman? Bunun konuşulduğu kimseye evet. Faydası yok. Daha faydalı bir şey. Yani çok pesimist bir yere geliyor. Evet. Bunu sana soracağım. ChatGPT diye bir gerçek girdi hayatımıza bir süreden beri. Biliyorsun ne oldu? Hayır. Nedir o? Yapay. Bu bir AI. Yapay zeka. Yapay zeka. Evet. Bu. Ne yapıyor bu? Buna her şeyi yapıyor. Yani şöyle her şeyi yapıyor elbette ki. Ha bu abstrakt yazan bilmem ne. Evet evet. Duydum. Çok acayip bir şey. Evet, çok bir dil modeli. Mesela iş başvurusu... Sen bize su ısmarlayabilir misin? Arkadaşlar çay ve su rica edebilir miyiz? İş başvuracaksan sana şahane CV yazıyor. doktora tezi yazıyor. Evet. Duydum. Hem de David Rowley geçen akşam anlatıyordu bunu. Ve acayip de iyi yazıyor bazı şeyleri. Gerçi geçen gün şöyle bir şey oldu. Kızımla ChatGPT birbirleriyle iddialaşmaya başladı. Çatışma çıktı. Bir yazarla ilgili, Amerikalı bir yazarla ilgili iddialaşmaya başladılar. ChatGPT bir şey iddia ediyor, kızım başka bir şey iddia ediyor. Bir süre sonra şöyle bir şey oldu. ChatGPT ayrılıp bıraktılar iddialaşmayı. Kızım araştırmaya devam etti. ChatGPT ne yaptı olsa da bilmiyoruz. Sonra kızım yeni bulduğu kaynakları ChatGPT'ye bak ben burada şunları buldum. İşte o yazarın bazı mektuplarını bulmuş. Bir kontrol et bunu dedi. ChatGPT baktı, evet haklısın dedi. Kızım dedi ki benden özür diler misin dedi. Niye dileyim ki dedi. Bana dedi dün dedi bunun tam tersini söylüyordun dedi. Hatırlamıyorum dedi. Meğerse öyle bir özelliği yok. Demek ki Türkler de yazılımda yapay zeka olabilir. Şey yapmışlar, ChatGPT bilimi akademiyi sence nasıl etkileyecek? Bu bilime bakan birisi olarak. Olumlu mu, olumsuz mu? Bence ChatGPT'nin şu anda olduğu yer birazcık fazla abartılıyor. Çünkü çok böyle havalı süslü bir yazılım. Ve şimdi ben yapay zeka modellerinin eğitilme biçimini de içeriden hani doktora gereği bilen biri olarak burada kullandığımız işte yapay nöral ağlar gibi sistemler, İşte deep learning gibi sistemler, derin öğrenme diye çevirebileceğimiz sistemler. Bir dizi veri kullanılıyor, bilinen veri, işaretlenmiş veri. Ve tabii bunun farklı metodları var. Şimdi ben çok temel anlatacağım. Normalde birbiriyle rekabete de sokabiliyorsun yazılımları. Birbirlerini yenme üzerinden giderek kendilerini geliştiriyorlar. Yani müthiş yaklaşımlar var yapay zekada. Ve bu kaynaktan belli başlı cevapları verdiği zaman pozitif geri besleme yapılıyor. Yanlış cevaplar verdiğinde negatif geri besleme yapılıyor. Sonra o verinin bir kısmını test olarak kontrol ediyorsun. Bakalım bu gruptaki verilerden bunu anlayabilmiş mi diye. İşte belli bir seviyeye ulaştıktan sonra da paketleyip kullanıma sokuyorsun. Bugüne kadar yapay zeka ile müthiş şeyler yapıldı. Matematik teoremleri keşfedildi mesela insanların keşfedemediği. Ya da mühendislik tasarımları yapıyoruz. Mesela evrimsel algoritmalarda evrimin mekanizmasını algoritmik olarak işletiyoruz yazılımda ve diyoruz ki bize bir hani şey çıkar. Bu antenleri sabitlemek için kullanılan bu boom denen hani üçgenlerden oluşan bir tasarım vardır. Bundan üret diyoruz. Ve ürettiği tasarım
mühendisin, insan mühendisin ürettiği tasarımdan %2500 daha başarılı. Mesela görevi uçtaki frekansı sönümlemek, minimize etmek. İnsan oturup tasarlıyor, evrimsel algoritma tasarlıyor. Çok daha başarılı. Çünkü insan kısıtlı. Belli öğrendiği teorilerle hapsolmuş halde, işte kendi deneyimi şey yapıyor. Ama yapay zeka daha özgür, daha hızlı deneyebiliyor. Alternatifleri test edebiliyor. Ve dolayısıyla ulaşabildiği sonuçlar insan mühendisleri yetiştirdiğimizin çok ötesinde olabiliyor. Bu ürün de buna benzer bir şey. Bu üründe de amaç sanki bir insanla sohbet ediyormuşsunuz havası yaratmak. Şimdi bakın, insanların yanlış anladığı en temel şey bu. Bunun amacı doğru bilgi vermek değil. Doğru bilgi verebiliyormuş gibi yapmak. İnsanlar da öyle değil mi şimdi konuşurken? Mutlaka karşılaşıyorsunuzdur. Ya ulan biliyor mu bu adam? Yoksa sallıyor mu? Bir kestiremedi. Benim ChatGPT'den aldığım izlenim bu. Çünkü mesela sorduğum soruları kendi alanımda sorduğumda sanki çok biliyormuş gibi. Ama zaten onun için eğitilmiş bu. Tamam, eğitildiği veri setinde o sorulan şeylerle ilgili bir dolu şey olduğu için. Wikipedia makalelerinden tutun da işte Britannica ansiklopedisine kadar, akademik makalelere kadar çok şey olduğu için oralardan bilgisinden toplayıp getirebiliyor. Ama bunun henüz şu anki evrede bir işte makale yazıp da saygın bir dergide yayınlayabilmesi, hani belki hani kaçabilir, işte böyle predatör dergiler dediğimiz yerlerde yayınlanabilir falan, yağmacı dergiler diye. Harvard'da doktora sınavını kazandı mesela. Yani işte, ama mesela onlarda da çok tekil örnekler ve birazcık eşelediğinizde daha fazlası olduğunu görüyorsunuz. Mesela tıp sınavını geçebildiği söyleniyor. Tıp sınavı. Ama tıp sınavının sadece belli kısımlarını geçirebiliyor mesela. Tıp sınavı geçmek daha kolay çünkü tıp istatistik bilimi olduğu için. Evet, ama mesela onun içerisinde şeyler de var. Mesela gerçek tekil bir vaka veriyor ve buna nasıl yaklaşırsın diyor. Görsel konularda çok daha başarısız. Şimdi bu ChatGPT 4 daha yeni geçtiğimiz günlerde yayınlandı. O görsel veride de daha başarılı. Ama gittiğimiz yer şu. Farklı dallarda eğitilmiş yapay zekaların yavaş yavaş böyle bu tür ortaklaşa sistemlerde birleşmeye başladığını görüyoruz. Bu o arzulanan nihai hedef, yapay genel zeka dediğimiz şey. Yani insandan bir alanda değil, mesela satranç alanında değil sadece. Atıyorum felsefi muhabbet edebilme alanında değil, bir hesaplama yapabilme alanında değil. Her alanda eşit veya daha ötesinde olabilecek bir makina hayaline biraz biraz yaklaşmamızı sağlıyor. Ve çok ilginçtir, bizim sahanın en büyük argümanı bu evrimsel algoritmaların. Şimdi buraya kadar konuştuğumuz şeylerin çoğu makine öğrenmesi denen bir sisteme dayanıyor. Dediğim gibi işte doğru cevap verdi, pozitif besleme, yanlış cevap verdi. Bu çok güzel. Ama bu belli bir mimari üzerine inşa ediliyor. Ve o mimariyi insan belirliyor. İşte kaç o derin öğrenme dediğimizden kastımız o beyni temsil ettiğini düşündüğümüz nöral ağın kaç tane katmanı olduğuyla ilgili. Mesela bu tür şey detayları genellikle insanlar belirliyor. Biz diyoruz ki, ya da yani bu çok iddialı bir şey tabii, biz diyoruz demeyeyim de evrimsel algoritmalarda düşünülen şey bizi makine öğrenmesi bir yere kadar götürebilir. O yer artık bu yapay sinir ağları gerçek sinir ağlarını ne kadar taklit edebiliyorsa o kadardır. Ama biz bu aletlere evrimleşme yeteneğini verebilirsek, mimarilerini evrimleştirmelerini sağlarsak, yani bunun içinde ne? Doğal seçilimi tanımlayabiliriz, mutasyon oranlarını tanımlayabiliriz, gen çaprazlanması. Şimdi diyeceksiniz, yani makine nasıl gen çaprazlanması olabilir? Yaptığı işi temsil eden birimleri genler olarak tanımlayabiliyoruz. Bu bir robot olabilir, bir çamaşır makinesi tasarımı bile olabilir. Genler olarak tasarlıyoruz ve o her bir gen kombinasyonu bir bireyi temsil ediyor tırnak içerisinde. Ve bunlar bir popülasyon oluşturuyorlar. Onlardan bilgisayar simülasyonunda binlercesini yaratıyoruz. Ve bunları doğal seçilime maruz bırakıyoruz. Hedefleri neyse işte, artık o bir boom tasarımıysa işte titreşimi azaltmak olabilir. Bir çizgi izleyen robotsa çizgiyi izlemek olabilir. Ama popülasyon başlangıcında bunlar ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Mühendisin hiçbir müdahalesi yok yani ne yapmaları gerektiğine dair. Peki şimdi sen böyle söyleyince, şimdi tabii benim bildiğim bir alan değil ama evrimde biliyoruz ki aslında evrimin temel motorlarından bir tanesi hata. Evet. Bu
yapay zekalarda hata üzerinden bölünecek. Evet. Hata yapıyorlar. Yani biz bunu kendi gözlerimizle, o kadar güzel bir saha ki hocam bu, yani evrimsel biyolojiyle ilgilenenlerin çok hoşuna gideceğini düşündüğüm bir saha. Çünkü bütün nesillerdeki bütün bireyleri görebiliyorsunuz ne yaptı da başarısız oldu. Hmm. Çünkü simülasyonda oluyor hepsi. Evet. Ve hani çünkü biz şimdi 30 milyon yıl önceki popülasyonun kabaca bir ortalamasını sezebiliyoruz işte çıkan fosillerden, gen araştırmalarından vesaire. Ama hiçbir zaman bir bireyin, hadi yani o spesifik fosilde bir yaralanma görürsün, dersin ki ha bu şekilde ölmüştür. Ama o neslin tamamını muhtemelen hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Hiçbir zaman bilemeyiz. Tabii. Hiçbir zaman. Ama evrimsel algoritmalarda bütün nesillerin, bütün bireylerinin kaydı tutulduğu için evrimin nasıl bir yol izlediğini görebilmemizi sağlıyor. Ve evet, hata yapıyorlar. Hata yapan birey o verilen görevi daha başarısız yaptığı için eleniyor. Belli. Peki daha başarılı yaparsa hata neticesinde? Seçiliyor ve zaten seçilenle benzer olanlarla çiftleşmelerini sağlıyoruz. Çiftleşme genlerinin karışmasını sağlıyor ve yavruları biraz kendilerine benzer ama yine mutasyonlarla doğuyor. Bu mümkün. Bazıları yani daha iyi, bazıları daha kötü, fark etmez. Yeter ki bazıları daha iyi olsun. Olmaya da bilir. Yok oluşları da görüyoruz. Gidiyor gidiyor, iyileşiyor. Buna şeyde de, evrimsel biyolojide de vardır. Lokal minimumlar diyoruz. Hapsoluyor lokal minimumla. Ya daha iyi bir örnek kombinasyon var. Mesela analitik yöntemlerden biliyoruz. Yani şunları bir araya getirsen daha iyi olacaksın. Bazen böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Ama hapsoluyor evrim orada. Çünkü evrimin bir mantığı, bilinci, öngörüsü yok. Ve bir yer yeterince iyiyse orada hapsolup kalıyor popülasyonlar. Ama mutasyon oranı arttırılabilir. Timsahlar gibi, köpek balıkları gibi. Evet, evet. Çok uzun süreler boyunca çok evrimleşiyor. Evrimleşmemesi yani mümkün değil. Yani sadece görece daha yavaş. Şey düşmüş, doymuş, çözer tabii. Tabii yani. Köpek o kadar yetiyor ki kendine. Gibi ya Fatih. Daha ileri geri ne olacak? Köpek tabii balığı, ki, köpek tabii balığı ki. Ya. Köpek balığı diyor ki ben olabileceğim en iyi şekilde avcısı geldim. Yok. Benim işim için evet, daha fazlasına gerek yok diyor. Ama mesela çok, gerçi köpek balıkları deneyimlediler bir dolu iklim değişimi ama yani çok sıra dışı bir iklim değişimi olur mesela. Tıpkı şeylerin, megalodonların yok olmasında gibi olduğu gibi belki bu köpek balıkları. Megalodonun niye yok olduğunu hala bilmiyorum. Evet, evet. Hani hipotezlerden hocam, biri. Fakat megalodon mesela, nedir? Bana bir megalodon dev bir köpek balığı. Ile balinadan ayakta büyük köpek dursan balığı. Ağzını açtı mı, sen ayakta o ağzını durabiliyorsun. Yani ağzını açtığında boynuzdan artık daha uzun. Artık yok değil mi bunlar? Ona evet, göre derine girerken olmadığını düşünüyorum. Evet, o da onunla ilgili de şeyler var. Onlar biliyorsun derinliklerinde olabilir mi bilmiyorum. Megalodonlar bunlar ne yiyor? Derinlerinde yaşıyorlar diyen insanlar var. Abi onu boş ver. Fakat dinozorlar çok güzel bir örnek. Evet. Dinozorlar yok olmalarım güzel bir örnek. Evet. Çok gelmiş geçmiş en başarılı kara hayvanları bilebildiğimiz kadar. Ve zaten 300 milyon yıl gibi bir süre dünyaya egemen olmuş. Yok, 135 milyon. Evet, iyi. Pardon, doğru, özür dilerim. 135 milyon yıl dünyaya egemen olmuş vaziyetteler. Evet. Tamam mı? Birdenbire kuşlar hariç bütün dinozorlar gidiyor. Oluyor. Niye gidiyor? Meteorla. Kesin mi bu? Onunla başlıyor. O hemen hemen artık kesin gibi. Evet. Fakat o meteorun çarpmasının bir yan ürünleri var. Bir meteor çarptı mı şimdi böyle, bunu anlamak hakikaten aslında biraz anladın diye. Onun ama onun yan ürünleri böyle korkunç. Meteor çarpınca yani böyle bu kadar ya, taş düşmüyor. O meteor çarpmasaydı biz yoktuk. Ben şunu söyleyeyim. Meteor değil şöyle, bir başka ufak gezegen çarpmış bize ya, yani. Yok, 10 kilometre ya. 10 kilometre falan. Şey işte Everest. Everest tepesi yani. Az bir şey değil az ama bir şey çok değil. Bir şey de değil gezegen evet ölçeğinde. Ama az tamam şey da sonuçta taş düşmüyor ya kafana. Saatte yani kaç bin, binlerce gerçi kilometre şey hızla. Gerçi şey falan var tarihte. 70, bir yanardağ patlıyor evet, ama 70. Mesela eksi 2 derece. Tabii, hocam işte, çarpıyor. Gezegen haftalarca yani titreşimler haftalarca devam ediyor. Ya düşün ki çarptığı yerin çok şimdi Yucatan Yarımadası'na çarpıyor. Biliyoruz da düştüğü yeri. Texas'ın bunun yaşadığı yerlerde meydana gelen depremler olsaydı 12 Richter ölçeğinde 11-12 11-12 bulurdu. Richter ölçeği 10'da bitiyor bizim günümüzde yani. 9'da bitiyor. 9'da bitiyor. 9'da bitiyor. 9.9 9.2 var ama. Evet evet, şey yani 9'larda bitiyor. Evet evet, 9'larda korkunç bitiyor. Korkunç bir şey bu. Çünkü o da niye bitiyor? Yani o 9 noktalardan sonra üretebilecek fay yok zaten dünyada evet. Ama bak burada faydan dolayı olan bir deprem tabii demiyoruz. Tabii. Dışarıdan meteor tabii, aşağıdan onun yani yarattığı dalga. Şimdi sen sauropodları düşün, uzun boyunlu, evet, uzun kuyruklu. Bu hayvanlar gene bunun yaşadığı yerlerde anında deprem o kadar şiddetli ki
bu hayvanların bacakları gövdelerine batıyor. Üf. Peki kuşlar nasıl kurtuluyor da ne oluyor ondan sonra? Onlar da çok aşağı inemez. Çok ilginç. Hangi kuşlar kurtuluyor? Ufakları mı kurtuluyor? Yer altında yaşıyor. Yer altında yuva yapanlar. Hmm. İnsan ki memeliler insan de muhtemelen. Burada ne var? Artık kurtulanları mı diyorsun? Homotipler var mı insan olarak? Hayır hayır hayır. Hayır, hayır, hayır. O zaman memeliler yer altında yaşayan minik canlılar. Değil mi? Zaten ancak öyle kurtulmuş olabilir. Memelilerin kurtulma nedeni de çok çok küçük olmaları, yer altına tabii, yuva yapmaları. Yer altında yaşıyorlar, ufaklar, kürkleri var, bilmem ne var. Ve o zamanki memeliler omnivor, her şeyi yiyorlar. Her şeyi yiyorlar. Evet. Dolayısıyla aç kalmıyorlar. Dinozorlar aç kalıyor. Çünkü ot kalmıyor, ot yenir ölüyor. Ot yenir ölünce et yenler ölüyor. Şeydi, güle güle. 35 kilonun üstündekiler zaten. 25. 25 kilonun üstündeki dinozorlar yani hemen gidiyorlar zaten. Evet. Yani hiçbir şey kalmıyor. Şey kalmadığı için hemen o gidiyorlar. O büyük pterozorlar gidiyor ya. Yani. O peki şeyler ufak yani daha ufak olanlar ve kuşlar da işte dönüşüyorlar mı? Hayır, kuşların bugün kuşlar hala yer altı. Zaten. Evet, kuşlar. Peki bu dragon, maragon, ejderha falan onlardan kalan bir ana olamaz zaman, değil mi? Çok yok, fazla. Yok yok, insan soyundan kalacak. Belki ana olamaz. Belki yok. Fosil falan görüp yok abi, arada 60 milyon sene. Evet, ya şeyin 66 milyon yıl önce 65 milyon 66 milyon yıl önce çarpıyor. Ve pardon. Yani ilk homo cinsi 2 milyon, 3 milyon, homo sapiens 200 bin yıl. Maymunlar yani 55 milyon yıl. Tabii ya. Yani Darwinius falan ilk primatlar 47 milyon yıl önce. Yani 20 milyon yıl var ilk primatlarla neredeyse benim aralarında. Benim tarihçi kafam evet, o geri şu anda bana böyle Richter ölçeği gibi yani. 5 bin yılda bitiyor artık tarih. Logaritm okuduna mı geldi? Yani şeyi hayal edemiyorum. Şimdi mesela 500 yıl öncenin ve 1500 yıl öncenin bende bir his, koku karşılığı var. Evet, 60 evet. Ha 65, 650 milyon yıl. Ben artık kayboldum. Evet, o noktada. Yani bana satüre oluyor tarihi. Milattan önce 17 bini falan da anlayabiliyorum işte. Öğrenciye anlatmakta en çok zorluk çektiğimiz şeylerden biri bu. Bu zaman skalasını. Evet. Yani düşün ki mesela diyorsun bunu ben ki, anlarsam bu işi yapamam. Çünkü çok ufak kalıyor o zaman. Çok bunu ben anlarsam dışarı tarzı çıkamam. Evet. Ben niye şimdi oy kullanayım ki bunu anladıktan yani sonra? Çok ufak kaldım yani. Bünyem kabul etmedi. Ya, bütün insanlık tarihi yani, yani göz bütün açıp bir dünya tarihi. Bu da bu dünya ha evrenin dünya içinde tarihi. Dünya tarihini evet. 24 saat düşünürsen insanlık tarihi göz açıp kapamak. Ya dünya bir de bu dünyayı da evrenin içinde bir şey olmadığını biliyoruz. Evet. Dünya 4.54 milyar. Yani bir nok hiçbir şeysin. Evren 15 o milyar. O kadar yeni vallahi ki hiçbir şeyin sıfırın küpü karesine nedir yok, gene sıfırdır yani, ama aynı öyle yani. Evet. Yalnız hiçbir şöyle şeyinle düşün. Şimdi Pascal'in dediğini hatırla. Pascal diyor ki tabiat insan beyninde kendini tefekkür ediyor diyor. Evet. Öyle düşündün mü sen muazzam bir şeysin. Biz evrenin kendi kendini anlamasının bir yoluyuz. Yok bu çok bakımdan megalomanca bir şey. Hayır tam tersine. Bu aynı zamanda çok da dini bir şey. Evet çok mistik bir, şey. Şimdi akılcılıktan şey bahsettiniz çünkü bahsettiniz. Ama yani tarikata bağladık burada. Hayır ama tam tersine bir düşünsenize. Yani insanın ortaya çıkışını ruhani bir şey olarak tanımlamıyor ruhani ki. Ruhani demedim. Ya da işte mistik bir şey değil ki. Bir dakika. Ama yani, sen bana söyle yazıyı biz ne zaman keşfettik? Yazıyı derken alfabeyi mi? Yazı yazma. Yazı yazma becerisini. Kaç bin sene? Bu alfabe olur. Alfabe. Yazı yazma deyip hieroglif, alfabe. Hieroglif olur bilmem ne olur. Ne zaman keşfettik? Neyi bilmiyorum. Sileber olur. Bilmiyorum. 5000 sene. 5000 sene. Maksimum da 5000 sene. Değil mi? 5000. Sümerli. Sümer. Bu 5000 sene içinde biz kainatın boyutlarını öğrendik. Kainatın yaşını hesap ettik. Hocam, nereden geldiğimizi çözdük. Hocam karıncalar da yuva yapıyor. Kendilerine göre bir achievement ama yani evren içinde kültür oluşturamıyorlar. Ama biz anlayarak yapıyoruz. Evet biz anlıyoruz. Anlatabiliyoruz. Bu müthiş ve anlatabiliyoruz. Evet. Yani yazıyı keşfetmemizin en önemli fonksiyonu ben sana bütün keşfettiklerimi aynen nakledebiliyorum. Eskiden bütün bilgiyi genle aktarılırken yazıdan sonra gen dışında bilgi aktarma metodu. Bizim su nerede kaldı? Vallahi herhalde bizi dinlemiyorlar. Reklam arası verin su getirin falan gibi şeyler söylüyorlar. Getirin dedi. Bir reklam arası su. Tamam. Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz ama nerede kaldığımızı unuttum ben şimdi. Nerede kaldık yerde?
Biz şeyde kaldık. ChatGPT'den bir de dilemeler geçti. Hayır, hayır, evet. İşte bilim bir bütün ama. Benim de biraz anladığım bir bilim olsun. Nereye gidiyor? Evet, evet. Çocukken Jurassic Park izlediğim için biraz ben de bedavadan öğrenmeye çalışıyorum hocam ya. Aynen bak, bu programın iyi tarafı şu. Benim gibi bir cahil, buraya işin uzmanlarını çağırıp öğreniyor. Yani mesela okumama Fatih gerek Bey, yok. Fatih Bey hiçbir zaman hiçbir cahil benim gibi cahil diye başlamaz zaten. Zamanında program sanırım cahillik bir durum değil, bir tutumdur diye. Bilmediğini bilen cahil olmaz. Okumadan bildiğini sanan cahildir. Mesela şimdi şundan, mesela Twitter'da da var. Adam şimdi Ödül Demirtaş'la konuşuyor. Ya adama sorsana. Bedavadan şey var, ekonomist var. Şimdi bedavadan jeolog var, bedavadan işte evrimsel. Ben sorarım. Sormuyor Türkler. Hayır. En çok duyduğum soru. Hayır, Türkler değil, bu dünyada da var, Amerika'da doğrudur. Da var. Doğrudur. Hani ben Türkleri görüyorum ya, onlara gıcık oluyorum. Bak bunu da hep söylüyorum. Bir tane çok güzel bir Amerikalı oyuncu, Jennifer Lawrence çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki bu sosyal medya eğer 20. yüzyılın başında var olsaydı büyük ihtimalle Einstein hiçbir şey üretmeden fizikten soğumuş ve bırakmış olur dedi. Evet. Gerçekten evet. İnsanlara bu kadar kötü saldıran başka bir yer yok. Çünkü evet. Neden? Cahilin sayısı bilginin sayısından daha fazla. İşte o da şey, bir yerde vasatın oranı belli bir şeyi geçerse... Bu demokrasinin açmasına benzer bir açmaz var orada evet, yani. Bir yerde vasatın oranı %90'ı geçerse, %95'i geçerse bir süre sonra kaliteli insanlar özür dilemek, yani buradakiler bizim için falan böyle bir şey... Yalnız şöyle bir şey de var. Özür dilemek zorunda kalıyor. O çoğunluğun tasallutu. Mesela siyaset biliminde de hemen bitireceğim vereceğim. Hmm. Siyaset biliminde de bu şeydir. Tyranny of the majority derler. Yani böyle bazen... Çoğunlukçuluk. Ama şurada bak, faydacı bir şey söylüyorum. Ya adamı bulmuşsun değil mi? Bir şey. Niye küfür etmek zorunda? İhtiyacı yok ki. O zaten biliyor. Onun bilgisine ihtiyacı yok ki. Ya yarın oldu mu yani... Fakat ben şurada şunu da görüyorum. Pardon, ben niye oldu böyle değilimin kinini kusuyor adam. Onu da o da aslında orada olmak istiyor. Olamayacağını biliyor. Başlıyor hakaret etmeye. Onun için sen mesela Twitter'ı falan okuyorsun belli ki. Ondan bahsettin. Ben sosyal medyayı hiç okumuyorum. Hiç ama. Sosyal medyada hiç hesap. Zaten okusarız kalp krizi geçiririz. Haberi yok. Sosyal medyada adını açılmış onlarca hesap. Evet, daha geçenlerde. Evet hocam, bir tane YouTube şeyle... kanalları falan. Sizin adınıza sosyal medyada... Korkuyorum başı belaya girecek diye. Hayır, sosyal medyada sizin adınıza açılmış bir hesap var. Fan account diye. Sizin adınızda sürekli paylaşım yapıyor. Bir kısmı size uyuyor, bir kısmı uyuyor mu emin değilim. Çoğu uymuyor. Bence de çoğu uymuyor. Sizi çok tanımıyorum. Fatih Bey daha iyi tanıyordur ama bir de böyle bir şey var. O alanı da o kadar boş bırakamıyorsunuz yani. İyi de ben hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. Telefonu yok adamın ya. İşte buradan söylemiş olalım da. Cep telefonu yok. Bir asistanla falan olabilir bence. Fatih hem söylüyor hem yazıyor. Bu adamın ne sosyal hesabı vardır ne telefonu vardır. Onun bir şekilde ben, ya adam onu inanıyor. İlber Hoca'nın da var. İlber Hoca'nın bir tane hesabı o var. Kendi hesabı var ve onu da işletiyor İlber Hoca adına. Hayır, o değil, onun dışında da var ama. Karışıyor adam. Bir sürü şey bazıları da çok ama onun şeyli. Hakiki hesabı da var. Onun ne hakiki ne sahte, hiçbir hesabı yok onun. Haberi yok. Hayatında Twitter'a girdin mi? Hayır. Tövbe. Hocam İlber Hoca da girmemiş de bir yönetiyor. Nasıl girebilirim bilmiyorum zaten. Instagram'a girdin mi? Hayır. Bunların nasıl varlığına haberdar mısın? Instagram Oya'da var. Ha, Oya'da var evet. Ne olduğunu hala öğrenemedim. Ne faydası o da bilmiyorum. Hocam ama Instagram'a direkt olarak oldu. Girmeseniz de sizin ruhunuz girdi. Evet. Yani bir asistanla belki bir o da mesela bir bilim iletişimi türü çünkü insanlar oradalar. Yani burada insanları sizin olduğunuz yere getirmenin yolu işte belki üniversiteleri kaliteli yapmak vesaire gibi şeyler. Yok o işte bunu çeşitli programlara konuk evet. Olarak katılarak. Ama o ben insanların olduğu yere gitmek ama biraz. Ama Çağrı ben sana bir şey İnsanlar diyeyim. İnsanlar televizyonda kadar, çünkü. Bu kadar kirliliğin yani. Olduğu yerde olursan millet ayıramaz. Orası hocam öyle. Zaten oradasınız. Sizin haberiniz yok. Mevzu ama hayır ben sizin, adınıza sizin gibi paylaşım yapıyorlar ama kritik nokta bu. Siz oralarda zaten TT oluyorsunuz. Evet. Twitter'ın sağında 3 günde bir oradasınız. Dolayısıyla ama hani gene ben her şey. Televizyon programındaki çoğunluk seyrediyor. Diyorum benim böyle bir şeyim yok. Evet, bana soranlar oluyor sizin böyle bir hesabınız var mı? Hayır yok diyorum. Ama hesaptan dolayı olmuyorsunuz ki. Yani sizmiş gibi davranan biri. Burada söylediğiniz bir şeyi alıyor. O ayrı o oluyor zaten. Ona mani olamaz. Ama işte yani, yok, mani, hani, orada dönüyorsunuz mesela. Ve dolayısıyla bu konuda rahat yaşamanın yolu bunu ciddiye almamak. Zaten mesela bu daha yeni Nature'da yayınlanan bir çalışma var. Negativite yani mesela bir haber başlığına eklenen her negatif sözcük haberin paylaşılmasını %2.3 civarında arttırıyor. Bu bir cepte. Ama ikinci bir istatistik şu. Bu sosyal medyada gördüğümüz yalan haberlerin, yanlış haberlerin, bilimle ilgili yanlış şeylerin %90 civarını
%1 ila 10'luk bir kitle üretiyor. Aslında çok kolay mücadele etmek yani bu bunların yayılmasıyla. Ama bu yapılmıyor. Edemiyorsun. Bir de şimdi troller çıktı. İşte ha mesela yani onlar da dahil bu dediğime bu arada. Ve ilginçtir ne kadar yaygınmış gibimize geliyor bu değil sahte abi. Haberlerin olması. Halbuki haber tüketiminin %1'inden azını yapma ya. Tabii çok yok okumuyor bunları yani. Evet yani yok. Belli bir şöyle, daha, belli bir şöyle demek içinde. Daha doğru. Gün içerisinde birçok... Ama sütasyondan değil ya. Şimdi iki istatistiği birleştirmek yani lazım ama. Kullanılma açısından değil, üretilme açısından. Hayır, yok tüketilme açısından. Çünkü sadece Twitter'da gördüğün sahte haberi görmüyorsun ki. İşte Habertürk'ün yaptığı düzgün haberleri de görüyorsun. İşte gazetede doğru haberleri okuyorsun. Şimdi onun yüzdesine baktığında çok küçük bir yüzde kalıyor. Ama hangileri akılda kalıyor? Sende o negatif duyguları yaratanlar aklında kalıyor. Bileniyorsun, negatifleşiyorsun. Bunlar yani çok... Komplo teorisi ve negatif haber arkadaşlar. Diyelim ki kanser alanında çok önemli bir sürü gelişme oluyor. Her gün yeni ilaçlar oluyor falan filan. Ama toplumun inancı ne? Kanserin çaresi bulundu. Kimse bunu açıklamıyorlar mesela. Yahu kardeşim ya bulan zilyoner olacak. Nasıl açıklamazlar? Veya ya öyle olsa Steve Jobs ölür müydü? Ölür müydü? Onu boş ver sen. Amerikan şey var ya Discovery Channel. Hı hı hı. Kardeşim orada ne uydurma programı. Ya evet ya. Çok yetiler, bilmem neler. Yok ayak izleri gibi. Ya bunu kim yapıyor? Evet. Şimdi orada çok ciddi ticarileşme söz konusu tabii ki. Yani şimdi halkın olduğu yere gitme derken bazen biraz abartabiliyor insanlar ve bunlar satıyor diye bunların yapılması. Bir de ona bilimsel kılıf da uyduruluyor. Hani bu da bir hipotezdir. Bakalım test edelim falan filan. Böyle aptalca gidelim. Şeyler. Evet, yani bakıyorsun ki ulan bu kadar dangalakça bir şeyi kim seyreder? Çünkü sorun... Fakat sadece Amerikan televizyonu bunu yapıyor. Evet evet. Çok Avrupa'da yok bunlar. Evet. Yani bilmiyorum. Var Avrupa'da ama pek yok. Avrupa'da televizyonculuk pek yok. Öyle evet o yüzden de olabilir. Yani bu şeyde şimdi şöyle sorunlar da yaşıyoruz bilim iletişiminde. Mesela bununla ilgili de çok çalışma var. Bir sahte haber yayılıyor. İşte diyelim ki harp, deprem üretebilir gibi bir şey. Ona soralım harp meselesine. Ona da gelebiliriz ama deniyor. Şimdi bilim iletişimcisinin tepkisi buna, bunu çürütmek. Veya işte teyit platformları var ya, onu da çürütmek. Yalnız sorun şu, çalışma yapıyorlar psikoloji bölümlerinde. Yanlış haberi söylüyorlar, sonra doğrusunu söylüyorlar. İki hafta sonra test ediyorlar. Yanlış haberi düzeltilmesi sırasında bahsetmen gerektiği için yanlış haberden o kısmı aklında kalıyor. Düzeltme kısmı değil. Bu çok ilginç bir psikoloji. Ve bu da aslında mantıklı. Çünkü bu komplo teorilerinin yaptığı şey aslında insanın o merak duygusunu sömürmek. Evet. Çünkü hayal gücünü daha da körükleyerek yani ve kolay ilişkiler kurmasını sağlıyor. Evet. Şimdi iyonosfer araştırmasını anlatmaya kalksan yani o 30. saniyeden sonra halkı kaybedeceksin. İyonosferin nasıl araştırıldığını, HARP'taki işte 3.6 megawattlık antenlerle, işte 180 tanemini antenle. Bir kere iyonosferin ne olduğunu söylemene. Daha orada kaybediyorsun insanı. Tabii. Ama diyor ki bak antenin fotoğrafını koyuyor, deprem işte ışık oluşturuyor diyor. Bitti kafada bitti, kurduğu gitti. İlişkiyi. Şimdi benim burada bunu söylüyor olmam bile mesela riskli bir şey. Çünkü insanların aklında HARP'la deprem arasında bir anlatsana bize. HARP nedir? Ne yapar HARP? Ya HARP Amerikan ordusunun bir şey gökyüzü araştırma programı. Şimdi atmosfer araştırma 1985'te programı bir tane patent yayınlanıyor Amerika'da ve diyor ki bu arada en kritik noktası şu. HARP denen tesis bir iyonosfer ısıtma tesisi olarak geçen bir tesis. Hakikaten yaptığı bu. İyonosferdeki küçük bir bölgeyi ısıtıyor. Isıtmak ne demek? Enerji vermek enerji demek. Enerji verdiğinde de ışımasını sağlıyor. Sonra da bakıyorlar bu çıkan ışığa ve o ışık tıpkı bizim uzak gezegenlerin atmosferini çalışmamız gibi öte gezegenlerin hani ışığın geçmesi sırasında bir spektrum oluşuyor. Onun karakteristiğini inceleyerek ne var İşe o atmosferde bilebilmen gibi. İyonosferde de işte çeşitli faktörlerin tespit edilmesini sağlıyor. Ve her yıl onlarca yüzlerce makalenin yazılmasını peki, sağlıyor. Peki Amerika ordusu bunu hangi amaçla yapıyor? Şimdi bu çıktığında Norveç'te var. Costa Rica'da var ve Rusya'da var iyonosferik ısıtma tesisleri. Ya bunlardan Norveç'teki ve Rusya'daki halen var. Porto Rico'daki George kasırgası sırasında gidiyor. Bir de Arecibo vardı.
O da Arecibo daha böyle kısıtlı bir şey. Yani sadece uzaydan sinyal toplamak için kullanılan bir şey değil. İonosfer ısıtıcı olarak da kullanılabildiği bir fonksiyonu vardı. O hani çöken bir tane geçtiğimiz yıllarda bir anten, anten vardı. Ondan bahsediyorum. Bu ikisi gitti. Şey kaldı. Diğeri de şeyde galiba değil mi? Alaska'da. HAARP mı? HAARP Alaska'da evet. Şimdi yapılan şey şu. Diyorlar ki bu ısıtıcılar atmosferi ısıtabiliyorlar. Bir de ikinci ışıma yapıyor. Bu yaptığı ışıma çok uzun dalga boyunda. Yani çok düşük frekansta. Ve bu mesela toprağın altına bir miktar penetre edebiliyor. Şimdi diyor ki adam bunun daha güçlüsünü yaparsak diyor. Ama daha güçlüsünden kastım 100 gigawatt. 100 gigawattlık bir anten dizisi yapacağız. Kıyas olması bakımından Alaska'nın toplam güç üretimi, kurulu güç üretimi 2.3 gigawatt. Diyor ki patentinde 100 gigawattlık bir tesis yaparsak, ki bunun birazcık komplovari bir şeyine de geleceğim şimdi. Diyor ki işte oradan çok daha fazla şey üretebiliriz. Mesela kayıp arkeolojik yapıları görebiliriz. Yani bir çeşit tomografi cihazı olarak kullanabiliriz diyor. İşte diyor ki bir yerden sonra kopuyor ama kayış patentte. Çok absürt şeyler. Mesela zaten motivasyon da o. Bir tane interkontinental balistik füze geliyor Rusya'dan. Diyor ki HAARP'ı çalıştıracağız. Evet. Ve ionosferdeki hava akımını o enerjiyle yukarıya doğru hareketlendireceğiz. Ve bunun sinyalini bozacağız. Asıl askeriyenin ilgisini çeken nokta da bu zaten. Acaba interkontinental, yani her şey bu ICBM'ler üzerinden, kıtalar arası balistik füzelerle. Çünkü Soğuk Savaş'ın sonlarında artık onlar problem olarak kalıyor. Ve az önce bahsettiğimiz o Tanrı'nın çubukları bile aslında ona yönelik bir şeydi. Böyle böyle abartılı ama bunun yapılabilmesi için dediğim gibi 100 gigawattlık bir an ve yapan kişi de kaliteli bir plazma mühendisi. Mesela bu şeylerde... Bu füzyon mesela mi? Türkiye'nin toplam kurulu gücü kaç gigawattır? Türkiye'nin herhalde Türkiye'de toplam 100'e yakındır. Yani galiba 70 civarı diye biliyorum. Ya şöyle düşünün, Amerika'nın toplam kurulu gücünün %9'una karşılık geliyor 100 gigawatt. Yani hayal edilebilir bir şey değil. Bütün enerjiyi sırf bu tane bir tanecik alete aktaracaksın. Yani onun için mesela 6 tane falan nükleer reaktörün olması gerekiyor etrafında ortalamada. Ki onu besleyebilsin. Yani dümdüz bir arazideki bir araştırma tesisinden söz ediyoruz. Böyle absürt bir patent yazıyor. Şimdi diyorlar ki gemiden, İstanbul'da gemi vardı. Ya gemide onu şey. Evet. O enerji olamaz. Bir yani. De şöyle sorunlar var. Bunlar sihirli büyülü şeyler değiller. Bir sinyal yayıyor. Sen biz ya HAARP çalıştığında radyo telsizlerinde çalıştığını duyabiliyorsun. Çünkü radyo frekansında saçtığı şey. Görsel olarak ışığını görebiliyorsun ionosferde yaptığı ışımayı. Yani bunlar teyit edilebilir şeyler. Örnek olarak da o deprem sırasında çıkan ışığı evet, falan. Evet işte iki olay arasında bir ilişki var. Ben 99 depreminde 3'ü 5 kişi dışarıdaydım. Üniversite yeni kazanmıştım. Arkadaşlar bira içiyordum. Çok net. Hı. Depremi gördüm. Evet oluyor. Oluyor oluyor. Bu ayrı bir konu. Yani yok, nereden kaynaklanıyor? Statik elektrik olur, piyozo elektrik olur. Hayır. Bu şeyden kaynaklanıyor. Yeraltı suyundan kaynaklanıyor. Yeraltı sularıyla ilgili hipotez. Hayır ben başka bir şey söyleyeceğim. O depremin oldu. Aşağı indim, yukarı çıktım. Her deprem olur. Ama hayır ben ışıktan bahsetmiyorum. Yukarı çıktığım anda evden çıkmış insana deprem anlatıyordu. Yani ben gördüğüm halde anlatıyordu. Böyle bir psikoloji var. Hemen ardından İsrailli subaylar o zaman 30 Ağustos kutlamak için askeriye gelmişlerdi, donanmaya gelmişlerdi. Onlar sen o Gölcük'te miydin? Tabii. Ha? Sen o sırada Gölcük'te miydin? Değirmendere'deydim. Tüpraş'a bakıyordum. O bütün şeyi böyle gördük. 3 kişiydi, 5 kişiydik. İkimiz öyle, yani evet, iki kişi öyle kaptı onları. Sen dedi ki bireyi çok kaçırdık. Herhalde çok. Böyle öyle bir film sahnesi de vardı yani, uzaktan denizden görüyorlar gördükleri. Çok aydınlandı dedi. Kafam çok güzel anladım. Hiç öyle bir şey olmadı. Böyle çok korkunca insanın aklı geliyor. Hayır aynı şeyler yani aynı şeyleri bugün söylenen dedikoduların aynısı çıktı. Şimdi onlar yaptı. Şunu bir netleş bitirelim ki akılda açık hiçbir şey kalmasın HAARP'la ilgili olarak. Çünkü çok sık her depremden sonra aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu şeye ulaşıyor. İlginç bir şekilde ben isimleri ezberleme konusunda iyi değilimdir hocanın yanına bile yaklaşamam ama ICBM'lerin babası olan Ramim'in soyadı bir kişiye ulaşıyor. Bu da ilgisini çekiyor. Pentagon'a gönderiyor. Pentagon'daki generaller bakıyorlar buna. Tabii ki 100 gigawatt kısmına gülüp geçiyorlar muhtemelen ama şunu görüyorlar. Bunun emsalleri var. Rusya'da yani Sovyetler Birliği'nde var. Norveç'te var ve başka ülkelerde var. Amerika'da da olmalı. Çünkü ICBM'lerle ilgili bir faydalı araştırma elde edebiliriz diye düşünüyorlar. Ve diyorlar ki tamam yapalım ama ne yapalım?
100 gigawatt değil, 960 kilowattlık. Yani 1 gigawatt bile değil. Bir versiyonunu yapalım. Sonra onu güncelleriz. Ve o 1 gigawatt civarında olduğunda Norveç'teki ve Rusya'dakinden daha az oluyor. Ama olayı ne? Daha geniş bir frekans bandında çalışabilenini yapalım. Sonra anten sayısını arttırırız ve bütün rakiplerimizin ötesine geçeriz. Yeter o bize zaten. Ki hakikaten de 2007 yılında tamamlandığında HAARP'ın genişletme projesi 3.6 gigawata çıkıyor. 3.6 megawata. Ya az önce 1 gigawatı da yanlış söyledim. 1 megawatt evet. bile değil. 960 kilowatt. Bırakın 100 gigawatı, 100 bin megawatı. 1 megawatt bile değil. Değil. Ve bu şekilde HAARP projesi 1 megawatta var. Bir tane enerji şey rüzgar eski model rüzgar santrali üretici enerji aynen, kadar. Aynen. Yani çok zaten biliyoruz 5 tane dizel jeneratörle çalışıyor evet. Alaska'daki HAARP. Çünkü başka şeyler de var işte araştırma şeyleri, binalar vesaire. Onun da 12,5 megawatt toplam enerji üretimi var HAARP tesisinin. Bunun da 3.6 megawattı İRI denen, bu arada HAARP projenin adı ve genel tesisin adı İRI denen bu iyonosferik araştırma enstitüsü, enstrümanı pardon, iyonosferik araştırma, ionospheric research instrument'ın kullandığı enerji. Yani böyle bir uçuk patentten, bu arada bunu da net bir şekilde söylemekte fayda var. Bir patentin yazılmış olması onun gerçek olduğu anlamına gelmiyor. Bir iş yaradığına gelmiyor. Yani bir iş, hatta istatistik vereyim. Yazılan 100 patentten sadece 3 tanesi ticari ürüne dönüşüyor. 97 tanesi çöp oluyor. Yani o çünkü niye? Patenti niye yazarsın? Bir fikrin vardır, vardır. Uçuktur. Ama bir koruyayım belki bir şey olur. Belki biri kullanır bu patenti diye. Ticari bir kaygı güderek göle yazarsın. Göle yoğurt çalma gibi. Evet daha kötüsü ticari kaygı dedim. Bu Eastlund, Bernard Eastlund galiba patenti yazan yanlış bilmiyorsam hatırlamıyorsam adını. Kişi Arco'nun ki o günümüzde halen satıldılar ama Arco'nun bir doğalgaz, petrol ve doğalgaz firmasının teknoloji araştırma grubunun başında. Ve bu kişiler Alaska'nın kuzeyindeki petrol ve doğalgazın hakkına sahipler. Ama Alaska'da petrol ve doğalgazı o bölgeden çıkardığınızda satacak müşteri yok. Taşımak maliyetli. Tabii. Şöyle diyorlar, ya biz buna kendi müşterimizi yaratabiliriz. Kim o müşteri? Amerikan Silahlı Kuvvetleri. Eğer ki bunu ICBM'lere falan engelleyecek bir teknoloji olarak sunabilirsek oraya bu tesisi 100 gigawattlık tesisi kurarız. Bu petrolle doğalgazı su gibi içer bunlar. Biz de satışımızı yaparız. Tamamen ticari bir amaçla yapılmış bir şey yani. Ya maksat Amerika ordusunu dolandırmak. Bir yerde öyle, bir yerde öyle denebilir. Çünkü ya ben bu arada şunu söyleyeyim. 100 gigawattlık bir tesis olsa belki söylendiği şeylerin bir kısmı yapılabilirdi. Yani işte ne bileyim telsiz iletişimini bozabilirdiniz. Ben çok absürt bir şey çünkü enerjiden bahsediyoruz. Ama şu anki haliyle HAARP'ın bir kere komik olan şey şu. HAARP yani şeyde daha sorun var. Radar nasıl çalışır? Telsiz nasıl çalışır? Yani bunlarda sorun var. HAARP yatay olarak inşa edilmiş bir anten serisi. Bu ne demek? Yukarıya kendinden yukarıya doğru sinyal gönderebiliyor demek. Çünkü ionosfer orada. Onu araştırıyor. İyonosfere çarptırıp tekrar sekti, buraya. İşte evet. Bu da o patentin içerisindeki o ikincil dalgalar ama sorun şu. O gönderdiği enerjinin çok çok bir küçük bir kısmı bir kısmına karşılık sorun o. Sen bir şeyi sektirirsen orada birçok enerjiyi zaten kayboldu. O de zaten şeye bırakın ikincil enerjiyi. HAARP'tan çıkan sinyal toplam gücü 3.6 megawatt. Ama onun oraya ulaşana kadar ki dağılması, çünkü bir lazer gibi odaklanmış bir şey değil, bir el feneri gibi saçılan bir şey bu. Ve 100 kilometre yukarıya gönderiyorsunuz, yaklaşık 300 kilometrelik bir alan yani bir genişliğe etki ediyor bu. Orada metrekare başına düşen enerji miktarı dandik bir ampulün kullandığı yani güçten, kalbini 60 bin kat falan daha zayıf. Yani çok absürt düşüklükte enerjiler. Yani değil deprem yapmak, ya, lamba yakamaz. Şey çok güzel biri söylemişti. Bırak deprem yaratmak, bir toz zerresini hareket ettiremezsin o şu anki şeyle. Kaldı ki bu radyo frekansında gönderiyor. Ki radyo frekansı yani ne olacak? Şeyi düşünün, mikrodalga fırının frekansı yüzlerce binlerce kat daha fazla bunun gönderdiğinden. İçindeki yemeği zar zor ısıtıyor. Kaldı ki radyo frekansıyla yukarı çıkıyor. İkinciler daha da uzun dalga boylarında. Enerjileri daha da düşük. Yani depremle falan alakası yok.
Ve hiçbir şekilde harpla falan deprem, yani fiziğe, temel fiziğin ABC'sine aykırı bu, bunu hayal bile etmek. Dolayısıyla bu tamamen işte insanın, ama şimdi bak bu kadar anlattık mesela. Bunu anlamak daha zor geliyor. Şimdi oradan sektirdi, hop vurdu, deprem yarattı. Ya deprem yaratabilecek olsa İstanbul'da yaratır. Çin'de düğme var diyorlar. Çin'de her gün düğmeye basar o zaman Amerika. Durmadan deprem olur Çin'de, Rusya'da. Ama bor var yani, ya. Onlar evet, bizde bor oldu. Yani bir de her şeyi geçtim, temel mantıkta sorun var. Yahu harp diye bir silah varsa o zaman daha çok önlem alacaksın. Bilimi daha çok dinleyeceksin. Daha az değil ki. Çünkü demek ki insan eliyle yapılabilecek bir silahtan söz ediyoruz. O zaman önle. Hani dünyanın en güçlü ülkesiydik? Önlü o zaman işte. Yani şeyi de tutmuyor. Şeyin sadece matematik ya, bunun hiçbir şeyi yok. Evet, bu işte. Tam absürdite. Yani, evet ya, işte. Tam yani, bu çok kötü. Peki bir dış etken de böyle bir deprem yaratabilir mi acaba? İşte meteor düşerse yaratıyor. Meteor. Yok işte, ama insan bizim yani en fazla bir şey var mı? Bizim yapabileceğimiz tek şey işte büyük barajlar yapıyoruz. Onların yüklemesiyle 5'e kadar deprem evet, başarılı oluyor. Peki şuna adam nükleer bomba yapmış zaten. Niye deprem yaptırsın ki? Evet, yani işte zaten yani, bir de şöyle aslında Celal Hoca bunu daha iyi anlatır. Yani bir de şöyle bir şey var. Mesela iyi peki harp olmasın, atom bombası patlatlar. Ya P ve S dalgası oluşmuyor atom bombası patlattı. Ya atom bombası patlatsa zaten biz programda görüyorsunuz zaten. Atom bombası lazım onu hareket ettirmek için. Evet o zaten yani kaç bin tane atom bombası ve onu da o derinlikte patlatmak lazım. O derinliğe yapay patlamalar. Ya atom bombası attığımız yerde niye deprem yapıyoruz? Atom bombası atınca olay bitmiyor mu zaten bu? Yani yani o da Tanrı'nın çubuklarını şey, atom bombası. Evet, evet, evet. Bir de niye deprem yapıyoruz? Evet, yani depremi tetiklemek mesela onu söyleyeyim. Yani şimdi hemen bir ikinci B planları da var. İşte ya harptan çıkıp atom bombası falan patlattılar, yok işte sıvı bastılar, bilmem ne yaptılar. Sıvı basmanın mantığı da, var galiba. Yalnız. Evet, beşe kadar falan. Çünkü az önce sorduğum soruya geliyor işte. Beşe kadar olan depremler hakikaten küçük depremler bu. 7.8, evet. 8. Yani o Tohoku'daki deprem 9.1 ya. Yani 9.1 deprem oluyor. Yıkılan binalarda 660 kişi ölüyor. Tamam sonra tsunami'den 14.000 kişi ölüyor ama bina yıkılması nedeniyle ezilme ve intihar gibi bu işte deprem sırasında oluşan şey psikolojiden ötürü efendim. Nerede gidiyorsun? Tohoku'daki 9.1 şey, 6 dakika sürüyor ya. Fukushima'yı söylüyor. Evet, Fukushima'ya sebep olan, Fukushima'nın sızdırmasına sebep olan. Yani 6 dakika süren bir deprem 9.1 büyüklüğünde. Yani akıl almaz bir şey. Alaska'yı düşün. 9.2 7 dakika sürmüş. Evet, evet. Ya da 7 dakika sürünce 9.2 oluyor herhalde. Öyle bir oran var mı? Uzun sürmesiyle bir... Ama hayır, uzun sürmesi. Kırılan fayın büyüklüğü. Ortaya çıkan enerji çok çok büyük enerji. Şili kaç? 9.5. Kaç dakika sürdü bilinmiyor. Çünkü kimse yaşamıyordu orada. Evet. Yani Atakama çölünde... Evet. Anke bir grafik gösterdiydi, hatırla. En çok insan öldüren depremler... 7'ler. 7 ile 8 arası. Niye? Çünkü diğerler acayip yerde oluyor. Evet. İnsansız yerde oluyor. Tamam. Pasifik çevresinde oluyor çok büyükler. Onlar da yani işte Lizbon depreminde mesela bu sadece şey de değil, bu taş ev yapınca da büyük problem varmış. Sonra onu öğrendim, burada söylemiştim. Bir Lizbon depreminde 80 bin kişinin 20-30 bini, yani gene büyük rakamlar veriyor. Ama orada tsunami de var. Tsunami var, yangın var, yangın var. Orada şey falan yazıyor, ben hiç bilemediğim için tsunami Brezilya'ya kadar gitti ya, falan diyor. Evet, Tohoku depreminde 2011'de ona önlemleri vardı. Adamlar 12 metrelik duvar çekmişler. Dalga 40,5 metre. 40,5 metre dalga geliyor. 12 metrelik duvarı bir hayal edin. Yani şurada evet, stüdyonun tepesine kadar belki. Şeyi düşün, Krakatoa'yı. Krakatoa'yı evet, atıyor da, değil mi? Nedir hocam, hemen bizi aydınlatın. Krakatoa'da düşünemedim. Sumatra ile Java arasında. Hayır, bunu biliyorum. Ne olmuş orada? Volkan patlıyor. Volkan patlıyor ve çöküyor ada. Ada olduğu gibi batıyor. O koca adanın suya girmesine dev bir dalga oluşuyor. Ve bu dalganın boyu... Filmi vardır Krakatoa faciası diye. Bakarım. Bu dalganın boyu... Bir deniz fenerini düşün. Krakatoa, The Last Days. Evet, deniz fenerini düşün dediniz. Ha, deniz fenerini düşün, ondan yüksek ya gelen dalga. Evet. Deniz fenerinin boyu 40 metre. Ondan daha yüksek dalga geliyor. Ve Krakatoa'nın yine şimdi yeni bir Krakatoa oluşuyor. Yavrusu. Evet. Anak Krakatoa. Evet. Krakatoa'nın çocuğu. Ha, çok tatlı. Meydana geliyor.
Evet. Şu yani, anda o büyüyor, ileride de o patlayacak, bir daha olacak. Yani tabii bunlar milyonlarca yıl olduğu için yok, işte, o kadar kalmaz. Yok. Kalmaz evet. Ya işte milattan binlerce sonra, yani. Hayır, milattan sonra 500'de olmuş. Sonra 1883'te oldu. Bunun tarihlerini nasıl ölçüyorsunuz ya? Böyle biz ölçmüyoruz kardeşim. Ya da ölçen nasıl ölçüyor? Zaten siz tarihçisiniz. Siz Java Krallar kitabını okumadınız mı? Okumadım. İşte orada yazıyor. Siz söyleseniz şimdi okumadan eve kadar merak etmesem. Hayır, Kral kitabı adı. Java'nın Kral kitabı. Hayır, not demiyorum yani. Canım. Mesela 37 milyon yıl öncesi. 37 milyon değil. Ya da i̇şte bu, 5 milyon yıl öncesi. Hayır, falan hayır, 500 yıl. Ya tamam, 5 milyon yıl önce başka bir örnek olsun. Ha, 500 yıl öncekini merak etmiyorum. Onu ölçü çeşitli yöntemleri var. İşte merak ettiğim için sorun. Yoksa tarihsel izotopik, olarak... İzotopik yaş tayinlerine bakıyorsun. 500 bin sene öncesine kadar uranyum-toryum metodu var. 50 bin yıl öncesine kadar radyokarbon metodu var. 50 milyon yıl öncesine kadar karbon 14 var diyeceğim. İşte karbon 14, karbon 14. Sizin o meşhur bir... ya sorma. 50 binin ötesine gider mi diye çok meşhur bir metodu var. Benim işte 500 bin uranyum-toryum. Ondan öncesine gidersen kurşun uranyum var. Zirkonlarda ölçüyorsun. Son derece hassas. Yani 1-2 milyar yılda sana 10-15 milyon yıl hasar veriyor. Şey elementlerin bozunma miktarına bakarak, çünkü hepsi belli bir süre içerisinde belli miktarlarda bozunuyorlar, yarı ömürleri var, ona bakarak ne kadarı bozulmuş bakıyorsun ve diyorsun ki bu kadarı bozulduysa ve artı eksi ne kadar her mesela 1 milyarda 15 zirkon, milyon yıl diyor işte zirkon çok hassas. Oradan epey işimize yarıyor bunlar yani, ama tarihi dönemlere geldiğinde onunla ilgili kaynak işte diyorum yani tabii oku, yazılı kaynaklar ama Java Kral kitabını oku, orada var. Ama bu çok yani harp gibi meselelerde hep karşılaştığımız şey bu yani. Çok basit ve ilgi çekici bir hikayenin kurulması, hemen yutulabilir bir hap sağlanması insanlara. Bilimle gelen o işte birden fazla bilim dalına az çok hakim olabilme, işte orada dalgalar var, işte ne bileyim atmosfer bilimi var, hangi dalga yere ne kadar girebilir, o tür işte penetrasyon bilgisi falan filan var. Bunları öğrenmek zor geliyor insanlara ki değil. Ya ama bu zırvalıkları söyleyen adamların fiziğin F'sini bilmiyorlar ya. Ya tabii ki canım, tabii. Ya bu kadar saçmalık, işte benim onun için diyorum yani bu saçmalığı üreten adam Taşkın Ovası'na gidiyor, evini yapıyor. Evet. Kendini öldürüyor. Evet. Yani. Peki bu doğal seçilime yaramaz mı bir yandan baktığın zaman? Yarar da. Biz doğal seçilmenin önüne set çekmişiz insanlar olarak. Biz bu tip insanları da koruyoruz. Evet. Peki bilim bir toplumda neye mal olur ya da neye yarar? Vallahi o çok basit. Ben her şey yani. Sayın tarihçimizden rica ettim. Orta çağa bak dedim. Evet, oraya gelmedi. O hizmeti veremedim. Buyurun. Evet. Buyur ver. Şimdi yani sen bize şunu mukayese et. Eski Yunan ve Roma'yı, Orta Çağ Avrupa'sını şeye girme. Müslüman toplumlara girme çünkü onlar Batı paradigması için. Batı paradigması, tamam mı? Ondan sonra Rönesans ve sonrası. Bunları mukayese et bize. Yani aslında Orta Çağ'daki problemin en başında zaten şehirleşmenin falan da bir sosyoekonomik çöküntü de beraber geldiği için bizim skolastisizm dediğimiz şey, skolastisizm nedir tam olarak? Ama skolastisizm 12. yüzyıldan sonra. Ondan evet, öncesinden başlıyor. Ondan öncesi daha karanlık zaten. Hah. O karanlık ama orada büyük bir anladım. Orada büyük bir çöküm var artık, ne bileyim mesela eğitim tamamen dinlerine geçmiş orada o eski işte bunları vurgula. Tamam vurgulayayım. dur izin ver. Hayır vurgulayayım de acaba çok sipariş gibi olmasın. Hayır bu çok önemli. Yani biz Roma'nın çöküşünden sonra birdenbire aslında Roma'nın çöküşünden önce de başlayan bir süreç muhtemelen. Doğru bu. Ama Avrupa'nın, Orta Avrupa'nın hele bu Hristiyanlığın dönüşümüyle alakalı. Yani tamam. Mesela din tarihçileri de artık ne bileyim antik Yunan'ı, o akılcılığını da bir din gibi bir paradigma olarak görüyor ve onu Hristiyanlığın içinde yaşayarak yaşamış bir şey olarak da görüyor ve sonuçta kaybetmiş yani Orta Doğu'dan gelen o dinlere kaybetmiş. Batı'da bu değişim ve artık ne olduğunu tam bilmiyoruz ama Orta Çağ'da beraber artık o şeyi görüyorsunuz. Yani en son Sen Agustin'in yazdıklarına baktığınızda o antik şeyin en sonunda görürsünüz yani Civitate Dei'de. Ya ben hep şunu diyorum, al bir Roma senatörünü karanlık çağlardaki Avrupa'ya koy, herifin ödü patlar. Ya ödü pat ama şeyde mesela hakikaten ben bunu çok şaşırmıştım. İlk okuduğum metindir benim Bilkent'te. Sen Agustin okuduğumda bir 19. yüzyıl metni okuyormuşum gibiyim. 2 sene 7. yüzyıla gidince çocuk metni okuyormuşsunuz. Değil mi? Yani tarihte bile belli ediyor kendini. O zaman kültür mesela kültür antik Yunan'da başladıktan sonra bir yükselişe geçiyor.
Sonra şimdi tekrar geriliyor. Tarihle ilgili bilmemiz gereken şey öyle gitmiyor. Bu kültür lineer değil böyle. Çok basit bir şey. Bronz çağının sonuna gelindiğinde, orta çağa hemen döneceğim. Şimdi uygarlıklar belli bir kompleksiteye yerleşmişti. Tak diye hepsi çöktü. Niye ama oldu? Akdeniz civarında. Tabii tabii, yani bronz çağı bizim buradaki şimdi, şeyler. Şimdi deniz insanlarını anlatman lazım. The sea people. Hocam tamam da onun başarılı olabilmesi için bir takım faktörler de olması lazım. Tabii. Demek ki bir başka... Yani olabiliyor. Dolayısıyla antik dediğin... Yani gelişme hep böyle yukarı doğru bir çizgi içine gitmiyor. Konya'da bazı köylerin nüfusları 19. yüzyılda antik dönemden daha azdı. Yunan, eski Yunan gemilerine, Roma gemilerine bakın. Orta çağdaki gemilere bakın. 18. yüzyıla kadar o gemilerin boyunu yakalayamadık. Akdeniz çevresinde sanayi devrimiyle biz şey bir dönem yaşadık. Sürekli yükselen bir dönem. O bizi yanıltıyor ve Avrupa'nın bu paradigması da biz de içindeyiz ama onun. Bir gün geri gidebilir, başka bir şey çıkabilir buradan. İşte orta çağda çıkmayan o akılcılığın yok olması ve şey para ekonomisinin şehrin falan da ortaya çıkmasından sonra bu alanda geri düşülmesi. Yani Yunanistan'daki gibi şeydeki gibi akılcılığa dayanan bir şey. Çünkü Yunan felsefesi de bir din gibiydi ve mecburen Allah'tan almadığı için şeyin akılcılığa şey alıyordu. Bunun yerine kilise geldiği ama zaman. Ama Yunan felsefesi derken de bir dikkat et. Sokrat'tan itibaren aşağı inmeye başlıyor. Valla o detayları siz daha iyi bilirsiniz. Hakikaten bilmediğiniz şey. Yani şey, Sokrat'tan itibaren derken yani Plato Aristo'da da özellikle felaket. Felaket. Yani senin bilim, Nietzsche ne diyor? Yunan düşüncesinin zirvesi presokratiklerdi. Sokrat öncesi düşünürlerdi. Bilim için mi diyorsunuz? Evet, felsefe bilim. Için. Özellikle bilim için. Yani felsefe... O zaman ikisi bir bilimde pek sevilmez Sokrat şimdi, sonrası. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dedim ki ben o konuyu bilmediğim evet. için yani bir şey diyemem. Presokratiklere bakarsan zaten Aristo bunlara gerçek isimlerini vermiş. Fizyologoi veya fizikoi. Ya onlar ne diyor ki işte dünyanın tözü falan onlardan... Bunlar fizikçi diyor. Tamam. Evet. Ama Yunan... Aristo'yla nasıl bunlar Aristo'dan daha iyi oluyor? Yani ne Aristo yapamadı? Bunlar, şimdi Aristo, Platon'un öğrencisi. Platon, bile bildiğimiz kadarıyla, Sokrat'tan çok etkilenmiş. Bertrand Russell ne diyor? Aristo zırvaladığı yerde diyor, aldığı eğitimin etkisini görüyorsun diyor. Çünkü Platon, dindar bir adam. Platon'un bütün felsefesi, Demiorgos'a dayanıyor. İdealara dayanıyor. Dindar derken tek taraflı dinle. Evet tabii Neoplatonizmde bizim işte tasavvufa kadar gelen şey odur. Ya, ama Neoplatonizm çok ama ondan şey. Alıyor gene şeyini. Ama aynı Neoplatonizm şey. Çok daha mistik. Ama işte o idea gibi bir kavramdan iki ayrı ekolden tabii, Aristo'dan tabii. çıkamaz o. Aristo'dan çıkamıyor. Çünkü Aristo ısrarla ampirizm. Materyalist yani. Tam değil. Çünkü ne diyor? Evrenin bir ilk hareket ettireni var diyor. Primal. Hı. Şey, presokratikler ne diyorlar? Aperon. Aperon, hayır. Aperon, şimdi peros sınır demek. Aperon, sınırsızca. Yerde ve zamanda, yani mekanda ve zamanda sınırsız. Şu anki kozmolojiye çok daha yakın. Tabii, olur. Yani Anaximandros ilk defa diyor ki, yaratılış diye bir şey yoktur diyor. Bu diyor sonsuzdan geliyor, sonsuza gidiyor. Platon'dan ilk, şimdi Sokrat ve Platon'la ilk defa bir dinsel öğe giriyor işin içine. Bir yaratıcı giriyor işin içine. Ondan sonra Yunan düşüncesi yavaş yavaş çöküyor. Ama bir düşünceye yaratıcı girince çöker mi? Çok pozitivistim bu ya. Hayır. Çöküyor neden? Düşünü sınırlıyor. Sen kendini o çerçeve içerisinde işte bizi bir yaratan var. O yaratan ne düşünüyor? Dikkat edersen birdenbire kontrol edemeyeceğin bir yere çekiyor. İşte bunu Einstein'ın dediği ya her şeyi mucize gibi göreceksin ya hiçbir şeyi mucize olarak evet. görmeyeceksin ama şimdi konusu giriyor. Şöyle bir şey var. Şimdi çünkü nereye çekeceksin sınırı? Yani sıkıştığında mucize diyebildikten sonra nereye çekeceksin? Ama öyle bir anlattık ki sanki bunu adamlar da oturup ellerinde tüpe deney yapıp her şeyi öyle mi anlıyorlar? Hayır, emin değilim. Hayır. Yani. Çok ilginç. Yani, ama sorgulamaya devam sana, ediyor her basamağı. Ama çok basit bir şey değil mi? Yani işin içine gidip sorgulamıyor. Sana şeyi tavsiye edeyim. Popper'in çok güzel makalesi vardır. Back to the Pre-Socratics diye. Şimdi. Onu aklına tutabilirim herhalde. Çünkü çok kolay. Back to the Pre-Socratics. Şimdi Thales büyük bir ihtimalle şeye gidiyor. Mısır'a. Mısır'da kadastrocuların nasıl çalıştığını görüyor.
Şimdi kadastrocular belirli kurallar kullanıyorlar. Mesela benzer üçgenler bunlardan biri. Thales soruyor bunlara, siz nereden öğrendiniz bunu diye. Diyorlar, ustamızdan. Thales fark ediyor ki bu adamlar, bu ilişkilerin kainatın her yerinde geçerli olacak. Tanrılardan, manrılardan, hepsinden bağımsız bir bilgi olduğunu farkında değiller. Ondan sonra Thales'e soruyorlar, diyorlar bu piramidin yüksekliğini ölçer misin? Tabii çok kolay diyor. Ayakta duruyor. Kendisinin gölgesi, kendisinin boyu kadarsa hemen piramidin gölgesini ölçüyor. Buyursunlar diyor, piramidin yüksekliği budur. Benzer üçgenler. Müthiş heyecanlanıyor. Miletos'a dönüyor, Anaximandros'a diyor ki, Anaximander diyor, çok önemli bir şey keşfettim. Biz insanlar diyor, tanrılardan bağımsız bazı şeyleri bilebiliriz. Anlatıyor bunları. Sonra bunlar şunu soruyorlar kendilerine. Peki, bir depremin, bir fırtınanın sevinde böyle bilebilir miyiz? Bakıyorlar ki bu mümkün değil. Çünkü bunları bilebilmek için sonsuz sayıda gözlem yapmak lazım. O zaman ne yapıyor bunlar? Diyorlar ki biz diyorlar bir hipotez uyduralım. Ama sonra bu hipotezleri test edelim. Onun için iki jenerasyon içinde bir sürü kozmoloji oluşuyor eski Yunan'da. Tamam peki mesela bu, ama bu örnekte şöyle bir şey var. Bu sonuçta fabrik edilmiş bir örnek olabilir mi? Piramidi yapan adam onun boyunu ölçmeyi bilmiyor mu? Yoksa daha iyi anlatmak için böyle bir hikaye mi? Hayır, kolay ölçüm. Sizin şimdi piramidi yapan sanki... adamın oraya çıkıp ölçmesi lazım. Ya ama piramidi yapan adam o kadar yani şu kadar bir ölçgende tutan o şeyin... O sırada piramidi yapılalı epey olmuş. 3000 sene olmuş. Öyle belki olabilir evet. Tamam mı? Diyor ki bunu ölçebilir misin? Yılı, en azından 1000 sene şunu olmuş. Ölçebilir misin diyor. Adam diyor ki hemen. Unutmuş i̇ki yani. Bilgi kaybolmuş. Bilgi kaybolmuş. Ama bir dakika, hayır, burada şey var. O metin da, o abi, insan, belki yapan da biliyor. Hayır şimdi sen o metni şey gibi alamazsın. Belki de o metin öğretici tabii olduğu için öyle yazılmış gibi. Olabilir mi? Olabilir. Evet. Tabii tabii değil. Ama, evet. O, ama piramidi, Fatih Bey dedi doğru. O piramidi yapanın benzer üçgen ilişkisini bildiği konusunda tamam, garanti yani veremezsin. Şey olarak, yani evet, hiçbir evet. Şey. Mühim olan bu adamlar yani Thales hiç kimsenin söylemediği bir şey söylüyor. Bunlar ispat edilebilir şeyler. Matematik ilişki, geometrik ilişkiler. Yani ilk defa teorem fikri. Yani scientific method'ın ilk şeyini atıyor. İlk bilimsel. Zaten değil. Olarak... değil. Bu matematik, science değil bu. Ama metot olarak dediğim şey yok. Matematik metot. Evet. Tamam mı? Ama scientific metoda gelince bakıyorlar bunu kullanamıyorlar. Archimedes ilk defa... Niye gözlem yapmıyor? Deney. Evet. Deney ve gözlem lazım. Teorik şey yetmiyor. İlk defa yani, Archimedes evet. Matematikle şeyi birleştirebiliyor. Ampirik bilimi. Bunların ampirik bilimi... Şimdi Thales diyor ki, Tarkullu. Teoremini düşün, pardon, teorisini düşün. Düşünmem için bilmem lazım. O yüzden çok basit, düşünemiyorum. Çok basit. Şimdi Tarkullu biliyorsunuz Sümerce. İşte bilmiyorum, onu da bilmiyorum. İşte bir kazığa şeylerini, kayıklarını bağladım. Bir kaza verir isim. Suyun içinde. Hocam Sümer'in edin. Sümer'deki kazığın ismini ben nereden bileyim? Siz de İlber Hoca'dan hallice çıktınız. Ya kardeşim, Sümerlerdeki kazın. Biliyorsun. Ya. Ya hayır, bu gibi. Daha genel bilinen bir şeydir diye. Ya tabii doğru. Genel kültür bu ya. Tarkullu'da. Gene bilmeyen ben çıktım. Buyurun. Denizin ortasında, denizin ortasında sabit duran bir disk. Dünyamız bu. Thales diyor ki, bu büyük okyanusta, Ouroboros, kuyruğunu yiyen yılan, Ouroboros'un olduğu yerde... Bir büyük fırtına olduğu zaman dünyamız sallanıyor, deprem oluyor. Bu bir teori. Ya adama orta çağ anlat dedin, geldik. Nereye gelelim? Hayır ama bak, şimdi o şeyi sordu. Anaximandros'a hastadır, bayılır. İnsan medeniyetini icat eden adam ben abi. Ölür. Bedavadan dert konuşur, ben dinlerim. Ben çok keyifle dinlerim. Fakat bak çok ilginç. Biz daha önce yaptık burada. Onu mu yedin YouTube'dan? YouTube'dan mı bulacağız? Yani Anaximandros'a diyor ki, ben böyle düşünüyorum. Fakat Anaximandros'a şunu söylüyor, buna inanmak zorunda değilsin. Bak bu insanlık tarihinde bizim bildiğimiz ilk bilimsel tartışma. Tartışma. Çünkü hiçbir toplumda sen doğu derken sırf İslam'ı alalım dedin. Ha, onu bildiğim. Ta Çin'e kadar, ta Çin'e kadar tartışma yok. Tabii tartışma var, bireyler yapıyorlar ve çok kurban veriyorlar bu işe. Yunan'da bu gelenek haline geliyor.
Anaximandros'a diyor ki sen buna inanmak zorunda değilsin. Anaximandros'a diyor ki Thales diyor bu hani ilginç bir fikir. Ama diyor taşı suya attın mı yüzmüyor diyor, batıyor diyor. Dolayısıyla senin disk nasıl yüzüyor diyor. Şimdi Ege'de Pomza taşı iyi bilinen bir taştır. Pomza taşı yüzer. Yüzer. Topuk uzun taşı zaman bırakırsan taş. Batar ama. Böyle sünger gibi bir şey değil mi? Evet. Uzun zaman bırakırsan batar. Çünkü su kapsın mı kapsın? Su yemez batar. Ama diyor ki hadi Pomza taşı gibi yüzdüğünü kabul edelim. Peki diyor o su nerede ne tutuyor? Hadi onun da bildiğini kabul edelim. Peki onun altında ne tutuyor? Dikkat edersen Thales diyor. Senin çözümün problemi çözmüyor, uzağa atıyor diyor. Onun üzerine Thales diyor ki Anaximandros sen ne düşünüyorsun? Benim düşünceme göre diyor, dünya boşlukta duruyor diyor. Bu laf abicim, insanoğlu ilk defa bence ettiği en akıllı ve en acayip laf. En önemli laftır. Çünkü tamamen mantıksal bir çıkarım yapıyor. Thales diyor niye öyle düşünüyorsun diyor. Çünkü diyor oraya buraya gitmesi için bir sebep yok diyor. Adam sağ, sol, aşağı, yukarı. Aslında bunları... mantığı doğru çıkmış. Ötekisi için sebep arıyor değil mi yani? Evet. Kendi açısından gidiyor. Bu diyor ki bir sebep yok. Ben diyor dünyayı davul şeklinde düşünüyorum. Ve diyor o Yunan kolonlarındaki davul şeklindeki şeyler var ya. Onlar üçe birdir biliyorsun. Çoğu. Bunun diyor yüksekliği bir. Çapı 3. Biz diyor bir yüzeyde yaşıyoruz ama alt yüzeyde de yaşayanlar olabilir diyor. Bak antipodlardan bahsediyor adam. Onları bilemeyiz diyor. Ondan sonra oturuyor herif. O yüzeyin haritasını çiziyor. Bu haritayı nasıl çiziyor? Miletos, Akdeniz'in önemli limanlarından o zaman. Bütün gelen kaptanlarla konuşuyor. Oraya mesela ta İngiltere'den kalay çeken kaptanlar var. Oturuyor bir harita çiziyor. O zaman da mı İngiltere'den geliyormuş kalay? Hep kalay İngiltere tabii. Ya, Kasiterides adı üstünde. Kasiterides adaları. 17. yüzyılda bile oradan geliyor. Falan. Ondan sonra haritasını bitiriyor. Pinax. Çünkü metal üzerine yapıyor. Getiriyor bunu limanda bir yere çakıyor. Kendisi de altına oturuyor. Bütün kaptanlardan falan rica ediyor. Lütfen haritamı tenkit edin diyor. Bak bu tenkit fikri müthiş bir fikir. Diyor ki siz benden daha iyi biliyorsunuz bütün buraları diyor. Benim diyor yapabildiğim bir hipotez. Ama bir dakika burada şey yok mu? Buradaki esas alameti farkı. Şimdi bu Yunan felsefesi olarak var. Bunu İslam dünyası da alabilirdi. Bir dönemde belki almış. Almış belki. Burada aslında nerede çıktığı kadar kimin aldığı da önemli. Yani bir dakika daha bitirmedik. Sonra kayboluyor mu? İşte kayboluyor ama Batı geri alıyor sonra onu. Batı da kayboluyor geri alıyor. Ama ne zaman ve nasıl geri alıyor? Şimdi Anaximandros'tan sonra Anaximenes geliyor. Anaximenes'ten sonra Heraklitos geliyor. Heraklitos'a reaksiyon İtalya'da Parmenides çıkıyor. Değil mi? Pythagoras var. Bütün bu adamlar birbirlerini tenkit ediyorlar. Tamam, doğru. Tamam. Şimdi buradan... Ama bu başka bir yerde de olabilir. Buradaki güzellik bunu bir geleneğe dönüşüp bugünkü evet, paradigmaya çıkartıyor. Belki bak, Çin'de de bir yerde... Sana sorayım. Ama sonra bu 1000 yıl unutuluyor. Evet. İşte ve geri alınıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Sana sorduğu da bu. Başka yerde niye olmamış? Sana sorduğu da bu. Olmadığını bilemeyiz. Şundan dolayı. Benim şeyim yetmiyor. Geleneğe dönüşmemiştir. Çin'de böyle bir şey vardır. Ya Çin'de matbaayı keşfediyor herif. Ama satıyor. Çin'de bir sürü kitap var. Hayır, kaç kitap basılıyor biliyor musun ilk icat edilen matbaayla? 800. Sonra Kore alıyor, 1500 kitap. Ya Japonya'da falan 17. yüzyılda bestseller kavramı var. 17. yüzyılda çok gittin çok abi. Var, sen çok gittin. Biz daha 809. yüzyıldan bahsediyoruz. Avrupa'ya ne zaman geliyor? 15. yüzyıl. Pardon 16. yüzyıl. 16. yüzyılda Gutenberg. Matbaayı, pardon 15. yüzyılda. Ama orada zaten, o dönem, orada bak, orada patlama yazılı bir şey var zaten. Abi herif bunu icat ediyor. 20 milyon kitap basıyor. İlk yüzyılda basmıyor onda, ilk 50 yıldan sonra basıyor. Ha? Hayır efendim, ilk yüzyılda. Şey, tane olarak, titre olarak değil. İnkunabulum olarak 20 milyon kitap basılıyor. O zaman Avrupa'nın nüfusu zaten 60 milyon. Düşün ki her 3 kişilik aileye bir kitap düşüyor.
Tamam, çok güzel. Hatta köylerin bile aldığını falan bir yere kadar biliyoruz. Ve bu kitapların sen hiç gördün mü? Küçük küçüktür. Tabii neden tabii, el kitabı gibi zaten. Cepte taşısın diye. Cep taşıları bir de yazıları falan da çok kötü olur. O zamandan şöyle öyle çıkmış kitap. Bir sürü evet, yeni cep kitaplarına geri döndü. Ya Çağdaş, evet, yani bu maksat poşları... okumayı evet, kolaylaştırmak. Evet. Kolay satılsın kitap istiyor adam. İyi bastan kitaplar kocaman kocaman ya. Onlar da var. Ya onlar da var ama büyük çoğunluğu, bir de büyük çoğunluğu, bir de büyükler geliyor ya bize. Ötekiler daha hani büyük para verildiği için falan. Ya hayır, bizde o... Ya bir de hiç bilmediğimiz daha başka bir şey var kullanımda. Pamflet, gazete yani. Gazete, evet, evet. Bu çıkacak ama o zamanlar avizo diye bir şey var. Ufak el bültenleri, evet, 4 sayfa. Onu el yazısıyla yazıyorlar en başta. Sonra matbaa yapacak. Şimdi öyle de bir tüketim var. Tabii matbaanın dünya... yaptıklarında mesela Türklerin canavar olarak gösterildiği tabii, tabii, küçük tabii, şeyler var. Evet, evet. Yani en çok onlara var. Evet. Yani o zaman da basın biraz dezenformasyon. Daha fakat şimdi ileri gidelim. Gelelim Sokrat'a. Sokrat, Xenofor'a ne diyor? Ne diyor hocam? Doğayı incelemek günahtır. Attığı geri adımı görüyor musun? Diyeceksin bu nereden geliyor? Orfizmden geliyor. Doğudan geliyor. Orfizmden geliyor. Sokrat diyor ki bizim yapacağımız iş diyor, doğayı boş verin, insanlar üzerinde çalışalım diyor. İyi ahlaklı, iyi insan nasıl olur? O da ahlak felsefesi yapmış oldu işte. Materyalizm... Ama herifin verdiği cevap ne? Ama sizin materyalizm değil de idealizm de bir hayır, felsefi bunun, açı. Hayır, bunun verdiği cevap ne? İyi insan Tanrı'ya en çok benzeyen insandır. Burada Zike'den tabii bahsediliyor veya Themis'ten bahsediliyor. Kim diyor bunu? Sokrat mı diyor? Evet. Tanrı'ya inanmıyor değil miydi Sokrat? Hayır. Yahu Zike'den vahiy aldığını söylüyor herif. Ben hiç bilmiyorum bu konuları. Devam edin hocam. Siz kendiniz bilirsiniz. Yani devam ederim kardeşim. Bilmiyorum yani. Hiç anladığım bir konu değil. Siz Platon'u okumadınız mı? Okudum ama kontekst içinde okumadığım için. Hayır. Zaten diyaloglarını okudun mu? Evet okudum. Orada göreceksin Zike'den haber geldiğini söylediğini. Hatırlamıyorum. Ruh, ölümsüz ruh. Menno diyaloğunu hatırla. Yani herkes sen okuduğu her satırı, her milimetreyi hatırlayacaksın. 500 kere hayır, ama, yani. Hayır abi Menno. Bunlar da böyle bir acayip huyu var yani. Evet, İlber Hoca'da da var. Ya bu doğuşta doğumunda gebesini hatırlıyor. Yani. Böyle bir şey olamaz yani. İlber Hoca'da bir şey mesela Ruslardan şey diyor. Yunanistan Atina Belediye Başkanı kızı diyor. Kim diyor bana. Bak. Bildiğin gibi diyor mesela. Atina Belediye Başkanı kızını bilirsin diyor. Nereden bileyim ya? Melina şeymiş, Merkür diyecektim. Of ne o? Yani bir de hocam nesil farkı da olduğu için hiç bilemedim. Ne var neyi bilmiyorsun diyor. Değişik evet. Neyse şimdi, orta aslı orta çağ anlat dedi. Ha şimdi dedi, Sokrat'la beraber bu başlıyor çökmeye. Orta çağdaki kavimler göçü, Roma'nın çökmesi mahvediyor. Ne eğitim kalıyor ne bir şey. Şimdi bunu anladım dediğin de dedi. Hayır, Karolingen Rönesansı'na kadar getirdi. Ne anlatacak bunu. O Karolingen Rönesansı? Karolingen Rönesansı başarısız oluyor. Evet zaten Karolingen Rönesansı bu sonradan çıkan bir apolojetik bir şey ya. O dönemde bir şey vardı diye. İşte Rönesans'la o, karşılaştırınca yok yani o. Alcuin falan gibi evet, adamlar Alcuin var ama. Adamlar ama ondan çok basit sonra yani. Ondan sonra geliyoruz 11. yüzyıla. 11. yüzyılda manastır reformu var. O manastır bir de, reformuyla... Bir de üniversitelerin çıkması tabii. Çünkü işte, eskiden tabii, manastırlara dahil... Orta çağ zannedildiği kadar karanlıktı. Değil, evet. Orta değil, çağ değil. Ben biraz bugüne benzetiyorum. Bir tarafta he, çok iyi bir bilgi birikimi var. Ancak bu bilgiden faydalanmayı reddeden muazzam bir bağnazlık yani, içinde geniş gitti. Dünya tarihinin %90'ı böyle ya. Biz hep şey yani Batı tabii, istisna. Yani Çin de öyle. Aynı Avrupa istisna. Sırf evet, Batı değil evet, Avrupa. Tabii, tabii. Amerika bile istisna. Batı derken, o zaman Batı derken sadece Avrupa'dan bahsediyorum. Batı Avrupa. Avrupa. Hatta Kuzey Batı Avrupa'yı kastediyorum. Şimdi ya 20... O kadar da değil abi yani rica ederim. Yani Galileo'yu falan. İtalya'yı dışarı atamazsın. İkar etmeyelim. Şey Avrupa'nın bugünkü şeyinde teorik olarak katkısı olmuştur ama o da sadece Venedik, Milan o üçgen içinde yani çok sanayi devriminin çıktığı... Yok yapma yani her yer var. Prag var, Polonya var, her taraf var. Ya bilim olarak öyle olabilirdi. Şey Avrupa buraya bilimle gelmedi. Sanayi devrimiyle geldi. Onun çıktığı yer açısından. Ona İyi de sanayi devrimini başlatan adamlara bak. James Watt. James Watt kim? Pratikte... Termodinamik. Hayır, mesela. James Watt. İskoç aydınlanmasının bir parçası. Aydınlanmasının bir parçası ama teorik şey değil, pratikten gelen bir adam. Hayır. Nasıl bu ya? Adam teorisini bilmese yapamaz onu. Ya biliyor. Çünkü pratikte Newcomen makinesi var. Yani biliyor ama sonuçta adam teorik fizikten gelmiyor. Adam sonuçta pratikten gidip Cambridge'e mi artık gidip ders alıyor değil mi? Ben öyle biliyorum hikayesini.
Dolayısıyla sadece o işin bir sosyoekonomisinin de olması lazım. İcat, şunun için söylüyorum, İslam'da da bu icat var deniyor mesela. Bu icatlar bir sonuç doğurmasaydı ya da bu teorik şeyler kalırdı. Esas alameti farikası bunların bir ekonomik sonuç doğurması, evet. Sustainable olması. Onun Kuzeybatı Avrupa'da geçirdiği. İslam'da o olamıyor tabii. İşte. Çünkü İslam'da Fuat, sonuç vermiyor. Ya Fuat Sezgin'in şey okudun mu Great Divergence'ı? Bir tane de ben söyleyeyim. Great Divergence okudun mu? Evet. Çok öyle demeyeceksin. Bulamadın. Hayır. Okumuşsundur. Okumuşsun. Evet, yapamıyorum bilirsin, ben daha. Evet. Zamanla öğreneceğim. Şimdi orada şey var. Yani Çin'de de olur mu şeyini? Argüman diyor ki sanayide mi Çin'de de olmak için her şey vardı diyor. Doğru yanlış ben bilemem. Ama yanlış. Doğrudur. Diyelim ki doğru ama argümanın ince noktası şu tarihçilik açısından. Diyor ki sanayi devriminin başarısı olması bilgi eksikliği değildi. Bu açıdan factual olarak yanlış olabilir. İhtiyaç eksikliğiydi. Hayır. Kömür yataklarına uzaklık gibi ilk sanayiyi çıkaracak yerlerde fiyat kurtarmıyor. Kömür yatağı uzak olunca adamın argümanı tamam. O. Yani oradan da sanayi ilk başta %5-10 karla kurulurken bunu kurulmasına etki etmedi. Bu doğru ama ekonomi. Ama işte bu yanlış. Ama yanlış. Kömür yatakları biliniyor. Hayır yanlış, fact'te yanlış. Mantıkta bir yanlış yok. Doğru doğru. Tarihçi şuna bakar yani. Uygulamanın gücü çok önemlidir. Teorik olarak bir şeyi bulmak, icat önemli değil. İcatın çalışılabilir zamanda bulunması. Yani bugüne önemli. Getir, Karadeniz'de doğru yerde, Türkiye doğru petrol çıkaracak şimdi. Evet. Doğal gaz çıkaracak. Doğal gaz fiyatları bu fiyattayken çıkarmak feasible. Doğal gaz aynen fiyatları öyle. Biraz düşsün, feasible diye çıkarmaz. Aynen öyle. Ya da hep mesela bunu herkes bize de yazdı. Türkler Amerika'yı niye keşfedemedi? Bir nedeni de böyle bir impetus yok. Çünkü Amerika'ya gitse oraya gönderecek koloni fazlası yok. Onu zaten Cezayir'e yolluyor. İki, bundan yararlanacak kredi sistemi, banka sistemi o kadar gelişmiş. Üç, öyle bir kapitalist ekonomi yok. Dört, fiziksel olarak İstanbul şeyden çok uzak. Yani adam oraya gitse onu feasible yapacak bir ekonomi yok. Portekizli 100 sene 4 gemiyle gidiyor. Amerika'dan ya şeyden Lisbon'dan gidersin ama zaten şeyden, haritaya bakınca giden yerlere bakınca çok bariz belli oluyor. Evet. Ve zaten Amerika'da oradan ayrılıp gitmişler. Evet ve Avrupa'nın belli bir kapitalist doyması var. İşçi ücretleri çıkmış, nüfus belli bir yere gelmiş, dışarı adam atmak istiyor. Yani diversity'ye bir ekonomi çıkarmak gerekiyor. Unutma 3. Murat devrindeki devalüasyonu düşün. Bugün Amerika gümüşünden. Bunları biliyoruz. Bunları onun sebebi biliyorsun Potosi'den gelen gümüş. Tabii. Gümüştür. Ama dünya işte onu zaten dünya ekonomik sistemi 1000 yıldan beri o bir araya gelmiş. O İpek Yolu falan böyle sadece ama şey değil. Ama Osmanlı değil. Ondan bile uyandı. Hocam ekonominin bir şey olduğu mantığı da çok batılı bir şey bir şey evet. Olarak ve onların içinde bile öyle evet. Bir bilim oku bakın bilim tarihine bakarken bugün de biz bir çok şey bakıyoruz ama ekonomi çok şekillendiriyor ya aslında tabii yani. Ama bunun ama... ayrı bir bilim olduğunu böyle bir evet, şey finansı bir... biliyorlar. Evet. Maliye bile Çinliler de anlayamadı. Ya hocam şunu söylesene 20. yüzyılın 19. yüzyılın sonunda Çin'de düşünün Amerika'dan böyle pardon şeyi düşünme. Celal Bey mikrofonun bıraktı şey. Kendini gece 2'de. Mikrofon bile gidince. 19. yüzyılın sonunda düşünün Çin dünyanın fabrikası. Burası İngiltere gibi acayip uzaktaki bir ada tarafından iki kere dayak yedi. Peki bu adamların bulduğu çözüm neydi buna? Konfüçyüs Risalesi okumak. Ahlak nedir diye. Ya öteki tarafta Koch çıkmış, Pasteur çıkmış, Edison çıkmış. Yani bir toplum bazen böyle karanlıkta kalır. Ya toplumun değişmesi çok zor. Bir şey anlatmak çok zor. Ama topluma. Mesela Çin şimdi hızla değişiyor. İşte hızla değişiyor. Yani. Tam değişmiyor. Onun dediğim gibi. Çin'de orijinal fikirli adamlara pek yaşama şansı vermiyor. Ama müthiş bir şekilde eğitim hamlesi yaptılar. Dünyanın en iyi üniversiteleri kurmaya başladılar. Eğitim hamlesi ne biliyor musun? Batılı gibi makale yaz. Yazarsan sana 10 bin dolar vereceğim. Evet. Bu kadar. Yani mesela Japonya için bile Jerry Wasserberg dedi ki biz dedi artık Japon öğrenci istemiyoruz. Çünkü herif dedi şahane imtihan oluyor. Ama yaratıcılık yok. Ya bütün sıkıntı buradan kültürel kaynaklanıyor. Farklı. O yaratıcılık yok. Türklerde yaratıcılık var başka öbürü yok. Türklerdeki yaratıcılık işte biraz önce Rehan'ın söylediği gibi bir üretime yansımamış. Üretime yansımadığı gibi coğrafyaya yansımamış. Ya Piri Reis ikaz ediyor devleti. Ya diyor ki coğrafya bilmemiz lazım. Sen şeyi bilirsin. Kasada İndiya'yı. Tanırsın yani. Kasada İndiya'yı. Hayır abi yani. Bu, bunu biliyorum. Kasada İndiya. Kasada İndiya veya Kasada Konstantasyon İspanyolların. Şey kolonilere gönderdi. trading kampanyalar. Ha, bunlar bilgi toplayan yerler. Bilgi toplayan. Ve Portekiz ve İspanya'dan bir harita çıkartmanın cezası ölüm.
Herif bu kadar sıkı bilgiyi koruyor. Bilgiyi koruyor. Bir de çok ilginç. Mesela adam Cezayir'e gitmiş. Diego Aedo. Bu bir merak işidir. Adam antropolojik incelemesini yazmış. Bir tek Evliya Çelebi de vardır o. Evliya Çelebi de okumamışlar ya. Amerika'ya gidiyor. İşte o İspanyollar. Baktığın zaman vahşi, katil sürüsüye bakıyorsun. Ki öyle yok etmişler. Evet. Ama bir yandan da muazzam araştırma yapmış herifler. Ya bu Cezayir'e giden esir bir de. Giden de hani Cezayir yani antropolojik bak karşı kıyı. Haritadan baksınlar Cezayir İspanya'nın parçası gibi. Hemen karşıya geçin kayıklı. Yani böyle görürsün hikaye, belki. Hakikaten böyle Valencia'dan, Barcelona direkt Valencia'dan bak. Adam orada bile bunların adeti budur. Bizde kim yapıyor bir tek? Yapan illa varız böyle düşünen. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi yazıyor. O adamın da şeylerini unutmuşlar bir ara. Tekrar palavra atıyor diyorlar bilmem ne. Halbuki Evliya Çelebi'nin yaptığı paleontolojik gözlemler tabii var. O kelime... Bugünkü paratitişin dağılım alanlarının Karadeniz ve batısında kalan yerleri herif takır takır söylüyor. Tabii yerel aksanları çalışmış mesela. Bazen şöyle İstersen şöyle yapalım. Ben gideyim siz devam edin. Olur abi nasıl istiyorsan. Hakikaten sabah erken kalkacağım. Millete kalkacak zaten. Tamam pardon. Özür dileriz. Biz devam ederdik. Biz muhabbete daldık. Ben programı onu unuttum. Evde gibi konuşuyorum zaten. Evet. O da öyle yapıyor zaten. Stüdyo havası yok zaten burada. Problem de o zaten. Beni gönderecek araba bulurlar değil mi? Yok mu Cevdet? Gönderdim. Çok iyi yapmışsın. Çok geç kaldım. Şöyle yaparız. Niye? Benim yukarıda odada çok güzel bir divan var. Orada uyu diyorsun. Tamam abi. Seni orada yatırırmış gibi. Biz orada devam ederiz. Tamam olur. Onun ailesi burada. Ona gidip demeyecekler. Çocuk perişan oldu. Helak oldular. Bizim nasıl bir girdabın içine girdik? Kavmi bıraktım ben arkada. Nasıl bir girdabın içine girdik? Neyse, fakat sonra benim çok şey öğrendiğim güzel bir program oldu. Evet ben de çok şey öğrendim. Bedavadan da bayağı bir şey öğrendim. Teşekkür ederim. Ben bunu yıllardır yapıyorum ya. Türkiye'nin en uzman adamlarını çağırıyorum buraya, geliyorlar. Bir de istediğin soruyu sorabiliyorsun. Her şeyi muhteşem soruyorum. Ya bunu da lütfen Twitter'da falan böyle kullanın. Sen adamla konuşuyorsun, ya sorsana. Evet. Ben soruyorum. Çok enteresan. Gidip küfür etmek için kullanma, onu da ya teşekkür ederim bu arada. Çok konuşuyorsun, herkesin lafını kesiyorsun demediğin için var ya. Yani. Nasıl, ben de kesiyorum o yüzden ne diyeceğim zaten. Çok güzel yönlendiriyorsunuz bence. Evet. Ya burası dersin sonra ben soru soracağım yani insanlara biraz da yani. Ayrıca sormazsam Ceylan Bey'in nerelere gittiğini görüyoruz yani. Evet doğru. Yani zaten orta çağ anlat dedikten sonra döndü ve bütün Yunan bilim iletişimi diyorduk en son. Köklerine bakmak lazım yani. Hakikaten ha. ChatGPT derken evet, ya, nereye gitti? Yapay zekayı bitiremedik. Ama bu harpı konuşuyor. İlber Hoca ile Celal Şengör'de böyle bir problem var. Nereden girip şimdi nereden çıkacağınız onu belli değil. Yani buradan ineği sokuyorsun, buradan sucuğu çıkıyor, buradan sucuğu sokuyorsun, oradan ineği çıkıyor. Şimdi, çok acayip bir durum var. Hadi Bey bir gün Antalya'da bir programa davet ettiler. Bizde bir sürü insan var. Şimdi İlber Hoca anlatıyor. Ben de anlatacağım ama ben hemen sunucuya bağladım. Çünkü zaten anlatıyor. Ben niye kendimi yorayım? Hoca konuşuyor, hiç uğraşma. Hoca konuşuyor. Hoca şimdi sürekli Fransızca bir şeyler söylüyor. Onları bir yakaladım ben. Fakat arada Rusça da söylüyor. Onlar bende de yok falan. Fakat iş öyle bir noktaya geldi ki ben de bir iki soruyla açayım deyince hiç artık kapılmaz bir noktaya geldi. İzleyicileri baktım böyle izliyorlar. Bakın tek kelime anlamanız mümkün değil. Zaten ben 5 kelime anladım. O an anladım ki bu konuşma dinleme işlerinde çok böyle anlamak gerekmiyor. Bu Türk halkının akılcılığından. Evet, ben bunu 10 yıldır yapıyorum burada. İşte 15 yıldır yapıyorum. Anlamadan dinliyorum onları. Ya o kadar ama o kadar anlaşılmazdı ki ben bile yani aynı alanda olma. Burada anlamışlardır sonuçta dediğimiz şeyleri yani. Tahmin ediyorum. Anlamışlar. Yani Celal Hoca biraz daha... Bir de yani benim yerime eşeği bağlasan eğitirdi bu kadar zamanda yani. Estağfurullah. Ama zaten Celal Hoca bir tık daha anlaşılır anlatıyor. Evet çok daha anlaşılır tabii. Bir de onlar birikiyor yani. Fakat mesela İlber Hoca da enteresan bir şey. İlber Hoca şey, A'dan başlıyor. Birdenbire bak gözün Z'de. Fakat sonra dönüyor... Evet, dikkatli dinlerseniz... A'ya gelip oradan toparlayıp gidiyor. O muazzam bir zeka bu. Dikkatli dinlerseniz evet. Dikkatli dinlemezseniz orada bir kayboluş gibi evet, oluyor. Evet. Ama ben onu röportaj yaparken anladım. Çünkü o zaman daha dikkatli. Hadi bir yere bağlanıyormuş. Ya da o gün işte Antalya'dan. Tabii ileri dikkatli dinlemek lazım. İşte ama dikkatli dinlemek için de yani... Araya sıkıştırdığı Sırpçaları, Rusçaları bilmem ne. Hem de soruyu sizin sormanız lazım. Başkasının evet. Sorduğu soruyu o kadar merak etmiyorsanız karşıyı dinlemiyorsunuz. Size bir soru soruyorlar. Yarı cevabı biliyorsam o kadar iyi dinlemiyorum size. Öyle bir problem var. Neyse biz gidemeyeceğiz herhalde. Galiba gideceğiz artık. Derya'cığım Celal Bey'e bir otomobil ayarla. Ben götürdüm normalde ama bu sayede sonra ben de götüremem. Evet. Gerçi biraz sonra zaten ben o tarafa doğru yola çıkacağım. İstersen bekletin. İstersen yolda bırakırım onu. Sabah 6 gibi seni orada atarım yani. Efendim herkese iyi geceler. Çağrı Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben yani teşekkür ederim. İnşallah bu deliler evinde kendini harikaydı, rahat ifade etmişsindir. Ben çok mutlu oldum. Herkes mutlu.
Eğlendim. Efendim pizza gibisiniz. Herkesi mutlu edebiliyorsunuz. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Ben büyük bir Türk filozofunu, Türk düşünürsünüz. İnşallah büyük bir Türk düşünür lafı da. Ama bak, bak Türk düşünür, güzel kadınları şey yapmayın, ihmal etmeyin. Hepsi bazen çok acayip laf ediyor. Mesela bu pizza öyle. Aysun Kayacı'nın o şahane... Tarihçilik yani, tarih bölümü. Tarih bölümü, Walsh'ları okudu. Onun o şahane demokrasiyle ilgili 2000 yıllık açmaza çok güzel özetleyen cümlesini de unutma. Yani güzel kadınlar zaman zaman değil, güzel lafları ediyorlar diyorsun. Valla ben çok akıllı, çok güzel kadın tanıdım jeolojide. Hocam, o konulara girmeyelim. Hayır, jeolojide abi. Ayak başımıza bela açmayalım. Hocam sen bir içelim, ben bir içelim. Çağrı bir şey yap, sen yap. Seni Amerika'ya almam. Kapatalım bu bak. Bu senin ve İlber'in, İlber Hoca'nın yayın bitti zannedip söylediklerinizden çok çektik. Herkese iyi geceler. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.